Herkese merhaba arkadaşlar ben Eka Hocanız. Laptu Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Geldik AYT XYZ Soru Bankamızın başlangıcına. Evet arkadaşlar AYT grubumuzu AYT Soru Bankamızı ilk videosuyla başlıyorum. Bu videodaki konumuz çarpanlara ayırma olacak. Peki bu çarpanlara ayırma konusu rastgele seçilmiş bir konu değil. Çarpanlara ayırma konusu AYT oynatma listesinin gerçekten bakın AYT oynatma listesinin temel kavramı gibi düşünebilirsiniz. Yani burada yapacağımız her şeyi bundan sonraki tüm AYT konularında fonksiyon, polinom, parabol hepsinde detaylı bir şekilde uygulayacağız. Eğer bu konuyu burada hallederseniz AYT'de bakın integrale kadar anlayabilmeniz, integrale kadar olan tüm konuları anlayabilmenize yardımcı olacak. Peki TYT'de yardımcı olacak mı hocam? Evet arkadaşlar. TYT'de de bakın bu konuyu en geç rasyonel sayılardan sonra öğrenmeniz lazım. Benim anlatma listelerine göre söylüyorum. Rasyonel sayılardan sonra öğrenmeniz lazım. Çünkü denklemler, mutlak değer, üslü, köklü. Orada yine burada öğrendiğimiz yöntemlerin hepsini tek tek uygulayacağız. Bakın AYT burada başlıyor. O yüzden AYT erken başlamış gibi olduk ama aslında TYT konusu yapıyoruz. Bir de çarpanları ayırma konusu hem TYT hem de AYT'de çıkıyor. Buradaki bazı konular mesela parabol, polinom, İkinci dereceden denklemler karmaşık sayılar. Hem TYT hem AYT konusu fakat AYT'ye daha yakın. Peki hocam buraya kadar bir sıkıntı yok. AYT X Z çarpanla ayırmaya başlıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi renklerimiz farklılaştı. Bir de şu farklılaştı. TYT'de X testi vardı temel seviye. Y testi vardı orta ve ileri. Z testi vardı yeni. Yani 3 grup vardı. AYT'de 2 grup olacak. Neden? 1. AYT'de AYT konularında yeni nesil dediğimiz kavram yok gibi bir şey. Bakın yok gibi bir şey. Yani düz sorular var. Peki AYT'yi ne ayıracak hocam? AYT'yi şöyle ayıracağım. Birinci test grubu, bakın bu sarı göstermiş XY testi. XY testinin amacı temel ve orta seviye. Yani başlangıçtan orta seviyeye kadar gidecek bu test grubu size. Bu bir. İkinci seviyem ise Z grubu. Bakın Z testi. İkincisi Z testi. Bu Z testi de zor ve yeni nesil. Hani hocam yeni nesil yoktu. Arkadaşlar yok ama minimum düzeyde. Belki öncüllü, belki öncüllü, belki de bir parabol sorusunu köprü şeklinde göstermek gibi renklendirilmiş sorular var. Bakın hala eski mantıkta çıkıyor ayete. Yani AYT işin aslında yeni nesil yok diyebiliriz. Varsa bile minimum düzeyde ya köprüdür Bakın şekli renk resimli bir köprü düşünün. Veya veya dediğim gibi öncüllüdür. Birden fazla işte i2 tarzındaki sorulardır veya nokta nokta verdiğim teğetindeki bazı bilgileri verip bunları harmanlamak gibi düşünebilirsiniz. O yüzden iki gruba ayırdım. X, Y grubum temel ve orta seviye. Y, X, Y grubum temel ve orta seviye. Z grubum zor ve Y'in nesil olarak adlandırılıyor. X, yani bu temel ortada sırayla önce temel sonra orta olarak gireceğim veya karmaşık vereceğim. Zaten bunu fark ederseniz soruların içerisinde hepsini çözmenizi öneririm. Hepsini yapmanızı tekrar tekrar söylüyorum öneririm. Arkadaşlar bu dersin pdf yine aşağıda açıklamalar kısmında mevcut olacaktır. Çarpanları ayırma konusunu bitirdikten sonra tüm testleri birleştirip tek bir video ve tek bir pdf olarak da sizlere sunacağım. Peki kaç test olacak hocam? Bunun için uygun gördüğüm. Çünkü bakın arkadaşlar zaten ben bunu ben bu konuyu zaten anlattım. Geniş bir konu anlatımı yaptım. Kaya sorularını çözdüm, elis sorularını çözdüm. Onları şu anda çözebilirsiniz. Onların ekstrasına burada ben size yaklaşık 12 tane test sunmayı düşünüyorum. 6'sı XY testi temel orta, 6 tanesi Z ve ileri. Yani Z zor demeyip ileri evet Z testleri. ileri ve yeni nesil. Alttan da orada düşünüyorum. Toplamda 12 testte bu konuyu tamamlayacağız arkadaşlar. Çok konuştum farkındayım. Hiç vakit kaybetmeyelim. Konuşmayı sevmiyorum. Direkt ilk soruyla başlıyoruz. İlk soru bana diyor ki A eşittir 2B olduğuna göre A kare eksi AB bölü B kare eksi AB işleminin sonucu kaçtır? Baktığımızda burada bakın A'lar ortak. Bir tek A ortak. Demek ki ben A ortak parantezini alsam Sol tarafta A kare vardı. A'nın birini çektim geriye A kaldı. Eksi A B çarpanı vardı. A'yı çektim geriye B kaldı. Yani burası A eksi B bölüm. Aşağıda aynı şekilde B kare eksi A B'de B'ler ortak. B ortak parantezini aldım. B'nin birini çektim B kaldı. Eksi A B'nin B'sini çektim geriye A kaldı. Peki bu bir. Gördüğünüz gibi A eksi B, B eksi A birbirlerinin eksileri. Ben bunları sadeleştirdiğimde geriye eksi 1 kaldı. Eşittir. Eksi 1 çarpı. A bölü B kaldı değil mi? A yerine ben 2B yazsam burası 2B bölü B olur. B'ler sadeleşinde cevabım eksi 2 olarak bulunur. İlk sorumuzun cevabı Adana'dır arkadaşlar. İkinci soru bana diyor ki A küp eksi B kare A ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisi? Hemen bakıyorum. A küp eksi B kare A. Bu arkadaşların burada A küpten burada A. Yani bir tane A ortak çarpanları var. A ortak parantezini alırsam A küpten geriye kaldı. A kare eksi A gitti geriye kaldı. B kare. Şıklara baktığımda A çarpanın var mı yok? Devam ediyorum. Eşittir. Çarpanları ayırmaya devam ediyorum. Burası A çarpı A kare eksi B kare demek iki kare farkı birincinin karesi eksi ikincinin karesi. O da şöyle yazılır. Birinci eksi ikinci çarpı birinci artı ikincidir. Şıklara baktığımızda sadece A artı B var. Çarpanlarından birisi budur. Bakın bunun dışında 3 tane çarpanı var. Burada sıkıntı yok. O zaman ikinci sorumuz Edirne olarak bulunur. Üçüncü soru diyor ki 2022'nin karesi eksi 2021'in karesi işleminin sonucu kaçtır? Gidip bunları almaya çalışsanız işlem çok uzun sürecek. Ama matematik biliyorsan sen birincinin karesi eksi ikincinin karesi iki kare farkı biliyorsan yapman gereken işlem birinci artı ikinci Bakın çarpı birinci eksi ikinci. Basit bir iki kare farkı. 2022 ile 2021'i toplarsam ben 2000, 2000, 4000, 4000 4043 40, 40, çarpı. E buranın farkı birdir hocam. O zaman benim cevabım 4043 olarak bulunur. Üçüncü sorum da Adana'dır diyor. Dördüncü soru diyor ki a kare eksi b kare bölü a eksi b ifadesinin sadeleştirilmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir? A kare eksi B kare dediğim ifade zaten iki kare farkı söyledik. Peki A kare eksi B kare nasıl açılır? Birinci eksi ikinci çarpı birinci artı ikinci bölü paydamda A eksi B var. E ben bu A eksi B'leri sadeleştirdiğimde işlemden geriye A artı B kalır. Şıklara bakma sağlayan sadece Bursa var. Dördüncü sorumuz Bursa olarak bulunur. Beşinci soru diyor ki x artı y 3 ve x kare y artı x y kare eşittir 9. Olduğuna göre x artı y'nin karesi eksi x'i eşit. Sonucu kaçtırdı? Geldim buraya. Bana kafadan x artı y'yi 3 vermiş. Sonra devam ediyorum. x kare y artı x y kare. Ortak çarpanlar var bakın. x burada var x burada var. y burada var y burada var. En büyüğüne bakıyorum. Ortak olan en büyüğüne. Demek ki burada x çarpı y'ler ortak. Peki x'i çektim birini. y'yi komple çektim. Burada geriye kaldı x. x'i çektim. y'nin birini çektim. Burada geriye kaldı. Artı y. Bu işlemin sonucu 9'muş. E x artı y'yi bana 3 vermiş. 3. Her iki tarafı 3'e böldüğümde x çarpı y eşittir. 3'tür. Soru bitti. x artı y'nin karesi. x artı y dediğim ifade 3. Üç. 3'ün karesinden burası 9. Eksi x çarpı y dediğim ifade 3. Bakın 9 eksi 3'ten cevabımızı 6 olarak buluruz. Bu da 5'in soruyu Ceyhan olarak bulur. Altıncı soru diyor ki x kare eksi 2 x eksi 3 eşittir. mx artı n yani çarpı x artı 1 olduğuna göre m artı n kaçtır? Basit düzeyde bir ikinci dereceden denklemi çarpanlara ayırma var. x kare eksi 2 x eksi 3. Bu arada bunu bilmeden de dağıtarak bulabilirsiniz soruyor. Basit düzeyde diyorum. Çünkü bir sonraki konumuz ikinci dereceden denklemler olacak. Orada çok daha detaylı gösterilecek. Gerçi ben konu anlatımında bunu zaten basitçe anlatmıştım. Peki bu arkadaş nasıl çarpanlar ayrılır? x x. ikisinin çarpımı x kare verecek. Buraya ben eksi 3 ve artı 1 yazdığımda ikisinin çarpımı eksi 3. Çapraz çarpıp topladığımda eksi 2 x. Verdi mi? Verdi. Ve bu arkadaş düz bir şekilde şöyle yazılır. x eksi 3 çarpı bakın düz bir şekilde x artı 1'dir. Durdum. x artı 1 çarpanı burada var. Demek ki buradaki arkadaş neye eşit olmak zorunda? x eksi 3'e. Peki hocam. Benden m artı ne istiyor? x'in katsayısı m, x'in katsayısı 1. Demek ki m dediğim ifade 1'e, n dediğim ifade direkt eksi 3'e eşittir. Bunların toplamını istiyor. 1 eksi 3'ten sonuç eksi 2 olarak bulunur. 6. sorumda Adana'dır diyor. 7. soru diyor ki a artı b 8, a çarpı b 13 olduğuna göre a kare artı b kare karşıtır. Bakın şimdi a kare artı b kare. Ben bir kere bir sayı grubunun karesini alacağım ki a kare artı b kare olsun. Alıyorum. Burada bana verdiği A artı B'nin ben karesini alıyorum. Yani her iki tarafın burada da 8'in karesi. A artı B'nin karesi şöyle alınır. Birincinin karesi A kare artı birini çarpı ikincinin iki katı yani 2 çarpı A çarpı B artı ikincinin karesi B kare. Eşittir 8'in karesinden 64. Bu bir. Soru benden A kare artı B kare istiyor. Keşke 2 abi olmasaydı. Dilediğim gerçek oldu. A çarpı B 13 ise her iki tarafı 2 ile genişlettim. 2 tane AB eşittir. 13 AB'den 26. Aha da buraya geldim 26'yı yazdım. Sonra 26 eşitliğini diğer tarafına attım. A kare artı B kare eşittir. 64 eksi 26. 24 çıkarsam, 64, 24, 24 çıkarsam 40 olurdu. 2 tane fazla çıkardım. Demek ki burası 38 olacak. Bu da 7. soruyu Edirne olarak buluruyor. 8. soru diyor ki 1 bölü a eksi a eşittir 3 olduğuna göre a kare artı 1 bölü a kare işleminin sonucu. Bakın aslında bu soru yukarıdaki soruyla aynı. İki sayı vermişim. Karesini aldığımda buldum. Burada da bana verdiği şu sayı grubunun ben her iki tarafının karesini alsam. Birincinin karesi yani 1 bölü a'nın karesi 1 bölü a karedir. Bakın ortada eksi var. 2 çarpı birinci 1 bir bölü a çarpı ikinci a artı İkincinin yani buradaki eksi a'nın karesinden ne geldi? a kare geldi. Eşittir 3'ün karesinden 9. Soru benden ne istiyormuş? a kare artı 1 bölü a kare. Bakın 1 bölü a kare ve buradaki a kareyi aldım kenara. a kare artı 1 bölü a kare. Hatta ve hatta işin güzelliği buradaki a'lar gitti. Geriye eksi 2 kaldı. Bu eksi 2'yi eşitliğin diğer tarafına attım. 9 artı 2'den 11 sonucuna ulaştım. Bu da 8. soruyu Bursa olarak bulduruyor. 9. soru diyor ki 3x kare eksi 60 bölü x kare artı 2a eşittir 3 olduğuna göre a sayısı kaçtır? Şimdi ne yapabilirim? Baktığımda bakın 3x kare eksi 60 x'in orta çarpanlar var. İlla x'leri ortak almak zorunda değilsiniz. Sayıları da ortak alabilirsiniz. O zaman ben burayı 3 ortak parantezine alsam ne kaldı geriye? x kare burada kaldı. Eksi 60'daki 3 çarpanını çektiğimde geriye 20 kaldı. Bölü paydam x kare artı 2a eşittir 3. Demek ki hocam bu 3 ile bu 3 sadeleşti bir kaldı. E demek ki bunlar aynı sayılarmış ki sonuç 1. Bakın x kare x kare eksi 20 2a. Buradaki 2a dediğimiz sayı eksi 20 eşittir. 2'ye böldüm iki tarafı a dediğim sayı eksi 10 olarak bulunur. 9. sorumuzda da Diyarbakır'dır diyor. 10. soru diyor ki a diyor 2b'den farklı olmak üzere. Neden farklı olmak üzere olduğunu açıklayacağım. 4b kare eksi a kare eşittir. 4b eksi 2a olduğuna göre 2b artı a kaçtır? Diyor. Bakın. 2 kare farkı olması için birinci sayının karesi eksi ikinci sayının karesi lazım. Ama burada 4 çarpanı var. O zaman ben bunu düzenleyeceğim. Bu sayıyı bakın çok güzel düzenleyelim. 4b kare dediğim sayı ben. 4 dediğim sayı 2'nin karesi çarpı b kare. Üstleri aynıysa tabanlar çarpılır. Basit bir üstlü ifade kuralı. Demek ki bu ifade 2b'nin parantez karesi. Bakın. Aslında bu 4B kare demek 2B'nin parantez karesi. Eksi A kare. Eşittir. Devam ediyorum. Bir adım daha atalım. 4B eksi 2A'da ortak çarpanlar 2'dir. 2 ortak parantezine aldığımda burada geriye 2B kalır. Eksi burada geriye A kalır. Bu da tamam. Peki birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Bu ifade nasıl yazılıyordu? Birinci eksi ikinci çarpı birinci artı ikinci eşittir. 2 çarpı 2B eksi A diye yazılıyordu. Bakın ne gidiyor. 2B eksi A, 2B eksi A sadeleşti. Şimdi ben bunu kafama göre sadeleştiremem. Diyor ki A sayısı 2B'den farklı. Bakın A yerine 2B verdiğimizde 0 çıkıyor. Aslında bunları sadeleştirmek demek her iki tarafı 2B eksi A'ya bölmek demek değil mi? Eğer bana soru bu bilgiyi vermeseydi ben bunları kafama göre bölemezdim. Çünkü 2b-a sıfır olabilir. Ben kafama göre her sayı sıfıra bölemem. Tanımsız olur. Tanımsız olur. Ne yapmam gerekiyordu? Bu ifadeyi bana vermeseydi bunu sol tarafa atıp 2b-a parantezine alıp iki tane kök bulmam gerekiyordu. Ben a 2b'den farklıdır dediği için bunları sadeleştirebiliyorum. Güzel 2b-a'ları sadeleştirdim. Geriye... 2b artı a kaldı, 2'ye eşitmiş. Benden bunu istiyordu. 10. sorumuz Diyarbakır olarak bulunuyor. 11. soru diyor ki, a artı b 3, x artı y 5 olduğuna göre, ax artı ay artı bx artı by ifadesinin, burada bir e fazla olmuş, ifadesinin değeri kaçtır? Baktığımda soruya şu ikisine baktığımda ortak çarpanları görüyorum. a ortak parantezine aldım. Burada x a artı burada y. Artı BX artı B'ye B ortak parantezini aldım. Burada X artı burada Y geldi. Harika. Şimdi ortak parantezlere bakıyorum. X artı Y. Bu sefer X artı Y ortak parantezini aldım. Buradan geldi A artı buradan geldi B. Sonra bana bu ikisini vermiş. A artı B'yi 3 vermiş. X artı Y'yi 5 vermiş. 5 çarpı 3'ten benim sonucum 15'tir. 11. sorumuz Bursa'dır diyoruz. 12. ve de bu testin son sorusu bana diyor ki x kare artı 2x y artı y kare bölü x kare eksi y kare ifadesinin sadeleştirilmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir? Bir kere çarpanları ayırıyorum. x dedim x dedim x'in çarpımı x kare y dedim y dedim x'in çarpımı y kare bakın hatta artılı çapraz çarpıp topladım 2x ye. zaten bu ifade bakın x artı y çarpı x artı y bu ne demek? x artı y'nin karesinin açılımı. Bunları yavaş yavaş tanıyoruz bölü aşağısı x kare eksi y kare. Bu iki kare farkı. O da şöyle yazılır. x eksi y çarpı x artı y. Bu da tamam hocam. Bakın bu x artı y ile bir tane x artı y gitti. Pay kısmında x artı y. Payda kısmında x eksi y kaldı. Ki zaten cevabı budur. 12. sorumuzu Adana olarak bulmuş oluyoruz. Bugün 12'de bir video daha gelecek bu konuyla alakalı arkadaşlar. Çarpanlar ayırma 2. Umarım hoşunuza gider. Umarım işinize yarar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eka Hocanız. Laptu Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. AYT XYZ oynatma listemizin ikinci videosu çarpanlar ayırmanın ikinci videosuyla karşınızdayım. XY testlerine Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu dersin pdf aşağıda açıklamalar kısmında mevcuttur. Oradan indirip izleyip çözebilirsiniz. Ve de ilk soruyla başlıyorum. İlk soru bana diyor ki 111 çarpı 45 eksi 25 çarpı 111 eksi 111 çarpı 11 artı 111 çarpı 13 bölü 3'ün karesi artı 2 üzeri 6 eksi 6'nın karesi işleminin sonucu kaçtır? Şuradaki dikkat etmemiz gereken nokta Bakın hepsinde 111 çarpanı var. O zaman ben burayı 111 parantezin alırsam burada 45 kaldı geriye. Eksi burada 25 kaldı geriye. Eksi devam ediyorum. Buradaki içerideki ifadeyi ben 111 parantezine alırsam 111 parantezinde burada 11 burada 13 kaldı artı durumunda. Bu da güzel. 45 eksi 25 20. Yani burası 111 çarpı 20 eksi. Burası dikkat 111 çarpı 11. 13 daha 24 mü yaptı? 11, 13, 24 yaptı. Evet. Harika. Devam ediyorum. Tekrardan çarpmadan her iki tarafı 111 parantezine alırsam ben. 111 parantezinde burada 20 kaldı. Eksi burada 24 kaldı. Harika hocam. Bölü. Payda indim artık. Bunların hepsi pay kısmıydı. 3'ün karesinden 9. 255, 32, 6, 64. Eksi 6'nın karesinden 36 eşittir. 111 çarpı 20 eksi 24'ten eksi 4 geldi. Bölü paydası 64. 9 daha 73. 73'ten 36 çıkarmamı istiyor. 13'ten 6 çıktı 7. 6'dan 3 çıktı 3. Burası da etti sana 37. Bitti mi? Bitmedi. Şimdi 111 37'ye bölünüyor. Böldüğümde 7 14 21 3 katı. 3 kere eksi 4'ten de cevabımızı eksi 12 olarak buluyorum. İlk sorunun cevabı bu şekilde. Adana'dır arkadaşlar. İkinci soru diyor ki 71'in karesi eksi 21'in karesi eşittir. 100 çarpı x olduğuna göre x kaçtır diyor. İki kare farkını gördüm. 71'in karesi demek yani 71'in karesi eksi 21'in karesi demek 71 eksi 21 çarpı 71 artı 21'dir. Bu işlemin sonucu 100 çarpı x'miş. 71 eksi 21 dediğim ifade 50 çarpı 71, 81, 91 bir daha 92 eşittir 100 çarpı x'e sadeleştirelim. 50'ye böldüm 1, 50'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 46 mı? Doğrudur. O zaman x eşittir 46. İkinci sorumuz Ceyhan olarak bulunur. Üçüncü soru diyor ki a farklı eksi 2. Demek ki paydayı sıfır yapan bir değer var burada. a sayısı eksi 2 olamaz. Olmak üzere a kare artı 2a eşittir. 4a artı 8 olduğuna göre a sayısı Kaçtır diyor. Sol tarafa baktığımızda a'lar ortak. a ortak parantezini alırsam bir tane a gitti. Geriye bir a kaldı. 2a'nın a'sını çektim. Geriye a artı 2 kaldı. Eşittir. Buradaki ortak çarpan 4'tür. 4 Dört ortak parantezini alırsam geriye a kaldı. Artı 8'den 4'ü sadeleştirdim. Yani 4'ü çektiğimde geriye 2 kaldı. Burada a-2 olamaz dediği şey a artı 2 Sadeleştirebiliyorsunuz. Çünkü bakın. Sadeleştirmek demek her iki tarafa a artı 2'ye bölmek demek ya eğer a eksi 2 olursa sıfır olur bölemezsiniz. Diğer tarafı atıp ortak paranteze almanız gerekiyor. Böldüğümde a eşittir 4 kalıyor. Demek ki hocam a sayısı 4'tür. Üçüncü sorumuz Ceyhan olarak bulunuyor. Dördüncü soru diyor ki x³ 2x² x küp artı 2x kare eksi x eksi 2 ifadesinin çarpanlarından birisi aşağıdakilerden hangisidir? Baktığımda tek seferde ortak paranteze alamıyorum. Fakat gruplandırırsam ben bunları x küp artı 2x karedeki ortak çarpan x karedir. Çarpı x kareye çektim geriye bir tane x kaldı. x kare çektim geriye artı 2 kaldı. Ve burada eksi x eksi 2 de de ortak çarpan eksidir. Eksi ortak parantezine aldığımda geriye x artı 2 kaldı. Gruplandırdıktan sonra şimdi ortak çarpanlarımız var. Bu sefer x artı 2 ortak parantezine aldığımda burada x kare kalır eksi burada 1 kalır. Çarpanlarından birisi aşağıdaki hangisidir diyor. X artı 2 var mı şıklarda yok. Devam ediyorum. Devam ediyorum. X kare eksi 1 demek aslında X kare eksi 1'in karesi demek. Yani 2 kare farkı. E bu nasıl bulunur? X artı 2 çarpı X kare eksi 1 demek X eksi 1 çarpı X artı 1 demektir. Şıklarda sadece X eksi 1 sağlıyor. Bakın normalde 3 çarpan var. O zaman dördüncü sorumuz Bursa olarak bulunur. 5. soru diyor ki x kare eksi 2x eksi 8 ifadesi aşağıdakilerden hangisine özdeştir? Hemen çarpanları ayırıp hangisinde özdeş olduğunu bulayım. x kare eksi 2x eksi 8 dediğim ifade. Bakın çarpımları x kare verecek. Öyle iki sayı yazacağım ki çarpımları eksi 8 verecek. Nedir bunlar? Eksi 4'e artı 2 dersem çarptığımda eksi 8 topladığımda eksi 2. Oldu mu? Oldu. Yani bu arkadaş x eksi 4 çarpı x artı 2 diye yazılır. Şıklara baktığımda x eksi 4 çarpı x artı 2 sadece Bursa sağlar. Beşinci sorumuz Bursa olarak bulunur. Altıncı soru diyor ki büyük x eşittir 4 eksi kök 5. Güzel. Olduğuna göre x kare eksi 8 x artı 16 ifadesinin değeri kaçtır diyor. Peki şurayı yoğunlaştım. Çarpanlar ayrılıyor bakıyorum. x x burası eksi 4 eksi 4 çarpımları 16 Toplamları eksi 8 yani bir tam kare ve bu arkadaş şöyle yazılır x eksi 4 çarpı x eksi 4 yani kısaca x eksi 4'ün karesi. E bana x'i vermiş soru 4 eksi kök 5 getirip yerine yazdım. 4 eksi kök 5 eksi 4'ün karesi 4 eksi 4 gitti geriye eksi kök 5'in karesi kaldı. Ve ben biliyorum ki derece 2 olduğu için karesini aldığında bunlar gider. Bu eksi de pozitife döner çift kuvvetten dolayı. Yani buradan sonucum 5 olarak bulunur. 6. sorumuz Bursa'dır arkadaşlar. 7. soru diyor ki x kare eksi 7 x artı 3 eşittir 0 olduğuna göre x artı 3 bölü x ifadesinin değeri kaçtır? Bana bunun değerini soruyorsa demek ki benim x sayım sıfırdan farklıdır. Çünkü paydayı tanımsız yapardı. Bakın Burada size bir çözüm yöntemi göstereceğim. Bu çözüm yöntemini burada öğrenirseniz eğer orta ve özellikle özellikle ki ileri farklı soru tarzlarında bu yöntemi görürsünüz. Şimdi x kare eksi 7x artı 3 eşittir 0. Ne var burada? 3. Buradaki 3'ü bana boşuna vermedi. Şimdi bakın x kare var, 3 var. Eğer ben bana verdiği bu iki ifadedeki payı ve paydayı x'e bölersem hiçbir şey değiştirmemiş olurum. Şöyle düşünün. 4x eşittir 2 dediğimde her iki tarafı 2'ye böldüğünüzde ne oluyor? 2x eşittir 1. Hiçbir şey değişmiyor. Sadeleştirmiş gibi oluyorsunuz. Ve x sıfır olamayacağına göre sadeleştirebilirim. Sonra şu kalp bölmesini yaparsam. x kare bölü x'ten geriye sadece x kalır. Eksi 7x bölü x'ten x'ler sadeleşir geriye eksi 7 kalır. Artı 3 bölü x kalır. Bakın. Önce birincisini böldüm. Sonra ikincisini böldüm. son üçüncüsünü böldüm. Böldüğümde x eksi 7 artı 3 bölü x kaldı. Ve bu ifade 0 bölü x'ten 0 eşittir. E soru benden x artı 3 bölü x istiyordu. x burada. 3 bölü x burada. Eksi 7'yi diğer tarafa attım. x artı 3 bölü x eşittir. 7 olarak bulunuyor. 7. sorumda Edir nedir? Arkadaşlar. 8. soru diyor ki a artı 1 bölü a 5'e. A kare artı 1 bölü a kare b'ye eşit olduğuna göre B sayısı kaçtır duruyor? Kare var. Hemen aklına geliyor. Hocam ben bu sayının her iki tarafının karesini alayım. Alalım. Birincinin karesi A kare artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci. Bu da tamam. Artı ikincinin karesi 1 bölü A kare eşittir 5'in karesinden 25'e. Ve şuradaki ince noktayı gördüm. Pay kısmı A payda kısmı A gitti. Geriye burada artı 2 kaldı. Bu artı 2 eşitliğin diğer tarafına attım a kare artı 1 bölü a kare eşittir. 25 eksi 2'den 23'tür. Bu da 8. soruyu bana bursa olarak bulur. 9. soru diyor ki x'ye eksi yz bölü x eksi z artı x'ye artı yz bölü x artı z ifadesinin sadeleştirilmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir? Pay kısmına baktığımda ortakların belli. Y. O zaman y ortak parantezini aldım. Burada kaldı x eksi y ortak parantez burada kaldı z bölü paydam x eksi z artı x y artı y z ortaklara baktığımda yine y o zaman yine ben y ortak parantezini aldım burada kaldı x artı y bölü paydadan geldi x artı z x artı y değil, x artı z kaldı. ve de x eksi z'ler sadeleşti x artı z'ler sadeleşti bir y burada bir y burada toplamda 2 y yapar. Dokuzuncu soruyu bu şekilde Ceyhan olarak bana bulur. 10. soru bana diyor ki a kare eksi b kare bölü a eksi b bölü a kare b artı a b kare bölü a b ifadesinin sadeleştirilmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir? Bir kere sırayla geliyorum. a kare b demek iki kare farkı. a eksi b çarpı a artı b bölü paydası a eksi b. Bakın bu bölüm ya ters çeviriyorum. Çarpı Paydadaki AB yukarıya AB gitti. bölü Sonra pay kısmındaki bu arkadaşı paydaya indireceğim. Fakat ortak çarpanlar var tek adımda yapayım. A kare B artı AB kare demek. Bir A var bir B var. A çarpı B'ler ortak. O zaman ben A çarpı B ortak parantezin alırsam B gitti. A'nın biri gitti. Geriye bir A kaldı. A'yı çektim B'yi çektim. Geriye bir tane artı B kaldı. Şimdi sadeleştirebilirim. A artı B'ler gitti. A çarpı B'ler gitti. A eksi B'ler gitti. Demek ki işlemi sonucu 1'miş. 10. sorumuzda diğer adı kır olarak bulunuyor. 11. soru bana diyor ki 18 2 a kare bölü a artı 3 çarpı 2 eksi a ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Baktığımda şu anda hiçbir şey yok. Devam ediyorum. Ne yapıyorum? Bu 3'ü içeri dağıttım. Bakın hatta ve hatta yukarıda da iki ortakları var. Onları gördüm. Yukarıyı iki ortak parantezin alırsam ben burada geriye kalır 9 Eksi burada geri kalır a kare. Burada bir şey daha gördüm. Bölü payda indim. a artı 3 çarpı 2 6. Eksi 3 çarpı a'dan eksi 3 a. Eşittir. Devam ediyorum. 2 çarpı. Hatta şurada yapalım. 2 çarpı. Burada bir şey daha gördüm. 9 dediğim sayı 3'ün karesi. Eksi burası a kare. Bakın. Birincinin karesi eksi ikincinin karesi var. Demek ki iki kare farkı var. Birinci eksi ikinci. 3 eksi a çarpı birinci artı ikinci 3 artı a bölü paydaya indim. Burada 6 var hocam. a eksi 3 a'dan burada eksi 2 a var. Hala bitmedi. 6 eksi 2 a'yı da ortak parantez alabiliyorum ben. 2 çarpı 3 eksi a çarpı 3 artı a bölü 6 ve 2 a'daki ortak çarpan eksi 2 a'daki ortak çarpan 2. 2 ortak parantezini aldım. Burada kaldı 3 eksi burada kaldı a. Gidenleri götürelim. Gitti 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 gitti. Geriye sadece 3 artı A kaldı. Bu da 11. soruyu Adana olarak buldurdu. 12. ve de bu testin son sorusu diyor ki x eşittir 2 üzeri a artı 3 ve y eşittir 4 üzeri a artı 3 çarpı 2 üzeri a olduğuna göre bakın y'nin buradaki y'nin x türünden değerini soruyor bana. Y'nin x türünden değeri. Soru basit. Yani Y'deki bazı ifadeleri bu A'lardan kurtulmam lazım kısaca. Peki ne yaparım hocam? Bakın. 2 üzeri A, 4 üzeri A, 2 üzeri A. 2 üzeri A'dan gidebilirim. 3'ü diğer tarafa attığımda ben, bakın ne olur. 3'ü diğer tarafa attığımda burası x eksi 3 eşittir. 2 üzeri A olur. Demek ki hocam ben 2 üzeri A gördüğüm her yere x eksi 3 yazabilirim. Geldim soruya. Y eşittir. 4 üzeri A demek. 2 üzeri 2 üzeri A demek. Yani kısaca 2 üzeri 2A demek. E, 2 üzeri 2A için ben 2 üzeri 2A için ben her iki tarafın karesini alırım. X eksi 3'ün karesi eşittir. 2 üzeri 2A. Bunu da buldum. Geldim Y yerine yazdım. 4 üzeri A gördüm. Hemen X eksi 3'ün karesini yazdım. Artı 3 çarpı 2 üzeri A gördüm. Hemen X eksi 3 yazdım ve de soruyu çözmeye başlıyorum. Bir yerde hata yapmadık değil mi? X eksi 3 oradan o geldi. Oradan o geldi. Umarım bir hata çıkmaz. Çıkacakmış gibi duruyor ama. Bakalım. Y eşittir. X eksi 3'ün karesi. X kare eksi 6x artı 9 artı 3 çarpı x'ten 3x 3 çarpı x 3'ten eksi 9 yaptım. Peki. Hmm, çıkmadı tamam. Burada var x kare eksi 6x artı 3x'ten eksi 3x artı 9 eksi 9, 9 gitti. O zaman x kare eksi 3x geldi. Bu da 12. soruyu bana Edirne olarak buldurdu ve de bu testin son sorusunu çözmüş olduk arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu arada bütün arkadaşlara yorumlara artı çarpı eksi artık ne yazmak istiyorsanız yazın. Bekliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Herkese merhaba arkadaşlar ben Eka hocanız. Laptu Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. AYT'nin X7 Soru Bankası'nın test 3'ü çarpanlar aymanın 3. videosuyla karşınızdayım. X, testleri yani temel ve orta seviye testleri kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu dersin pdf e aşağıda açıklamalar kısmında mevcuttur. Oradan izleyip indirip çöze bilirsiniz. Bugün öğlen 12'de test 4 gelecektir merak etmeyin. Hızlı bir şekilde bu konuyu bitirip temel kavramları geri kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tabii bunu güncel izleyenler için, son olan izleyenler için büyük bir ihtimal yani ne kadar sonra izlediniz bilmiyorum ama hepsi tamamlamış olacak merak etmeyin. Ve de ilk sorumla başlıyorum. İlk soru bana diyor ki A ve B birer pozitif tam sayı olmak üzere A kare eksi B kare 13 olduğuna göre A kare artı B kare kaçtır? A kare eksi B kareden A kare artı B kare nasıl geçiş yapacağım? Bakın normal şartlarda buradan geçme ihtimaliniz yok. Ama soru size A ve B'nin pozitif sayı olduğunu söylemiş. Şimdi A kare eksi B kare dediğim ifade 2 kare farkından A eksi B çarpı A artı B olarak yazabilirim. Ve bu işlemin sonucu 13'tür. Bir kere 13 asal bir sayı. İki sayının çarpımı şeklinde yazılıysa bu 13 çarpı 1 olmak zorunda. <laughs> 13 çarpı 1 olmak zorunda. Düşünüyorum. İki pozitif tam sayının farkları 13 olsa toplamlarının 1 olma ihtimali yok. Bakın iki pozitif tam sayı. Demek ki bunların farkı kesinlikle ve kesinlikle birdir. Toplamları kesinlikle ve kesinlikle 13'tür. Bunu zaten önceki sorularda bol bol yaptık. Önceki konulardan bahsediyorum. Demek ki arkadaşlar a eksi b'miz 1 a artı b'miz 13 taraf tarafa topladım b'ler gitti. 2 a eşittir 14'e a sayımız 7'ye eşit olmuş. Olur. Soru bitmedi. A'sı 7. Yerine yazdım. E B'si 6. Demek ki ben 7'nin karesinden 49 artı 6'nın karesinden 36 yaptım. 49, 79, 6 daha 85 yapar. İlk sorumun cevabı bu şekilde edin olarak bulunur. X artı y'nin karesi eksi x eksi y'nin karesi işleminin sonucu kaçtır? Hangisidir veya kaçtır fark etmez. Şimdi bunu açabilirsiniz. Bunu açabilirsiniz. Birbirinden çıkarabilirsiniz. Veya iki kare farkını kullanalım. İki kare farkı bana ne diyordu? Diyor ki birinci yani x artı y artı ikinci yani x eksi y çarp bakın birinci x artı y eksi ikinci x eksi y'yi eksiyle çarptığımda ne oldu? Eksi x artı y oldu. Soru bu şekilde daha hızlı çözülmüş oldu. Bakın x x'ten burada geldi 2x eksi y artı y birbirini götürdü x'ler gitti y y'den burada geldi 2y. E bunların çarpımı da 4 çarpı x çarpı y oldu. İkinci soru da Edirne olarak bulundu. Üçüncü soru diyor ki a eksi b eşittir b eksi c eşittir 6. Bu bir. a kare eksi b kare artı c kare eksi b kare. Bakın burada birden fazla iki kare farkı var. Bir kere ben a kare eksi b kareyi a eksi b çarpı a artı b yazdım. Bu bir artı c kare eksi b kareyi c eksi b çarpı c artı B yazdım. Bu iki. Soruda bana verenleri yerleştiriyorum. A eksi B'yi 6 vermiş yazdım yerine. Başka. B eksi C'yi 6 vermiş. Bakın burası ne? C eksi B. Neg negatifi. B, -C altıysa C -B, B. Sonra, eksi C 6 ise C eksi B. Kere, B eksi 6'dır. Yazıyorum. 6'yı içeri dağıtarak yazıyorum. 6A artı 6B. Sonra eksi 6'yı içeri dağıtıyorum. Eksi 6C eksi 6B. Bir kere 6B eksi 6B gitti. Geriye kaldı. 6a eksi 6c'ye hatta ve hatta bunları 6 parantezin alırsam geriye a eksi c kaldı. Durdum. Soru da bana a eksi c'yi vermemiş. Fakat bakın ne vermiş. a eksi b'nin 6 olduğunu b eksi c'nin 6 olduğunu vermiş. Ben bu iki işlemi taraf tarafa toplarsam b'ler gitti. Geriye a eksi c eşittir. 12 kaldı. Zaten bunu arıyordum. Yerine 12 yazdığımda 12 çarpı 6, 6, 2, 12, 1, 6, 1, 6, 1 daha 7. O da 72 yapar. Üçüncü soru da Diyarbakır olarak bulunur. Dördüncü soru diyor ki x'in bütün reel sayı değerleri için bakın ne kadar reel sayı değeri varsa hepsi için x kare çarpı x artı 3 artı x artı 3 çarpı x artı 7 bölü a çarpı x artı 3 artı x kare artı x çarpı x artı 3 eşittir 1 olduğuna göre a sayısı kaçtır diyor. Şimdi bakıyorum burada x artı 3 var burada x artı 3 var. O zaman ben bu işlemi x artı 3 parantezine alırsam. Evet. Burada kaldı geriye x kare. Burada kaldı geriye artı x artı 7. Bölü paydaya indim. Bakın. x artı 3 var x artı 3 var. Alt tarafı da x artı 3 parantezine alırsam. Bakın. Burada kaldı geriye x kare artı x. Burada kaldı geriye artı a. Eşittir 1. Sonucun 1 olması için pay ve paydanın birbirine eşit olması lazım. Bakın buralar aynı. Demek ki buralar da aynı olacak. E baktığımızda x kare x kare art x art x 7 ise buradaki a sayısı da 7 olmak zorunda kalıyor arkadaşlar. Zaten a kaçtır demiş. A sayımız 7 olarak bulunuyor. Dördüncü sorumuzun cevabı Diyarbakır'dır diyoruz. Hatta x bütün rasyonel sayı değerleri için değil hatta x farklı eksi 3 olmak zorunda. Bunu da belirtmek durumda kalayım. Soruyu etkilemiyor sorunun çözümünü etkilemiyor. Fakat x eksi 3 olmaz. Çünkü pay pi bölü payda 0 bölü 0 belirsizliği çıkıyor. O yüzden bunu da burada söylemiş olayım. Yani soruda bir sıkıntı yok. Merak etmeyin. Beşinci soru diyor ki 5 üzeri x eksi 5 üzeri eksi x eşittir 3. 5 üzeri x artı 5 üzeri eksi x'in karesi. işleminin sonucu. Önce bir şuraya bakalım. Bu arkadaşın karesini aldığımda birincinin karesi 5 üzeri x'in karesi demek 5 üzeri 2x artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci yani 5 üzeri x çarpı 5 üzeri eksi x. E o da 1 bölü 5 üzeri x demek artı ikincinin karesi bu da 5 üzeri eksi 2x. Bakın ne oluyor? Bu 5 üzeri x bu 5 üzeri x'i götürdü. Geriye benim elimde 5 üzeri 2x artı 5 üzeri eksi 2x artı 2 kaldı. Soru benden bunu istiyormuş. Benim burada bulmam gereken şey şu kare. bunlardan bulacağım? Tabii ki de sorudan bulacağım. İşlemin her iki tarafının ben karesini aldım. Bakın ne oluyor. Birincinin karesi aynı şekilde 5 üzeri 2x. Bakın burası artıydı. Burada eksi olduğu için eksi 2 çarpı 5 üzeri x çarpı 5 üzeri x yazılışı 1 bölü 5 üzeri x artı ikincinin karesinden 5 üzeri eksi 2x. Harika. Eşittir. 3'ün karesinden 9'a eşit. Bakın bunlar gitti. Geriye kalanlar. 5 üzeri 2x. Buradan artı 5 üzeri eksi 2x. Burada eksi 2 kalmıştı. Eksi 2 işlemin diğer tarafını attım. 9, 2 daha. Buradan da 11 geldi. Aha da bu değeri de buldum. Ben bu arkadaşı buradan aldım. Geldim burada yerine yazdım. 11 artı 2'den de işlemimizin sonucu 13 oldu. 5. sorumuz Diyarbakır olarak bulundu. Altıncı soru diyor ki a küp eksi 3a kare artı 3a eksi 1 eşittir 64. Olduğuna göre a sayısı kaçtır diyor. Bakın bu nerenin açılımı? a küp eksi 3a kare artı 3a eksi 1. Bu arkadaş a eksi 1'in kübüdür. Hatırlatalım nasıl açıldığını. a eksi 1'in kübü demek birincinin kübü. Eksi 3 çarpı birincinin karesi çarpı ikinci. Bir yazmama gerek yok. Artı 3 çarpı birinci çarpı ikinci eksi ikincinin kübü. O da 1 gelir. Ha, demek ki bu arkadaş direkt A-1'in kübü. Neye eşitmiş? 64'e. 64 dediğim sayı 4'ün kübüdür. Bakın tek kuvvet yani tek kuvvet olduğu için direkt işerler birbirine eşit olmak zorunda. A-1 eşittir 4'e. Buradan da A sayısı 5 eşit benden bunu istiyordu. 6 sorumuz Bursa olarak bulundu. 7. soru diyor ki x eksi 2 eşittir 6. x kare eksi 4 y kare eşittir 24. Olduğuna göre x kaçtır? Bakalım şu alt tarafa geliyorum. x kare bu 4 dediğim sayı hatta şöyle yapalım. 4 y kare dediğim sayıyı ben işime yaraması için 4'ün karesi 2'nin 4 demek 2'nin karesi çarpı y kare. Hatta ben bu sayıyı 2 y'nin karesi diye yazabilirim. Yani x kare eksi 2 y'nin Parantez karesidir burası. Neye eşitmiş? 24'e. E bu birincinin karesi eksi ikincinin karesi oldu. Bu da şöyle yazılır iki kare farkından. Birinci eksi ikinci çarpı birinci artı ikinci ne eşitmiş? 24'e. Cebime koydum. Üst tarafa geldim. X eksi 2 y'yi burayı bana 6 vermiş. 6 ile neyi çarparsam 24 yapar? Tabii ki de 4'ü. Geldim buraya. X eksi 2'ye 6'dır hocam. X artı 2'ye 4'tür hocam. Ben bunları taraf tarafa toplarsam. Eksi 2 artı 2'ye gitti. X, x daha 2x eşittir 10'a. Buradan da x eşittir 5'e. Benden zaten bunu istiyordu. 7. sorumuz Ceyhan olarak bulunuyor. 8. soru diyor ki x kare artı x y 8. x y artı y kare 17. Olduğuna göre x artı y'nin pozitif değeri. Tutup da burada x y'yi ayrı ayrı bulmayacağım. Gördüm. Ben bu ikisini taraf tarafa toplarsak. Bakın ne oluyor? Buradan geldi x kare. Bir x y yukarıda. Bir x y burada. iki tane x ye. Bir de buradan geldi artı y kare eşittir. 17 8 daha 25'e. Cebime attım. Bakın devam ediyorum. Burası neyin açılımı? Bu arkadaş x artı y'nin karesinin açılımı. Eşittir. Burası 25 yani sonuç 5'in karesi. Benden x artı'nin pozitif değerini istiyorum. Neden söylüyor bunu? Bakın iki önlük soruda üstü tekken işleri aynıydı. Bunu zaten köklü işlemlerden alacağız. Üstü çift iken içerisi bir kendisine yani x artıya bir 5'e eşittir. Bir de içerisi eksi 5 eşittir. Düşünün eksi 5'in karesi de 25'tir. Artı 5'in karesi de 25'tir. Çift kuvvette. Benden pozitif değeri istemiş. E pozitif değeri de 5 olarak bulunuyor. 8. sorumuzda edinilir diyoruz. 9. soru diyor ki a artı bir bölü a eşittir 3 olduğuna göre a üzeri 4 artı 1 bölü a üzeri 4 ifadesinin değeri. Şimdi direkt 4. kuvvetini almayacağım. Ne yapacağım hocam? Sırayla. Önce ben bu işlemin bir karesini alayım. Her iki tarafın karesini alıyoruz. Bakın ne oluyor? Birincinin karesi a kare artı iki çarpı birinci çarpı ikinci a çarpı 1 bölü a artı ikincinin karesi 1 bölü a kare eşittir 3'ün karesinden 9. Bu 1. E artık bunu görmek zorundayım. Renk değiştirelim. Aynı renk oldu. E artık ben bunu görmek zorundayım. Buradaki a'lar gittiğinde artı 2 kaldı burada. Diğer tarafa attım. Benim elimde a kare artı 1 bölü a kare eşittir. 9 eksi 2'den 7 kaldı. Bu 1. Sonra 4. kuvvete ulaşmak istiyorum. Bir kere daha karesini aldım eşitliğin her iki tarafının bir kere daha karesini alırsam. Birincinin karesi a üzeri 4. A karenin karesi a üzeri 4. Artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci. Bu da tamam. Artı ikincinin karesi de 1 bölü a üzeri 4 yapar. Eşittir 7'nin karesi de 49 yapar. E artık ben a karelerin gittiğini görebiliyorum. 2'yi diğer tarafa attım. a üzeri 4 artı 1 bölü a üzeri 4 eşittir. 49 eksi 2'den 47 yapar. Zaten benden sor. Bunu istiyordu. 9. sorumuz Bursa'dır arkadaşlar. 10. soru diyor ki kök içinde 1 bölü 4 eksi 2 bölü 3 artı 4 bölü 9. Hocam payda Evet eşitleyerek bulabilirsin. Ama burada çözülebilir bir soru verdim payda Vermeseydim. Bakın buradaki yöntem şudur aslında. 1 bölü 4 ve 4 bölü 9 ifadesi şüpheli. Şüpheden kastım. 1 bölü 4 dediğim ifade 1 bölü 2'nin karesidir. Eksi burası 2 bölü 3 kalsın sıkıntı yok. Artı buradaki 4 bölü 9 dediğim ifade 2 bölü 3'ün karesidir. Bakın birincinin karesi eksi artık ne var burada bilmiyorum. İkincinin karesi bu arkadaş şuna benziyor. A kare eksi 2 ab artı b kare. Bakalım öyle mi? Yani buradaki a dediğim ifade 1 bölü 2'ye. Buradaki b dediğim ifade 2 bölü 3 eşit. Peki ben bir de eksi 2 ab'yi bulmam lazım. Eksi 2 çarpı a dediğim yere 1 bölü 2 çarpı b dediğim yere 2 bölü 3 yazarsam acaba eksi 2 ab eksi 2 bölü 3'e eşit mi oluyor? Bakalım. İkiler gitti. Eksiyi dağıttım. Eksi 2 bölü 3 eşit oldu mu? Oldu. O zaman burada yazdığım tüm bu ifade aslında bakın a kare eksi 2 ab artı b kare demek a eksi b'nin karesi demekti. O zaman bu a dediğim ifade 1 bölü 2 eksi b dediğim ifade 2 bölü 3'ün karesinin bir de burada kare kökü. Harika hocam. Devam edelim. Şurada payda işleme gerek var mı? Eşit diyelim. Bunu 3, bunu 2 ile genişlettim. 3 kere 1. 3, 3 eksi 2 kere 2. 4 bölü 3 kere 1. 3 eksi 2, 2, 2. 4. Evet. 3 eksi 4 bölü 3 çarpı 2. 6'nın karesinin kare kökü. E ben biliyorum ki Köklü işlemler yine bunlardan bahsedeceğiz. Çift derece, çift kuvvetse bu içerisi mutlak değer şeklinde çıkar. Yani 3 4 aslında burası içi yani eksi 1 bölü 6'nın karesinin kare ama düşünün. Eksi 1 bölü 6'nın ben karesini alırım. 1 bölü 36 yapar. 1 bölü 36 kökün dışına 1 bölü 6 olarak çıkmak zorunda kalır. Yani sorumuzun cevabı 10. sorumuzun cevabı Diyarbakır'dır. Arkadaşlar yine köklü işlemlerde bunu detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Merak etmeyin. 11. soru diyor ki 2020 çarpı 2022 artı bir işleminin sonucu kaçtır kök içinde. Korkacak bir şey yok. Yine küçük bir matematik hilesi var burada. 2020, 2022. Aradaki fark 2. O zaman ben bunun bir fazlası olan bakın ve bunun da bir eksiği olan 2020, 2021 sayısına A dersem. 2021 sayısına A dersem. 2020 demek A 1 demek hocam. Çarpı. 2022 demek A artı 1 demek hocam. Yanında da artı 1 var ve kök içinde. Eşittir. E burası iki kare farkı mı? Evet. A eksi 1 çarpı A artı 1 demek. A kare eksi 1 yanında artı 1 var. Kök içinde eksi 1 artı 1'i götürdü. Demek ki burası kök A kare. Yani işlemin sonucu yine mutlak değer pozitif olarak çıkacak. E yani işlemin sonucu direkt A olarak çıkacak. A dediğim sayıda 2021'di. Bu da 11. soruyu Ceyhan olarak bulduruyor. 12. soru diyor ki x eksi y y artı z 6'ya. Olduğuna göre x y eksi y kare artı 6 z ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi nereden başlayacağım? Bakın burada y'ler ortak. Başka ortak var mı? Yok. Demek ki ben şu ikisinden başlayabilirim. Ve burada y ortak parantezin alırsam burada kaldı x eksi burada kaldı y artı 6 z. Bu bir. x eksi y'yi bana soruda vermiş 6 olarak. Geldim bir yerine yazdım. Çarptım. 6y artı 6z oldu. 6 parantezin aldım. y artı z oldu. Bana y artı z'yi de vermiş 6 olarak. Onu da yazdım. O zaman 6 altı çarpı 6'dan işlemin sonucu 36 oldu. 12. sorumuzda Ceyhan olarak bulunuyor ve de. Bu testimizi de bu şekilde bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Herkese merhaba arkadaşlar ben Eka hocanız. Laptu Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Kitabımızın dördüncü testi çarpan Ayman'ın dördüncü videosuyla karşınızdayım. XY testine, yani temel ve orta seviye sorularla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersin pdf aşağıda açıklamalar kısmında mevcuttur. Oradan indirip izleyip çözebilirsiniz. Ve de ilk sorumla başlıyorum. İlk soru bana diyor ki x artı x üzeri eksi 1 eksi 1 bölü x artı x üzeri eksi 2. Peki hocam nasıl çözeceğim? Bakın x artı x üzeri eksi 1 demek 1 bölü x eksi 1 bölü x artı x üzeri eksi 2 demek x artı 1 bölü x kare. Mantık payda eşitleyerek gideceğiz. Bunun paydasında 1, bunun paydasında 1. Burayı x ile genişlettim. x çarpı x, x kare. Bakın burası aynen artı 1 geldi. Burasını x'e genişlettim. Eksi x geldi. Bölü x bölü. Payda indim. Bunun paydası 1. x kare olduğu için x kare genişleteceğim. x kare çarpı x'ten burası x küp geldi. Yanında artı 1 bölü x kare geldi. Ters çevirip çarpıyorum, çarpıyorum payda kısmını. x kare artı 1 eksi x bölü x çarpı ters çevirip çarptığımızda x kare bölü bunun parası x küp artı 1'dir. Var mı sadeleşen? Evet. Bir x ile yukarıdaki bir tane x gitti. Geriye kalanlar. x çarpı x kare yer değiştirelim. x x artı 1 bölü. Aşağıdan ne geldi? x küp artı 1'in kübü. Peki x küp artı 1'in kübü nasıl açılır? Dikkat. Arada artı olduğu için direkt x artı 1 bir çarpı birincinin karesi Artı ile başladıysam buranın ortası eksi olacak. Eksi ikisinin çarpımı x. Diğeri artı birin karesi. Bunlar da gitti hocam. Geriye sadece x bölü x artı 1 kaldı. x bölü x artı 1. Bu da ilk soruyu diğer olarak buldurdu. İkinci soru diyor ki x kare artı 7 x artı m bölü x kare artı nx eksi 15 eşittir. x artı 2 bölü x eksi 3 olduğuna göre m artı n toplamı kaçtır? Şimdi düşünün. Bakın demek ki bu denklemin içinde ikinci dereceden ya bir tane x artı 2 çarpanı var. Bir tane de bla 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 çarpanı var. Ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi bakın. Bu bana şunu söylüyor. Diyor ki benim köklerimden biri bakın x artı 2 sıfır eşit dersem x eşittir. Eksi 2. Eksi 2 benim köküm diyor. Köküm. Yani sen burada x yerine eksi 2 yazsan yazıyorum. Eksi 2 iki artı 2'den ne oldu? Sıfır çarpı dıgıdık Neyse artık. E sıfırla ben neyi çarparsam çarpayım? sonuç sıfır yapar. Yani sen kısaca buradaki eksi 2'yi alıp gelip burada yerine yazarsan sonucun sıfır olur diyor. Yazalım. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 2 çarpı 7 eksi 14. Artı m eşittir sıfırsa 4 eksi 14 eksi 10. Diğer tarafa attım. Demek ki m eşittir 10. Bu bir. E aynı mantık bakın aynı mantık. x eksi 3 o zaman hocam buranın köküdür. x eksi 3'ü ne 0 yapar? x eşittir 3. Demek ki ben aşağıda x yerine 3 yazsam sonucum 0 olacak. Yazalım. 3'ün karesi 9 artı x yerine 3 yazdım. 3'en eksi 15 eşittir 0. 9 eksi 15. Eksi 6 diğer tarafa attım. 3'en eşittir 6'dan n eşittir 2. M'yi neyi buldum? Toplamlarını istiyor. O da 12 yapar. İkinci sorum Edirne olarak bulunur. Üçüncü soru diyor ki pozitif iki tam sayının toplamı 7. Hemen yazıyorum. Bakın sözel ifade verilmiş. X artı Y eşittir 7. Çarpımları 12. X çarpı Y eşittir 12. Soru benden ne istiyor? Küpleri toplamı kaçtır? Soru benden A küp artı B küpü istiyor. Bakın ezberlemediniz diyelim buna. Bunu ezbere bilmiyorsunuz. Peki ben nasıl bulurum? Elimizde x artı y varsa sen bu x artı y'nin bir kere küpünü Bakın, ezberlemediğinizi düşünüyorum. Sadece x artı y'nin kübünü bildiğinizi düşünüyorum. x küp artı y küpü bilmediğinizi farz ediyorum. x artı y'nin kübü nedir hocam? x küp artı 3x kareye artı 3y kare x artı y küptür. Bakın soru benden x küp artı y küpü istiyor. Bir kere mahsus bunu yapalım. Mesela burada ne var? 3x kare artı 3y kare var. Ben burayı 3 x y parantezini alırsam bakın burada x kalır burada artı y kalır. Ve ben bunu eşitliğin diğer tarafına atarsam o zaman hocam x küp artı y küp eşittir. Burada x artı y'nin kübü eksi bakın ne kaldı burada? 3 x y çarpı x artı y kaldı. x küp artı y kübü istediğinde bu şekilde yapıyorum. Eğer x küp eksi y kübü isterse bu sefer x artı y'nin kübü x eksi y'nin kübü artı 3 x y art çarpı x artı y. Yine ezberlemenize gerek yok. Tekrar söylüyorum. Sadece şunu ve bunun eksilisini bilmeniz yetiyor. Peki gelin buraya göre soruyu çözelim. Benden bunu istiyordu. x artı y'nin kübü. Yani kısaca 7'nin kübü eksi 3 çarpı x çarpı y dediğim 12 çarpı x artı y dedim 7. Geriye kalan çarpma işlemi gördüğünüz gibi. Hatta hatta işi kolaylaştırmak için burayı 7 parantezine alırsam burada geri 7'nin karesinden 49 kalır. Eksi 3 çarpı 12'den 12, 24, 36 kalır. 7 çarpı 49 eksi 49, 36'dan 13 kalır. Bu da 13 çarpı 7'dir. 7, 3, 21, 2. 7, 1, 7, 2 daha 9 eder. 91'den 3. sorumuz Adana'dır diyor. 4. soru diyor ki x kare eksi 4x artı 3 bölü. x kare eksi 5x artı 6. Eksi 1 bölü. x eksi 2 ifadesinin sadeleştirilmiş hali aşağıdakilerden aynısıdır. İkinci dereceden denklem çarpanlarına ayıralım. X dedim. X dedim. Ortası eksi 4 burası 3. Demek ki eksi 3'ü eksi 1 e çarparsam artı 3 toplarsam eksi 4 yapar. Aynı mantık. X dedim. X dedim. Eksi 5 burası. Eksi 3'e eksi 2 versem çarparsam 6. Çarpar çarpıp toplarsam eksi 5. Peki nasıl yazılır hocam? Düz bir şekilde x eksi 1 çarpı x eksi 3 bölü paylası x eksi 3 çarpı x eksi 2. Eksi 1 bölü x eksi 2. Bakın ne oluyor şimdi. Buradaki x eksi 3 gitti. Geriye paydası x eksi 2, paydası x eksi 2. Bir de bunları birleştiriyorum. Bakın buradan x eksi 1 kaldı. Buradan eksi 1 geldi. Bölü paydası x eksi 2 idi. Yukarısı da x eksi 2 oldu. Paydası da x eksi 2 idi. E sonucum o zaman 1 olarak bulunmuş olur. Bu da dördüncü soruyu Bursa olarak bulur. Beşinci soru diyor ki 3x kareye artı x küp eşittir 12. x kareye artı y küp bölü 3 eşittir 5. Olduğuna göre x artı y kaçtır? Burada müdahale etmeniz lazım. Bakın keşke burası y küp artı 3 x kare y olsaydı. Olur. Ben burayı 3 ile genişletiyorum. Genişlettiğimde bakın burası 3 x kare y artı bu 3 işte bu 3 gitti. y küp eşittir 3 çarpı 5'ten 15 geldi. Pay kısmında ne var? 3x y kare artı x küp eşittir 12 var. Ben bu ikisini taraf tarafa toplarsam bakın ne geliyor. x küp artı sonra buradan 3x kare y geliyor. Sonra yukarıdan 3x kare geliyor. Aşağıdan y küp geliyor. Eşittir 15 artı 12 27. 27 dedim ifade 3'ün kübü. Peki sol taraf ne hocam? Sol tarafı da tanıyorum. Çünkü ben konu çalıştım x artı y'nin kübü eşittir. 3'ün kübü ise tek derece tek kuvvet. Tek kuvvet olduğu için direkt alt kısımları eşittir. x artı y buradan direkt 3 olarak bulunur. Bu da 5. soruyu Ceyhan olarak buldurur. Artını soru diyor ki x kare artı 5 x y artı y kare eşittir 0. Çarpanlar ayrılmıyor. Olduğuna göre x bölü y artı y bölü x toplamı karşı. Yine artistik bir çözüm yapılıyor bu tarz sorularda. Benzer bir soruyu üçüncü İkinci testi çözmüştüm sanırım. Gelip bu arkadaşı siz. Bakın gelip bu arkadaşı siz. X çarpı Y'yi hem sol tarafı hem sağ tarafı bölerseniz. X ve Y sıfır olamaz. Çünkü bakın buralar sıfır olsa tanımsız olur. Böldüğümde ne oluyor? Hemen kalp bölmesi yapıyorum. X kare bölü X'ye. Yazayım. X kare bölü X'ye. Artı 5X'ye bölü X'ye. Artı Y kare bölü X'ye. Eşittir sıfır bölü x y'den sıfır. Hocam ne işime yarayacak? Yukarıdaki bir x ile bu x gitti geriye. x bölü y kaldı. He. x y'ler gitti. Artı 5 kaldı. Bir y ile bir y gitti. Artı y bölü x kaldı. Eşittir sıfır. Bunu diğer tarafa attığımda x bölü y artı y bölü x eşittir. Eksi 5 bulunur. Zaten benden bunu istiyordu. Altıncı sorumuz Adana'dır diyor. Yedinci soru diyor ki a bölü b eksi b bölü a eşittir 5. A kare bölü b kare artı b kare bölü a kare ifadesinin değeri kaçtır? Aklıma ilk gelen şey direkt karesini alma. Aklınıza ilk gelen şeyi yapın. Olmazsa farklı yöntemler öğretiyorum ben size. Onları deneyin. Karesini aldım. Birincinin karesi. A kare bölü b kare. Eksi var ortada. 2 çarpı birinci a bölü b çarpı ikinci b bölü a artı ikincinin karesi b kare bölü a kare eşittir. 5'in karesi 25'tir. Şimdi bakın. A, A, B, B gitti. Eksi 2 eşitliğini diğer tarafına attım. A kare bölü B kare artı B kare bölü A kare eşittir. 25 artı 2'den 27 yapar. Bu da 7. soruyu Edirne olarak bana buldurur. 8. soru diyor ki A, B, C pozitif tam sayıları olmak üzere. Bakın güzel bir soru var burada. A kare artı B kare eksi C kare eksi 2ab eşittir 11 olduğuna göre c kaçtır? Burada benim tanıdıklarım, a kareyi b kareyi tanıyorum, bir de eksi 2ab'yi tanıyorum. Bakın bunları yan yana getirirsek, a kare artı hatta eksi 2ab eksi 2ab artı b kare. Bu arkadaş a eksi b'nin karesi demek. Güzel kenara çektim, a eksi b'nin karesi. Bir de burada tek başına eksi c kare var, eşittir. 11. Bana bu ifadeyi boşuna vermedi. A, B, C pozitif tam sayılar olmak üzere. Bana bu ifadeyi boşuna vermedi. Normalde değer vermem lazım ama burada veremiyorum. Ne yapacağım? Bir kademe daha ilerleteceğim. Birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Burada iki kare fark var. Nasıl yazılır? Birinci artı ikinci çarpı birinci eksi ikinci. Neymiş bu sonuç? 11'e. Şimdi İki ihtimal var değil mi? Pozitif tam sayılar çalışıyoruz. Ya 11 çarpı 1'dir ya da 1 çarpı 11'dir. Şu anda benden C istiyor. Hangisinin hangisi olduğunun bir önemi yok. Neden biliyor musunuz? Bakın neden biliyor musunuz? Şöyle yapalım. A eksi B artı C'ye 11 versem. A eksi B eksi C'ye 1 mi versem? Şimdi pozitif ekledim. Tam bu. Diğeri olmaz. A eksi B Artı c eklediğimizde bire eşit olamaz. Bakın a eksi b artı c 1'e eşit. Ya olsa da fark etmez bu soru için. Bakın kafanız öyle bir düşünce kalırsa fark etmez. Neden? Çünkü soru bizden direkt c'yi istiyor. Bakın soru bizden c'yi istiyor. Ben bunları taraf tarafa çıkartırsam. A'dan a'yı çıkarttım. Eksi b'den burası artı b olacak çıkarttım. Artı c'den burası artı c olacak. Yani geriye 2c kalacak. Eşittir 11'den 1'i çıkarttım 10. Bakın bu 11 ile 1'in yerini değiştirdiğimde yine sonucu yani C'yi değiştirmiyor. Bakın A'yı B'yi değiştirir ama C'yi değiştirmiyor. Benden C'yi istediği için oraya ben takılmıyorum. Herhangi bir detay vermemişim orada. 2C e, olsa C her türlü 5'tir. İster düzünde ister tersinde C her zaman 5 olarak bulunuyor arkadaşlar. Bu da 8. soruyu Edirne olarak bana bulduruyor. C kaçtır demiş 11-1. 10 yaptı. C de 5'tir. 8 de Edirne'dir diyoruz. 9. soru diyor ki x, x x eşittir 6 olduğuna göre x eksi 1'in kübü eksi 3 eksi eksi 1'in karesi artı 3 x eksi 1 eksi 10 ifadesinin değeri kaçtır? Korkmayın korkmayın bakın ne yapacağım. x 1'i açmanız kübünü açmanıza buradaki x 1'in karesini açmanıza gerek yok. Çünkü x eksi 1 gördüğüm yere ben a dersem Burası ne oldu? A küp eksi 3 çarpı a kare artı 3 çarpı a. Ne var burada? Eksi 10. Bunu da eksi 1 eksi 9 diye yazarsam. Hocam ne işime yarayacak? Bakın burası artı eksi artı eksi ve de arada eksi 3'ler var. Neyin açılımı? A eksi 1'in kübü açılımı. Bu 1. Bu 1. Eksi burası da 9 yani 3'ün karesidir. Gerek yok ya kalsın 9 kalsın tamam mı? hiç sorun değil. 9. He, güzel. Peki ben A yerine ne demiştim? X eksi 1. Bakın soruyu artık buldum. A yerine x eksi 1. X yerine 6 yazıyor. Geliyorum burada x yerine 6 yazıyorum. 6 eksi 1'den A sayısı da 5'e eşit. Bu 5'i alıyorum geliyorum. Burada yazıyorum. 5 eksi 1'den 4'ün kübü eksi 9 olmuş oluyor. 4'ün kübü demek 64. Eksi 9 yaptığımda 10 çıkarsam 54 fazla çıkarttım. Geri aldım. 55 yaptı. Bu da dokuzuncu soruyu adana olarak bana buldurdu. Onuncu soru diyor ki x küp artı ax kare bölü x kare eksi 4 ifadesi sadeleştirilebilen bir kesir olduğuna göre a'nın alabileceği değerlerin toplumu kaçtır? Buna benzer soru yaptık. Şimdi bakın burada pay kısmına işim yok x küp artı ax kare bölü payda kısmı x kare eksi 4 demek x kare eksi 2'nin karesi ve iki kare farkı şöyle yazılır. x eksi 2 çarpı x artı 2. Peki hocam güzel. Sadeleştirilebiliyorsa ya bu arkadaşla burada bir çarpanı sadeleştiriyorsunuz ya da bu arkadaşla buradaki bir çarpanı sadeleştiriyorsunuz. Durdum. Yani eğer benim x eksi 2 köküm yukarıda varsa düşünüyorum. Demek ki burada x eksi 2 çarpanı var. Yanında ne olduğunu bir önemi yok. x yerine 2 yazarsam pay kısmını 0 yapar. Yani ben pay kısmına gidip aşağıdaki x eksi 2'nin kökünü yazarsam yukarıya yazarsam yukarıyı 0 yapar. Yazıyorum. 2'nin kübünden 8 artı 2'nin karesi 4a eşittir 0. Diğer tarafa attım. 4a eksi 8 a sayım eksi 2 a yani eksi 2 yazdığımızda bu x eksi 2 ile bu x eksi 2 sadeleşiyor. Bu bir. Eğer bu arkadaş sadeleşiyorsa, bu e, mantıkla düşünüyorsam ben, demek ki x artı 2 gördüğüm yere 0 Yani x gördüğüm yere eksi 2 yazacağım bu sefer. Bakın demin 2 yazmıştım. Bu sefer eksi 2 yazacağım yukarıya yazıyorum. Eksi 2'nin kübü eksi 8. Eksi 2'nin karesi 4'ten burası artı 4 a eşittir 0. Diğer tarafa attım. 4 a eşittir 8. a eşittir 2 olarak bulunur bakayım. Benden A'nın alacağı değerlerin toplamını istiyor. Bu da sorun yok tamam. Eksi 2 iki artı 2'den 0 olarak bulunuyor. Var mı sorun? Hiçbir sorun yok arkadaşlar. 10. sorumuzun cevabı Diyarbakır'dır diyoruz. 11. soru diyor ki x kare artı y bölüm. x kare artı y artı z'nin karesi. Eksi x kare artı y eksi z'nin karesi. ifadesi ifadesinin eşiti aşağıdakilerden Hangisidir? Sakın ha sakın, sakın sakın, bunun ve bunun üçüncü, üçlü ifadenin karesini almaya çalışmayın. Peki ne yapacağım hocam? Bakın burada birincinin karesi, eksi, ikincinin karesi. Yani iki kare farkı var. Pay kısmını aynen geçirdim. x kare artı y bölü paydayı yazıyorum. Birinci x kare artı y artı z artı. ikinci aynen yazıyorum. x kare artı y eksi z çarpı birinci ayna yazıyorum. X kare artı y artı z eksi içeri dağıtarak bunları yazıyorum. Eksi x kare eksi y eksi çarpı eksi artı z. Harika. Gidenleri götürelim. Var mı burada? Z'ler gitti. Geriye x kare artı y x kare artı y. Yani iki parantezinde x kare artı y kaldı. İki tane x kare artı y kaldı. Buradan x kareler gitti. Artı y'ler gitti. Z artı z'den iki tane z kaldı. E benim pay kısmında x kareye, payda kısmında x, kare, x kareye gitti. Yukarıda 1, 2 çarpı 2'den aşağıda 4 çarpı z kaldı. Bu da 11. soruyu Edirne olarak bana buldurdu. 12. ve de bu testin son sorusu diyor ki a artı 2 bölü a işlemi 3'e eşit olduğuna göre a küp artı 8 bölü a küp. Bu arada 8 elim ifadene 2'nin kübüdür. Yani kısaca Birincinin kübü artı ikincinin kübünü istiyor. İfaresinin değeri kaçtır? E küp istiyorsa ben ne yaparım? Küp alırım. İşlemin her iki tarafının kübünü alırsam. Küp açılımını artık biliyorum. Tekrar tekrar yazmama gerek yok. Birincinin kübü. A küp artı. 3 çarpı. Birincinin karesi. A kare artı. ikinci ayna yazıyorum. Artı değil ya. A kare çarpı. ikinci ayna yazıyorum. 2 bölü A artı. 3 çarpı birinci yazıyorum. Çarpı ikincinin karesini alıyorum. 2 bölü a'nın karesi 4 bölü a kare artı ikincinin kübünü alıyorum. 8 bölü a küp eşittir. 3'ün kübünden de 27. Harika. Şimdi soru benden zaten a küp ve 8 bölü a küpü istiyorum. Bunları kenara çektim. a küp artı 8 bölü a küp. Sonra gidenler var mı? Bir a ile bir a. Bir a ile bir a gitti artı 3 çarpı 2'den burası 6 a artı 3 çarpı 4'ten burası 12 bölü a geldi. Var mı sorun? Herhangi bir sıkıntı? Hiçbir şey yok. Eşittir 27. Bitmedi. 6 artı 12 bölü a'da. Bakın ortak çarpanlar var. Nedir? 6. Yukarıyı 6 parantezine alıyorum. A küp artı 8 bölü a küp artı 6 parantezinde. Burası a. Burası 2 bölü a. Neye eşit? 27'ye. Bu tamam. E, A artı 2 bölü A'yı da bana 3 vermiş soru. Geldim onu da yerine yazdım. 6 çarpı 3 18. 18'i diğer tarafa attım. A küp artı 8 bölü A küp eşittir. 27'den 18'i çıkarttığımda 9 kaldı. E bu zaten benim cevabım oldu. 12. sorumuzu da Diyarbakır olarak buluyoruz arkadaşlar. Ve de bu testimizi de bu şekilde bitirmiş olalım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır. PDF aşağıda açıklama kısmında diye tekrar tekrar söylüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eka Hocanız. Laptu Matematik YouTube kanalına Hoş geldiniz arkadaşlar. AYT Soru Bankamızın 5. testi çarpanlar ayırmanın 5. soru 5. testiyle karşınızdayım. Arkadaşlar XY testlerine yani temel ve orta düzey sorulara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve de bu dersin pdf aşağıda açıklamalar kısmında mevcuttur. Oradan indirip izleyip çözebilirsiniz. İlk soru bana diyor ki. X artı 1 bölü x eşittir 5 olduğuna göre 1 artı x üzeri 6 bölü x küp ifadesinin değeri kaçtır? Bakın burada ne var? Şimdi x küp'e geçmem lazım. Benim burada kalp bölmesi, benim burada kalp bölmesi yapmam lazım. Yani 1 bölü x küp artı x üzeri 6 bölü x küp yaptığımda eşittir. Sol taraf 1 bölü x küp artı sağ taraf x üzeri 6 bölü x küpten 3'te 6 x e, 3'ten geriye kaldı burada x küp yani benim bulmam gereken şey x küp artı 1 bölü x küp. Peki hocam ben bunu nasıl bulurum? İşlemin her iki tarafının kübünü alarak işlemin her iki tarafının kübünü alarak bunu bulabilirim. Durdum. Şimdi şöyle bir şey hatırlıyorum ben. Anlatmıştık arkadaşlar. A küp artılısını mı alıyorum. Artı B küp demek eşittir. Bakın bu ifade eşittir. A artı B'nin kübü eğer burada artı varsa eksi 3 çarpı A çarpı B çarpı A artı B'ydi. Bunu hatırlamanız gerekiyor. Hatırlayamazsanız da bakın hatırlayamazsanız da A artı B'nin kübünü açıp yani A artı B'nin kübü neye eşit? Bunu bilmeniz gerekiyor. Bunu açtığınızda diğer tarafa attığınızda zaten sonuç çıkmış oluyor. Yine aynı sonucu elde ediyorsunuz ama bunu bilirseniz daha hızlı olur. Bilmeseniz de direkt buradan bulabilirsiniz. Bunun nasıl yapılacağını önceki testlerde gösterdim. Peki hocam ben o küp artı bir küp arıyorum. Demek ki a artı b'nin kübü lazım. Demek ki a artı b'den kastım burada. x artı 1 bölü x'in kübü lazım. E bunun kübü 125'tir. Yani burada x artı 1 bölü yazalım. x artı 1 bölü x'in kübü eksi 3 çarpı x çarpı 1 bölü x çarpı x artı 1 bölü x. Şimdi dikkatli bir şekilde izleyin. Eşittir. x artı 1 bölü x'in kübü 5'in kübünden 125 eksi 3 çarpı bu x'ler gitti. Parantez x artı 1 bölü x var. E bu işlem 5'e eşitti. Demek ki benim cevabım 125 eksi 15'ten 110 olarak bulunuyor. İlk sorumuzun cevabı Bursa'dır. A kare eşittir 6 artı AB. B kare eşittir 3 artı a b. Dikkat. Olduğuna göre A eksi B'nin pozitif değeri kaçtır? Peki ne yapabilirim? Bakıyorum. Ben bu iki işlemi taraf tarafa toplarsam. Bakın sol taraf. A kare artı B kare eşittir. 6 artı 3 9 artı AB AB'den 2 çarpı A çarpı B geldi. İşlemlerin hepsini ben sol tarafa attığımda. A kare 2ab sol tarafa geldi. Eksi 2ab. Burada başka artı b kare var. Eşittir 9 burada kalsın. Neden? Çünkü bu arkadaş a eksi b'nin karesini için. Zaten benden bunu pozitif değerini istiyorum. Peki a eksi b'nin karesi eşittir 9. Yani 3'ün karesi. Düşünüyorum neyin karesi 9'dur? Ya 3 ya eksi 3. O zaman a eksi b 1 3'e 1 eksi 3'e eşit. Benden pozitif değerini istiyorum. O yüzden a eksi b eşittir 3 diyorum ve de ikinci soruyu da Ceyhan olarak buluyorum. Üçüncü soru bana diyor ki a eşittir kök 3 artı 1, b eşittir kök 3 eksi 1 olduğuna göre bakın a küp eksi 4 a kare b artı 4 a b'nin karesi eksi b küp ifadesinin değeri kaçtır? Bu benim bildiğim bir formata benziyor. Fazlalık ne? Buradaki 4 sayısı. 4 tane değil de 3 tane olsaydı. O zaman ben şu şekilde düzenliyorum. Dikkat. A küp Eksi 4a kare b'yi eksi 3a kare b bir de eksi a kare b yapıyor Bakın. O zaman buraya eksi 3a kare b'yi yazdım. Artı 4ab'nin karesini aynı şekilde 3A, 3ab'nin 3 karesi artı ab'nin karesini yazıyorum. Yazdım. 3ab'nin karesi eksi b küp. Peki buradan çıkarttıklarımı şuraya yazarsam. Yani burada ne oldu? Bir tane a kare b artı bir tane ab kare oldu. Şimdi dikkat. Şu arkadaş neyin açılımı? A eksi B'nin kübü açılımı. Bu bir. Burada ortak çarpanlar var. Burayı da eksi A çarpı veya, veya artı A çarpı B parantezine alırsam bir tane A kaldı. Eksi, artı yaptım mı? Artı yaptım. Burada eksi kalır o zaman. Bir dakika. A, çektim. Başında eksi vardı. Burada eksi A kaldı. A, çektim. Burada artı B kaldı. Soru bitti. A eksi B'nin kübü. A dediğim kök 3 artı 1. B dediğim kök 3 eksi 1. Dikkat bakın yazıyorum. A yerine kök 3 artı 1. Kök 3 artı 1. Eksi B. B eksi ne çarptım? Eksi kök 3 artı 1. Bu arkadaşlar gitti. 1 bir artı 1'den burası 2'nin kübü. Artı A çarpı B. E kök 3 artı 1 çarpı kök 3 eksi 1. 2 kare farkıdır. Bakın 2 kare farkıdır. Birincinin karesi kök 3'ün karesi 3. Eksi ikincinin karesi Birin karesi 1'dir. Çarpı eksi a artı b. Bunu da yazalım. Yani kısaca b eksi a diyor. B sayısı kökü eksi 1. Eksi kökü eksi 1 yaptığımızda eksi 3 1 yaptığımızda bunlar gitti. Buradan da geriye eksi 2 geldi. Soru bitti. 2'nin kübü 8 artı 3 eksi 1 2 çarpı eksi 2'den burası eksi 4 geldi. 8 eksi 4'ten de 4 cevabına ulaştım. Üçüncü soruda diğer bir olarak bulundu. Dördüncü soru diyor ki x küp artı y küp bölü x artı y'nin karesi eksi 3xy ifadesinin sadeleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Önce benim şu x küp artı y küp küp açılımını yapmam gerekiyor. Bakalım herhangi bir sorun var mı? Yok. Peki hocam x küp artı y küp nasıl açılır? Şöyle açılır arkadaşlar x artı y çarpı birincinin karesi bakın bura artı ile başladıysa eksi x çarpı y artı ikincinin karesi bu bir bölü. Paydayı da düzenliyorum. Ne yapacağım? X artı y'nin karesini açarsam ben düşünün. X kare artı 2 xy artı y kare. Ve bunun yanında eksi 3 xy var. 2 xy eksi 3 xy'den eksi xy kaldı. Yani burada x kare eksi xy artı y kare. İndirdim paydaya. X kare eksi xy artı y kare dediğimde. Bakın bu arkadaşlar ortak gitti. Geriye sadece x artı y çarpanı kaldı. Zaten bu da dördüncü soruyu Adana olarak buldurdu. Beşinci soru diyor ki, renk değiştirelim. Biraz daha canlı bir renk. Şöyle yapalım. 2x kare eksi 3x eksi 5 bölü. mx kare artı nx eksi 7. ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi 2x eksi 5 bölü 3x eksi 7. Demek ki bu arkadaşlardan çarpanlardan birisi 2x eksi 5. Diğerini bilmiyorum. Aynı şekilde paydaki çarpanlardan birisi 3x eksi 7. Diğerini bilmiyorum. Zaten diğerleri ortak ki sadeleşiyor. Benden m artı ne istiyor? E arkadaşlar... Paydıran gidersem hatta bunlar kesildi olacağı için sıkıntı yok nereden gittiğimin. Demek ki bu 2x-5 bunun kökü ise bakın bu 2x-5'i 0 yapan değer 2x-5 x'i 5 bölü 2 yapar. 5 bölü 2 yapar. Yani ben pay kısmına x gördüğüm yere 5 bölü 2 yazarsam pay kısmına işlemin sonucunu 0 yapar. Bakın 0 çarpı 2'ni çarpan sonuç 0 olur. Yazıyorum sadece pay kısmına. 2 çarpı. 5 bölü 2'nin karesi ne yaptı? 25 bölü 4 eksi 3 çarpı 5 bölü 2 yanında eksi 5 işlemin sonucunu 0 yapar. Gerek var mı buraya? Yok bunu payda indirsek yeterli olur sanırım. Eğer üst tarafta bilmediğim bir ifade olsaydı buradan bulabilirdim ama sakın sanırım buradan gerek yok. Peki ne yapacağım hocam? Daha farklı bir soru. Şöyle yapalım mı? 2x kare eksi 3x eksi 5 eşittir 0 dedim. Bu bir. Şimdi ben bunun çarpanlarını bulursam çünkü çarpanın birisi 2x eksi 5 demek ki diğeri bu arkadaşla ortak sadeleşiyor. Peki diğeri nedir derseniz bu arkadaşı çarpanlara ayıralım. 2x'e x dedim. 5'e 1. Bakıyorum 2 buradan geldi 5 buradan geldi. Eksi olacak. Eksi 5 burada. Demek ki benim çarpanlarım bakın 2x eksi 5 çarpı x artı 1'dir. Demek ki bu x artı 1 aşağıya da ortaktır. Bakın çarpanın diğeri x artı 1 olmak zorunda. Soru zaten kafadan bitti. Benim çarpanın birini ben zaten buradan bulmuştum. Diğer çarpanı kendim çıkardım x artı 1 bu çünkü bunlar sadeleşiyor ki bu kalıyor. E ben bu ikisini çarparsam denklemi bulurum. Çarpalım. 3x çarpı 3'ten 3x çarpı x'ten 3x kare. 3x çarpı artı 1'den artı 3x. Eksi 7 çarpı x'ten eksi 7x. Eksi 7 çarpı 1'den eksi 7'ye 3x kare eksi 4x eksi 7. Buradan m sayısı 3'e n sayısı eksi 4'e toplamlarını istiyor. 3 eksi 4'ten eksi 1 geliyor. Beşinci sorumuz Adana olarak bulunuyor. Altıncı soru diyor ki 1 artı 1 bölü x kare çarpı 1 eksi 1 bölü x bölü 1 eksi 1 bölü x kare çarpı x artı 1 bölü x payda eşitleyerek başlıyorum. Şöyle geldim. Burası x kare artı 1 bölü x kare çarpı. Burası x eksi 1 bölü x bölü. Burası x kare eksi 1 bölü x çarpı burası x kare artı 1 bölü x. Önce başlangıçta gidenleri götürelim. Bakın. Bu x ile bu x gitti. Bu 1. Bir. tane x ile bu x gitti. Bu 2. x kare artı 1 ile x kare artı 1 gitti. Bu da tamam. Geriye kalanlar. Pay kısmında x eksi 1 bölü paydara bir tane x bölü buradaki payda da x kare eksi 1 bölü 1 ters çevirip çarpıyorum. x eksi 1 bölü x çarpı 1 bölü x kare eksi 1. E bu ne demek? Bu da x eksi 1 çarpı x artı 1 demek. Bu da tamam. Bu da tamam. Bir yerde hata mı yaptık? Evet şurada hata yaptık. Tamam gördüm. Bakın burada x kare var. Demek ki burası x kare. Bunda bu tamamen gidiyor. Bu işlem de gidiyor. Bu işlem gidiyor. Tamam, bu x'i de orada sadeleştirdik. Buradan da x eksi 1'e gitti. Geriye sadece 1 bölü x artı 1 kaldı. Hemen yorumlara saldırmayın. Gördüm arkadaşlar. Bu da 6. soruyu Edirne olarak buldurdu. 7. soru diyor ki x üzeri 8 artı x üzeri 4 artı 1 eşittir. x üzeri 4 artı x kare artı 1 çarpı x üzeri 4 artı ax kare artı 1 olduğuna göre a sayısı kaçtır diyor. Bunu yapmanın en basit yolu Tabii ki de içeriye dağıtmak. Dağıtıyorum. x üzeri 4 çarpı x üzeri 4 x üzeri 8 artı x üzeri 4 çarpı ax kare buradan x üzeri 4 çarpı ax kare buradan çıkan sonuç ax üzeri 6 bu da tamam. x üzeri 4 çarpı 1'den artı x üzeri 4 bu 1. x kare çarpı x üzeri 4'ten eşittir artı x üzeri 6 x üzeri 2 çarpı ax kareden artı ax üzeri 4 x kare çarpı 1'den artı x kare. Son olarak 1 çarpı x üzeri 4'ten artı x üzeri 4. 1 çarpı ax kareden artı ax kare. 1 çarpı 1'den de artı 1'e. Düzenleyelim. Bir tane x üzeri 8. Sonra ax üzeri 6, x üzeri 6. x üzeri 6 parantezine alırsam ben buradan a artı 1 gelir. x üzeri 4, ax üzeri 4. E buradan da demek ki x üzeri 4 parantezine alırsam yine a artı 1 gelir. Başka x kare. Hmm, bir tane daha x üzeri 4 var. Dur, dur 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 dur. Bir x üzeri 4. Bir x üzeri 4. x üzeri 4 de buradan geldi. 2x üzeri 4. x üzeri 4 parantezine alırsam. x üzeri 4 parantezine alırsam. Bir dakika. Tamam. x üzeri 4 parantezine alırsam. Bakın 1, 1, 2. Bir de burada a var. Buradan da a artı 2 geldi. Tamam şimdi oldu. x üzeri 4 çarpı a artı 2 geldi. Artı x kare burada var. a x kare burada var. x kare parantezini alırsam a artı 1 geldi. Yanında artı 1 var. Yukarıyı sağlaması için bu eşitliği sağlaması için x üzeri 8 1 zaten. x üzeri 4'ün kat sayısının 1 olması lazım. Yani a artı 2 dediğim sayının sonucunun 1 olması için a'nın eksi 1 olması lazım. Bu da tamam bu zaten 1. Peki hocam bu burada olmayacak. Bu arkadaş burada olmayacak. Zaten a yerine eksi 1 yazdığımda sıfırlanıyor. Bu gidiyor. a yerine eksi 1 yazdım. Bu gidiyor. Yani a eşittir. Eksi 1 olmak zorunda kalıyor. Bu da 7. soruyu adan olarak bana buluyor. 8. soru diyor ki 4a kare eksi 4a artı 4 artı 2b artı b kare ifadesinin en küçük değeri kaçtır? Bu tarz sorularda aradığımız şey tam karedir. Biz tam kare arıyoruz. Şimdi nasıl arıyorum? Bakın burada 4 a kare var. Güzel. Eksi 4 a var. Harika. Şimdi tam kare olması için birincinin karesi bakın ikincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının eksi 2 katı. Ortada eksi olduğu için söylüyorum. Yani burayı 2 a'ya 2 a dersem ben buraya öyle bir sayı yazacağım ki yazacağım ki toplamları eksi 4 a olacak. E bariz belli. Buraya ben 1 yazsam eksi 1'e Eksi 1 oluyor bakın. Buraya 1 yazdığımda eksi 1 eksi 1 eksi 1 eksi 1 1. Çapraz çarpımı topladım. Eksi 4a çıktı. Var mı sorun? Yok. O zaman ben şurayı şu şekilde parçalıyorum. 4a kare eksi 4a eksi pardon artı 1 devam ediyorum. Artı. Bakın burada hala 3 var. Artı 1 artı 3 yazdım. Buraya devam ediyorum. B kare artı 2B. Şimdi bunun tam kare olması için de buraya yine artı 1 lazım. Yani ben bu 4'ü aslında artı 1 artı 1 artı 2 diye ayırdığımda bir biri burada kullandım. Bir biri burada kullandım. Yanına artı 2 yazdım. Hmm, durdu. Demek ki şu arkadaş zaten 2A 2A'ya eksi 1 eksi 1 2A eksi 1'in karesi demek. Artı. Şu arkadaş B artı 1'in karesi demek. Geriye artı 2 kaldı. İfadesinin en küçük değerini istiyorsa benden. Zaten şu arkadaş minimum bakın bu arkadaşın sonucu bir çift sayı olduğu karesi olduğu için sıfırdan büyük eşit olmak zorunda. Aynı şekilde bu arkadaş da sıfırdan büyük eşit olmak zorunda. Ben burayı sıfır ben burayı sıfır alsam bu ifade minimum 2 olur. Bu da 8. soruyu burs olarak bana buldurur. Şimdi durdum. Hocam buraya ne ekleyip ne çıkartacağımızı nereden biliyoruz? Kural neydi arkadaşlar? A kare eksi 2 ab artı b kare. Eğer senin elinde diyelim ki bunu bilmiyorsun. Senin elinde a sayısı varsa ki burada a sayısı var. Bakın a sayısı varsa. O zaman bakın nasıl gidiyorum. Hatta burası a'lı olduğu için x'li yazayım bunu. x kare eksi 2 x artı y kare. Kural bu değil mi? Senin elinde x sayısı var. Ne buradaki x sayısı? Hocam benim x sayım burada 2 a'dır. Bu bir. Senin elinde eksi 2 x'ye var. Eksi 2 xy eşittir. Nedir burada? Eksi 4 a. Bakın y'yi yani diğer sayı nasıl buluyorum? x gördüğüm yere 2 a yazarsam eksi 2 iki çarpı 2'den eksi 4 y eşittir eksi 4 a. Sorun yok değil mi? Evet. Sadeleştirdiğimde a eşittir veya x eşittir 2 a. Tamam 2 a yazdığımda a'lar da gidecek. Buradaki a da sadece yukarıdan dolayı çünkü buraya eksi 2a yazacağım. A'lar da gidecek. E o zaman y sayısı direkt 1 olarak bulunacak. Demek ki benim ikinci ifadem şu ifadem 1'dir. Bakın burayı ben 1 bıraktım. Ya görebildiğim için hızlı yaptım. Göremezseniz de şu arkadaşın yardımıyla bulabilirsiniz. Bu da tamam hocam. Sorumuz da burs olarak bulunur. 5a kare eksi 4ab eksi 2a artı 1 artı b kare eşittir 0 olduğuna göre... A artı B çarpımı kaçtır? Şimdi buradaki zor kısım nedir? Bak, Eksi 4AB var. B kare var. Burada 5A kare var. Ben bu 5A kareyi, bunu görmek gerçekten zor. 4A kare artı A kare diye ayırdığımda ve kenara çekiyorum. O zaman ben burayı şöyle yazabilirim. 4A kare eksi 4AB. Bir de burada artı B kare var. Bir de benim fazladan artı a karem var. Yanında eksi 2a artı 1 eşittir 0 kaldı. Şimdi arkadaşlar evet zor kısım burasıydı. Yani bunu görmek zordu. Hem bu eksi 2a artı 1'i kullanacaksınız a kare çıkaracaksınız. Hem de geriye çıkardığınız 4 a kare burayı tam kare yapacak. Yapıyor mu? Yapıyor. 4 a kare demek 2a'ya 2a. b kare demek eksi B'yi. eksi b dersen bakın çapraz çarpımda eksi 4 abyi b'yi verdi. Aynı şekilde a kare eksi 2 artı 1'i de a'ya a. Ya a Burada eksi 1 eksi 1 dediğimde sol taraf 2a eksi b'nin karesi artı sağ taraf a eksi 1'in karesi eşittir 0. Şimdi iki tane tam kare sayı. Toplamları sıfırmış. Şimdi bakın burası negatif sonuç verse veya burası pozitif sonuç verse bunu sıfırlamak için bunun negatif olması lazım. Fakat en az sıfır olduğunu bir önceki soruda gösterdik. Bu eşitliğin sağlanabilmesinin tek şartı hem bu arkadaşın sıfır hem de bu arkadaşın sıfır olması. Bu 1. O zaman hocam A-1 sıfırdır. A'sı 1'dir. Cepte 2A-B'si sıfır. A yerine 1 yazdım. 2-B'si sıfır. B sayımız da 2'dir. Bu da 2. A'yı B'yi buldum. Çarpımlarını pardon toplamlarını istiyor. 1 artı 2'den de 3 yapar. 9. sorumuz Bursa. bakıyorum 9. sorumuz Ceyhan olarak bulundur. 10. soru diyor ki x kare eksi x artı 1 eşittir 0. Olduğuna göre, bakın olduğuna göre, x üzeri 5 aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi burada farklı bir yöntem öğrenmemiz gerekiyor. Nedir bu yöntem? x kare eksi x artı 1 eşittir 0. Ben dışarıdan müdahale ediyorum. Çünkü, bakın ben bu arkadaşı bir yerden tanıdık, bu arkadaşı bir yerden tanıdığa benzetiyorum. Nedir bu tanıdığım? a küp artı, bakayım artılımı ortada eksi var. A küp artı B küpün açılımı şudur. A artı B çarpı A kare eksi A B artı B kare. Şurası A kare eksi A B artı B karedir. Yani ben A artı B ile burayı çarpsam kafama göre. A artı B dediğim sayıda X artı 1 ile hem sol tarafı hem de sağ tarafı çarptığımda işlemde hiçbir şey değiştirmiyorum. E ben bu sol tarafı çarptığımda burası artık küp açılımı oluyor. E bu küp açılımı da x küp artı bakın 1'in küpüdür. Eşittir neye? 0'a. Demek ki hocam x küp, de, x küp dediğim ifade eksi 1'e eşitmiş. Artık ben x küpün eksi 1 olduğunu buldum. Bu 1. Sonra x üzeri 5 aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor ya. Bu x üzeri 5 sayısını ben x küp çarpı x kare yazsam. Çünkü ben x küpün ne olduğunu biliyorum. Eksi 1 çarpı. E x kare de buradan bulabilirim. Eksi x'i ve 1'i diğer tarafa attığımda x kare eşittir. x eksi 1'dir. Geldim x kare gördüğüm yere de x eksi 1 sayısını yazdım. Eksi içeri dağıttım. Eksi x artı 1 geldi yani 1 eksi x geldi. Bu da 10. soruyu diğer bakır olarak bulurdu Bu da bu testin en zor sorusunu diyebilirim. Aslında bunu z'ye de koyabilirdik. Sorun yok arkadaşlar. Burada kalsın. 11. soru diyor ki 9x kare artı ax artı 64 ifadesi tam kare bir ifade eşit olduğuna göre a sayısı kaç olabilir diyor. Bakın bu a sayısı kaç olabilir diyor. Şimdi hemen hatırlıyorum. a kare artı 2ab gerçi burada a varmış. Şimdi bu a ile o a karışmasın diye söylüyorum. Başka bir ifade yapalım. m kare artı 2mn iki artı ikincisi de n kare. Şimdi demek ki m kare 9x kare ise o zaman m dediğim sayı 3x'tir. Bu bir. Bakın m dediğim sayı 3x'tir. Bu bir. E ne kare 64 ise n dediğim sayı da o zaman 8'dir. 3x demeyeyim. Kat sayı alayım sadece. m dediğim sayı 3'tür. n dediğim sayı 8'dir. Ya da 3x demiş hiç sorun değil. İkisinin çarpımı a e eşitse eğer bakın ikisinin çarpımı ax'e x'e eşitse eğer o zaman 2 m n eşittir a yani 2 çarpı m dediğim sayı 3x çarpı n dediğim sayı 8 eşittir a çarpı x'e. x'ler gitti. 3 kere 2 6. 6 kere 8'den a eşittir 48 olarak bulundu. Sorumun cevabı direkt Bursa'dır. Bu arada eksi 48 de olur. Onu da şöyle bulabilirsiniz. Ne kare 64 ise n sayısı ya 8 ya eksi 8 olacağı için cevap bir de buradan eksi 48 gelebilir. Hangisi olabilir diyor zaten. Bu da 11. soruyu Bursa olarak bulur. 12. soru diyor ki A ve B doğal sayılar ve A kare eksi B kare 111 ise bakın A'nın alabileceği en küçük değer için A artı 2 B'nin eşiti nedir? Bir kere A kare eksi B kare demek 2 kare farkı. Nedir arkadaşlar? A eksi B çarpı A artı B eşittir 111. Bir kere kafadan. Bakın A eksi B'ye 1 A artı B'ye 111 verebilirim. Ve taraf tarafa topladığımda bakın yazayım ne demek istediğimi anlayacaksınız. A eksi B 1. A artı B 111. Çünkü bunlar doğal sayımış arkadaşlar. Taraf tarafa topladığımda 2A eşittir 112'ye. Buradan A eşittir yarısı. Yani 55'e 110 56'ya. Fakat benden A'nın en küçük değeri istiyor. Peki bu değeri ben birbirine bu değeri en küçük nasıl yapabilirim? A'yı ve B'yi öyle mi diyelim? A'yı ve B'yi ...oradan o geldi. Hmm. Şöyle. Farklı ihtimalleri düşünelim. Şimdi 111 dediğim sayı. 3'e bölünebilen bir sayı. 111'i ben 3'e bölersem... ...çünkü şunu düşünüyorum. Burası yok. Negatif olmaz zaten orası yok. Öyle bir şey yok. 111'i 3'e bölersem... ...3 kere 3. 9, 2, 1, 7. 7 kere 3, 21. 37 asal bir sayı. Yani 1'e 111 seçebilirim. Veya 3'e 37'li seçebilirim. Bir de buna bakalım. A eksi B dediğim sayıyı 3 dersem A artı B dediğim sayı 37 derim. Taraf tarafa topladım. Eksi B'ler gitti. 2 A eşittir. 40 A. A buradan ne geldi? 20. Benden A'nın alabileceği en küçük değer için diyor. Şimdi başka ihtimaller var. A eksi B 37 A artı B 3 yazarsam bakın. 2 doğal sayı kullanarak toplamları küçük, farkları büyük olabilecek bir sayı üretme imkanınız yoktur. Üretebileceğiniz en farklı sayı burada 3'e 37'dir. Bu da A sayısını en az 20 yapar. Şimdi A sayım 20 ise benim. Sonucun 3 çıkması için B sayım da 17 oluyor. Soru benden A artı 2B istiyor. A yerine yazdım 20. B sayım 17 idi. 17 çarpı 2 burası 10, 10, 27, 34 oldu. Bunların toplamı da 54 oldu. Bu da 12'nin soruyor burs olarak bana bulurdu ve de ilk testimizin ilk testimizin bu şekilde sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bugün 12'de bir tane daha test gelecek. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Herkese merhaba arkadaşlar ben Eka hocanız. Laptu Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. TYT XYZ soru bankamızın 6. testi çarpanlara ayırmanın 6. videosuyla karşınızdayım. Bu test XY testlerinin yani temel ve orta seviye testlerin son testi olacaktır. Bundan sonraki 6 test Z testi olacak arkadaşlar. Umarım hoşunuza gider. Umarım işinize yarar. Gelin Sorulara bakalım. Bu arada pdf aşağıda açıklamalar kısmında mevcuttur. Bir de biten arkadaşlar yorumlara tik, bitti, yaptım, hallettim tarzı yorumlar yaparsa ben de güncel olarak kimlerin takip ettiğini görmüş olurum ve de ilk sorumla başlıyorum. Diyor ki bana, parantez a bölü b kare eksi b bölü a kare bölü a bölü b artı b bölü a artı bir. İfadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Paylaştırarak başlıyorum. Önce sol tarafa. Bakın b kare a kare ise burayı a kare ile burayı b kare ile genişletirsem ben a kare çarpı a'dan geldi bana a küp eksi b kare çarpı b'den geldi b küp bölü paydası a kare çarpı b kare. Bu bir. Diğer tarafa geldim. b a 1. Demek ki ben bunu a çarpı b ile eşitleyebilirim. Burayı a ile burayı b ile burayı a çarpı b ile genişletiyorum. a çarpı a'dan bu arada tam yazayım bölü bu arada A çarpı A'dan A kare. B çarpı B'den artı B kare. AB çarpı birden artı AB bölü paydamız A çarpı B olmuş oldu. Bu da tamam. Birincisi aynen yazılır. Pay kısmı. A küp eksi B küpü açıyorum. Nedir arkadaşlar? A eksi B çarpı A kare artı AB artı B kare. Paydası A kare B kare çarpım durumunda aynen yazdım. Bu bölümü ters çarpı yazıyorum. A çarpı B yukarı geldi. Paydadaki, yani pay kısmındaki A kare artı A B artı B kare de paydaya geldi. Sonra gitti, gitti. A çarpı B'nin bir tanesiyle bir tane A çarpı B gitti. Geriye pay kısmında A eksi B bölü payda kısmında A çarpı B kaldı. Bu da ilk sorumuzu Edirne olarak buldurdu. İkinci soru diyor ki A artı 2 çarpı B artı 1 çarpımında her çarpandan 1 çıkarılırsa çarpım ne kadar azalır diyor. Her çarpandan 1 çıkarılırsa. Bakın ilk çarpanım a artı 2, iki, ikinci çarpanım b artı 1. a artı 2'den 1 çıkarırsam benim yeni çarpanım a artı 1 olur. Çarpı b artı 1'den 1 bir çıkarırsam benim yeni çarpanım b olur. Şimdi ne kadar azalır diyor. Bakın şöyle düşünün. Burası 9'dur, yenisi 3'tür 9'dan 3 çıkarırsam ne olur? 6 azalır. Yani ben eski çarpanlardan yani a artı 2 çarpı b artı 1'den yeni çarpanları çıkarırsam a artı 1 çarpı b'yi çıkarırsam ne kadar azaldığını bulurum. Dağıtıyorum içeri. a çarpı b a çarpı 1'den artı a. 2 çarpı b'den artı 2b. 2 çarpı 1'den artı 2. Bu birinci kısım eksi. a çarpı b'den ab. 1 çarpı b'den artı B. Hatta eksi içeri dağıtarak yazayım. Eksi A, B, eksi B. Eksi AB, eksi B miydi? Evet B. Götürelim. A, B'ler gitti. Bakın. Başka. Bir tane A kaldı. 2B'den B çıkarttım. Bir tane B kaldı. Yanında artı 2 var. A artı B artı 2. Iki. İkinci sorumuzu Ceyhan olarak buldurdu. Üçüncü soru bana diyor ki x ve y pozitif tam sayıları olmak üzere. İkisi de pozitif tam sayı. 5x kare eksi 4x y eksi y kare iştir. 35 olduğuna göre x'in alabileceği en büyük değer kaçtır? Bana verdiği bu ifadeyi çarpanlara ayırıyorum. Bakın 5x'e x dersem şimdi eksi y kare y'ye y yazdım. Fakat işaretlerini bilmiyorum. Çünkü ortanın eksi 4 x olması lazım. Eksiyi buraya attığımda çapraz çarpıp toplarsam eğer toplamları eksi 4x'ye yapar. Bakın eksi 5x'ye artı x'ye toplam eksi 4x'ye. Demek ki bu arkadaş şöyle yazılır. 5x artı y çarpı x eksi y eşittir 35'tir. Peki ben 35'i hangi pozitif sayıları çarparak elde edebilirim? 1. 35 çarpı 1. 2. 7 çarpı 5. Bu arada 5 çarpı 7 1 çarpı 35 olur. Fakat x eksi y sayısı pozitif çıkması gerekeceği için yani küçük olan olması için çünkü burası toplam burası fark. Bakın iki tane pozitif tam sayı. Farkları büyük olursa toplamları küçük olursa sonuç negatif çıkar ve benden x'in alacağı en büyük değeri istiyor. İki ihtimal var. Ya 35'e 1 ya da 7'ye 5. E ben bunları bakın birbirine ne kadar yaklaştırırsam x'i o kadar büyük yaparım. Deneyebilirsiniz. O yüzden cevap buradan çıkacağını biliyorum. Sadece bunu deniyorum. 5x artı y eşittir 35. Buradan x eksi y eşittir 1 taraf tarafa topluyorum. Y'ler gitti. 6x eşittir 36. Bakın diğer türlü yapsaydım 6x 12 olacaktı. X 2 çıkacaktı. E 6x 36 ise x 6 alabileceği en büyük değer budur. Üçüncü soruyu Edirne olarak buldurur. Dördüncü soru diyor ki x kare eksi a x eksi 6 bölü x kare eksi 2 x eksi 3 sadeleştirilebilir bir kesir ise a'nın alabileceği değerler toplam. Şimdi ne demek istiyor? Bakın x kare Eksi ax eksi 6 bölü alt taraf x kare eksi 2 x eksi 3. çarpanlara ayrılmış hali. x x eksi 3 artı 1 ise demek ki burası x eksi 3 çarpı x artı 1. Sadeleştirilebilirse ya x eksi 3 de yukarıdaki x eksi 3 çarpanı gider. Bakın bunları sadeleştirdiğimi düşünün. E bu ne anlama geliyor? Demek ki yukarıdaki ifadenin içinde x eksi 3 çarpanı var demek. E o zaman ben yukarıya x yerine 3 yazsam buradan fikir alıp yukarıda yerine yazsam 0 çarpı sayıdan 0 olur. Demek ki x yerine yukarıda 3 yazsam 3'ün karesi 9 eksi 3 çarpı a'dan 3a eksi 6 sonucu 0 olacak. 9 eksi 6 3 diğer tarafa attım. 3a 3 ise a 1'dir. Bu 1. Bir. Bu birinci ihtimal. E aynı ihtimal şurada da oluşabilir. Yukarıdaki sadeleşen ifade x artı 1 olabilir. Yani yukarıdaki çarpanlardan birisi x artı 1 diğerini bilmiyorum. Yukarıdaki çarpanlardan biri x artı 1 ise ben x gördüğüm yere eksi 1 yazsam yine sonucu 0 yapar. E yukarıda ben x gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 1 yazdım. Burası artı a. Eksi 6 eşittir 0. 1 eksi 6 eksi 5 diğer tarafa attım. a sayısı 5 yapar. Değerlerin toplamını istiyor. 5 artı 1'den 6. Dördüncü soruyu Edirne olarak bulduruyor. Beşinci soru diyor ki x küp artı x kare artı x artı 1 bölü x kare artı 1 eşittir. 13 ise x kaçtır? Güzel bir soru. Bakın burada güzel bir parantez alma var. Nedir? x küp ile x'i x parantezine alırsam geriye kaldı x kare artı 1 artı burada kafadan zaten x kare artı 1 var. Bölü payda da x kare artı 1 var. Eşittir 13. Hem pay kısmında hem de payda kısmında ortak bir çarpan var. O da x kare artı 1 parantezini aldım. Bakın burada kaldı x artı, burada kaldı 1 bölü payda x kare artı 1 eşittir 13'e. Sıfır olamayacağına göre bunlar sadeleşir. Çünkü x kare en az sıfır olur. Sıfır artı 1'den pozitif bir sayı çıkar. Geri x artı 1 kaldı. x artı 1 13 ise x dediğim sayı 12'dir. Ve beşinci soru Ceyhan olarak bulunur. Altıncı soru diyor ki x artı 1 bölü 2x eşittir 4 ise 4x kare artı 1 bölü x kare kaçtır? Bakın çok da güzel bir soru. Şimdi burada nedir biliyor musun? Bunun karesini alsanız x kare burası 4x kare. Korkacak bir şey yok. Yine de bunun karesini alın. Bakın direkt burası 2x olsa hiç sorun değildi. Ama böyle olduğunda ekstra bir hamle yapmanız gerekecek. Direkt ben bu iki tarafın karesini alıyorum. Birincinin karesi x kare artı ikincinin karesi ya da şöyle yapalım. 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi. 1 bölü 2x'in karesi 1 bölü 4x kare eşittir. 4'ün karesinden 16 cebime koydum. Korkacak bir şey yok. Bu x'ler gittiğinde 2'ler gittiğinde burada 1 kaldı. Diğer tarafa attım. x kare artı 1 bölü 4x kare eşittir. Ne yaptı? 1 gitti diğer tarafa 15. Şimdi soru benden 4'ün burada olmasını istiyor. Olsun. Ben hem sol tarafı hem sağ tarafı 4 ile çarparsam bakın ne oluyor. 4x kare artı 4 bölü 4x kare eşittir 15 çarpı 4'ten 60 yapar. Buradan 4'ler sadeleştiğinde 4x kare artı 1 bölü x kare eşittir 60 olarak bulurum. Ve 6. sorumuzun cevabı Bursa'dır arkadaşlar. 7. soru diyor ki x eşittir 997 ise x kare artı 6x aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi bunu bulmanın yolu. Bakın birincinin karesi yani a kare artı 2ab artı b kare olsa tam kare olsa bu soru çok kolay olur. Var zaten. Birincinin karesi var. 2ab dediğim 6x'i buradan b sayısı 3 çıkar. Yani buraya 9 lazım karesi. Yani ben buraya 9 ekleyip 9 çıkarsam bakın. x kare artı 6x artı 9 eksi 9 yaptığımda dikkat x dedim x dedim artı 3'e artı 3 dersem burası x artı 3'ün karesi eksi 9'dur. x dediğim sayı 997. Geldim 997 yerine yazdım. E o zaman burası 1000'in karesi eksi 9'dur. 1000 dediğim sayıda 10 üzeri 3'tü. Bunun bir daha karesi var. Eksi 9. 3 çarpı 2'den bu ifade 10 üzeri 6 olur. O da eksi 9 olur. Buradan da cevabım Ceyhan olarak bulunmuş olur. 8. soru diyor ki x artı 1 bölü x eşittir 6 ise x eksi 1 bölü x ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Demek ki birden fazla sonuç var. Hangisi olabilir diye soruyor. Güzel. Şimdi arkadaşlar x eksi 1 bölü x'e geçiş yapacağım. Önce buradan ben kare ifadeyi bulayım. Bakın x artı 1 bölü x'in ben karesini alsam ne geliyor sonuç? x kare artı 2 çarpı x çarpı 1 bölü x artı 1 bölü x kare eşittir 36. Bu 1. Bu x'ler gitti. 2'yi diğer tarafa attım. x kare artı 1 bölü x kare eşittir. 34 buldum. Bu sorumun birinci kısmı. Sonra devam ediyorum. Şimdi bunu biliyorum ya ben. Bu ifadeden burayı elde edebilirim. Diyorum ki benim cevabım t olsun. Ben t'yi arıyorum. Burada da her iki tarafın karesini alırsam. Bakın. x kare eksi 2 çarpı x çarpı 1 bölü x artı 1 bölü x kare eşittir neye? T kare. Bu da güzel hocam. x kare artı 1 bölü x kare neye eşit? 34'e. Geldim bu 34'ü burada yerine yazdım. 34. Bakın bu x'ler gitti. Eksi 2 eşittir neymiş? T kare. Güzel. Harika. Oradan o geldi. Tamam. 34'ten 2 çıkarttım. geliyor. 32 kaldı. 32 eşittir t kare. Her iki tarafın kare kökünü aldığımda t dediğim sayı eksi artı kök 32 eşit. E bu 32 de 16 çarpı 2'dir. Yani kısaca t dediğim sayı eksi artı 4 kök 2'dir. Hangisi olabilir diye soruyor. Şıklarda sadece pozitifi var. Bu yüzden 8. sorumuz c olarak bulunuyor. 9. soru diyor ki x kare eksi 10 x artı 34 ifadesini alacağı en küçük değer kaçtır? Yine konu anlatımında bunlardan bol bol bahsettik. Yine bir tam kare arıyorum. En küçük en büyük sorularından bunu arıyorum. Tam kare nasıl bulacağım? Hatta daha kısa yolunu vereyim. Ortadaki sayıyı, eksi 10'u 2'ye bölün, eksi 5. Karesini alın, 25. Demek ki burada 25 lazım. O yüzden 34 dediğim sayıyı 25 artı 9 diye ayırdım. Bakın ne oldu? x kare, eksi 10x, artı 25, artı 9. Tekrar ediyorum hızlı formülü. Ortadaki sayıyı yarıya böl, karesini al. Sağ tarafta bu bulunmak zorunda. E, bulunduğunda burası artık x, x, eksi 5, eksi 5 yani kısaca x eksi 5'in karesi artı 9 oldu. Ve ben biliyorum ki burası sıfırdan büyük eşittir. Bu ifadenin en küçük değerini istiyorsa ben burayı sıfır alırım. Benim sonucumda 9 en küçük olur. Bu da 9. soruyu burs olarak bulur. 10. soru diyor ki fonksiyonların içinde bu konuyu yani bu şekilde yedirebiliriz arkadaşlar. fx eşittir. x küp artı 3x kare artı 3x artı 15 olduğuna göre f 3'ün dereceden kök 5 eksi 1 Kaştır? Bura bana bir yerden tanıdık geldi. Birincinin kübü 3 çarpı birincinin karesi çarpı ikinci. Artı 3 çarpı birinci çarpı ikincinin karesi artı ikincinin kübü. İkinci ne? 1. Demek ki ben fx'i şöyle yazabilirim. x küp artı 3x kare artı 3x artı 1 artı 14. Neden burayı böyle yazdım? Çünkü bu arkadaş artık x artı 1'in kübü demektir. Artı 14'ü de yanına yazdım. fx eşittir. X gördüğün yere bu arkadaşı yaz diyor. Yazıyorum. Eşittir. Üçüncü dereceden kök 5 eksi 1 yanına artı 1'i yazdım. Kübü artı 14. Eksi 1 bir artı 1'i götürdü. Küp bu arkadaşı götürdü. 5 kaldı. 5 artı 14'ten 19 cevabına ulaştım. 10. sorumuz Diyarbakır olarak bulundu. 11. soru diyor ki 2 üzeri 21 eksi 1 bölü 2 üzeri 14 artı 2 üzeri 7 artı 1. İşleminin sonucu Kaç? Şimdi dikkatli bir şekilde bakın. Ne var burada? 14, 7. Yukarıdan bana fikir veriyor değil mi? Yani 14, yukarıdan ben. 14 veya 7. Nasıl elde edebilirim? Şöyle elde edebilirim. 2 üzeri 7'nin kübü. Eksi. 1'in kübü. Ha, bakın burayı a küp, eksi b küp olarak düşünebilirsiniz. Yani küp açılımı yapabilirim ben burada. a küp, eksi b küp. Nedir bu ifadenin eşitliği? Şöyle yazılır. Birinci 2 üzeri 7. Eksi. İkinci 1 bir. çarpı birincinin karesi 2 üzeri 7'nin karesi 7 çarpı 2'den 2 üzeri 14 bakın. eksiyle başladığım için artı ile devam ediyorum. İkisinin çarpımı 2 üzeri 7 artı ikinci yani 1'in karesinden 1 bölü. Benim paydam zaten 2 üzeri 14 artı 2 üzeri 7 artı 1'di. E bu arkadaşlar da sadeleştiğinde geriye 2 üzeri 7 eksi 1 kaldı. 32, 255, 32, 266, 64, 257, 128. Eksi birden cevabım 127 olarak bulunuyor. 11. sorumuz Diyarbakır'dır diyoruz. 12. ve de temel orta seviyenin son sorusu XY testinin son sorusu bana diyor ki X sayısı 2012 ve Y sayısı 2019 olmak üzere. Bakın burada ne var? X üzeri 4 eksi 4X küp Y artı 6X kare Y eksi 4xy küp artı y üzeri 4. Hocam bu bana bir yerden tanıdık geliyor. Hatta diyelim ki konu anlatımını dinlemediniz. Bakın. Dördüncü kuvvetin binom açılımından kat sayını bulabiliyorsunuz. Nasıl? 1, 1, 1. Bakın toplayarak geliyorsunuz. Köşeler her zaman 1. 1 artı 1, 2. Köşeler her zaman 1. 1 artı 2, 3. 1 artı 2, 3. Köşeler her zaman 1. 1 artı 3, 4. 3 artı 3, 6. 3 artı 1, 4 kat sayı 1, 4, 6, 4, 1. Bakın 1, 4, 6, 4, 1. Bu arkadaş bir eksi bir artı olduğu için de x eksi y üzeri 4'e eşit. Soru bitti. 2022 eksi 2019 üzeri 4 eşittir. Bunu çıkarttığımızda geriye 3 kaldı. 3 üzeri 4'ten sonucum 81 oldu. Bu da 12. soruyu bana adan olarak buldurur arkadaşlar ve de. Bu testimizi de bu şekilde bitirmiş olalım. Bu dersin de PDF aşağıda açıklamalar kısmında mevcuttur. Oradan indirip izleyip çözebilirsiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eka Hocanız. Laptu Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Geldik AYT Soru Bankamızın 7. testi. Çarpanlar ayımanın 7. videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Z testine başlıyoruz. Z testinin amacı, bakın dikkat, ileri seviye ve ileri seviye ve yeni nesil sorulardan oluşmaktadır. Bakın AYT'de yeni nesil soru oldukça az olacak. Önceden uyarıyorum. Hatta ve hatta daha çoğunluk ileri seviye olacak. Biliyorsunuz ki AYT hala eski nesil AYT olarak çıkmakta. Bu arada 6 test olacak. Bu dersin PDF aşağıda açıklamalar kısmında mevcuttur. Oradan indirip izleyip çözebilirsiniz. Ve de ilk sorumla başlıyorum. İlk soru bana diyor ki y kare, eksi x kare, eksi 4x artı 2 artı 2 ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır? Bu tarz sorularda ne yapacaktık arkadaşlar? Tam kare yapmaya çalışacağız. Peki. Eksi kareyi kenara çektim. Eksi y kare. Sonra buradan eksi x kare pardon. Eksi artı 2 y'yi kenara çektim. 2 y. Bir de buradan kullanmam gereken şey. Dikkat. Bakın. Ortası 2. Yarısı 1. Demek ki buraya artı 1 lazım. Hatta ve hatta başa eksi olduğu için buraya eksi 1 lazım. Geleceğim. Eksi partizini alırsam daha güzel çözerim. Bu 1. Sonra diğer tarafı bakın. Burası eksi x kare. Burası eksi 4x. Şimdi artı 2 vardı. Ben bakın ben buradan eksi 1'i çektim. Artı 2 vardı. Yani ben buraya eksi 1 ekleyip artı 1 ekledim. Ben buradan eksi 1'i kullandığım için 2 artı 1'den 3 kaldı burada. Şimdi burası eksi 4 ise ben bir tane daha eksi 1 ekleyip artı 1 yapıyorum. Bunu yapmamın nedeni bakın yapmamın nedeni benim burada eksi 4'e ihtiyacım var. Ya da hiç kafanızı karıştırmayın. Hiç kafanızı karıştırmayın. En son toparlayayım orayı. Bakın burası eksi 1 oldu. Nedeni söyledim. Burası eksi olduğu için parantez alacağım. Burası eksi 4 oldu. Ortasının yarısının karesi. Katsayı eksi olduğu için buraya eksi yaptım. Bu da 2. Yani eksi 1, eksi 4 daha eksi 5 lazım buraya. Demek ki benim buraya eksi 5 ekleyip 5 çıkartmam lazım. Şimdi bunu yaptığımda Eksi 1, eksi 4'ten eksi 5'i kullandım. 5 artı 2'den buraya ayrıyeten artı 7 geldi. Bu 1. Bitmedi. Burayı eksi parantezden alırsam daha rahat görebilirim. Y kare eksi 2'ye artı 1. Burayı eksi parantezden alırsam daha rahat görebilirim. Burası x kare artı 4x. Burası artı 4. Bir yanında artı 7 var. Güzel. Şimdi eksi dışta. Y kare eksi 2'ye artı 1 demek y eksi 1'in karesi demek eksi yine dışta x kare artı 4 x artı 4 demek x artı 2'nin karesi demek bir yanında artı 7 var. Peki ben biliyorum ki tam sayı ifadesi x kare ifadesi sıfırdan büyük eşit olmak zorunda. E başında eksi varsa demek ki bu arkadaş sıfırdan küçük eşit olacak bu arkadaş sıfırdan küçük eşit olacak. Soru benden alabileceği en büyük değeri istediği için bu ifade en büyük sıfır olur bu ifade en büyük sıfır olur. Bakın en büyük sıfır olur. E burası da maksimum artı 7 olacağı için sorumun cevabı 7 olarak bulmuş oluyor. İlk sorumuz nedir arkadaşlar. İkinci soru diyor ki x eksi 4 üzeri 5 eşittir. x üzeri 5 eksi a çarpı x üzeri 4 artı b çarpı x üzeri 3 eksi. Olduğuna göre a artı b kaçtır? Bunun açılımını ya binomdan yaparsınız ya binomdan yaparsınız veya bakın hatırlayalım. Neydi? 1, 1, 1. Pascal üçgeni. Sonra 1, 1. Bakın köşeler her zaman 1. Alt taraflarda toplamlar olarak bulunuyordu. 1 bir artı 1'den 2. Bunlar bana ne veriyordu hatırlıyorum. Konu anlatımında bunlardan bahsettik. Köşelere 1, 1 yazdım. 1 artı 2, 3. 1 artı 2, 3. Sonra köşelere 1, 1 yazdım. 1 artı 3, 4. 3 artı 3, 6. 3 artı 1, 4. Bu arkadaş x artı y'nin sıfırıncı kuvvetinin katsayıları. Bu arkadaş birinci kuvvet bu ikinci, bu üçüncü, bu dördüncü. Bana 5 kuvvet, beşinci kuvvet lazım. Yine köşelere bir bir yazdım. 1 artı 4 5, 4 artı 6 10, 6 artı 4 10, 4 artı 1 5. Bu arkadaş x artı y'nin 5. kuvvetinin açılımı. Yani hatırlayalım. x artı y'nin 5. kuvveti. Gerçi orada ortada eksi varmış. x eksi y'nin 5. kuvveti şöyle açılır. İlk 3'ünü açsam yeter. Birincinin 5. kuvveti artı ile başladım. Sonra eksi. Birincinin tabii kat sayı var. Zaten benim amacım buradaki şu Pascal'ın amacı kat sayı bulmak. Kat sayı 5 olacak hocam. 5 çarpı birincinin 4. kuvveti çarpı ikinciyi yazdım. 3. artı kat sayı 10 çarpı birincinin kübü çarpı ikincinin karesi. Gerisine ihtiyacım yok. Benim ifadem x eksi 4 üzeri 5 eşittir. x üzeri 5 Eksi 5 çarpı x üzeri 4 çarpı y. Y dediğim sayı 4 artı 10 çarpı x küp çarpı y kare. 4'ün karesinden 16. Gerisine ihtiyacım yok. x üzeri 5. Eksi 5 çarpı 4'ten eksi 20 çarpı x üzeri 4. 10 çarpı 16'dan artı 160 çarpı x küp yapar. Buradan eksi a dediğim ifade. Bakın eksi a dediğim ifade eksi 20'ye eşit. Yani a eşittir 20. Bu bir. B dediğim ifade 160'a eşit. Direkt benden sonra A artı B istiyorum. Işıkları hmm, ışıkları yanlış yapmışım. Düzeltir ışıkları. çözümü bir daha yapmak istemiyorum. 160 A. O zaman ben şurayı değiştiririm. Soruyu değiştiririm. Soruda size B eksi A'yı sorsam. Bakın soruda size B eksi A'yı sorsam. 160 eksi 20'den 140 cevabına ulaşırım. Bu da ikinci soruyu diğer bakın olarak buldurur. PDF'de burayı B eksi A olarak düzeltirim izleyip de bekleyen arkadaşlar kusura bakmasın bu şekilde olursa daha iyi olur. Tekrardan aynı soruyu çözmek istemiyorum çünkü uzun bir soru. İkinci sorumuzun cevabı diğer 3 Üçüncü soru bana diyor ki x çarpı y eksi 2 x artı y 3 olduğuna göre x bölü y kare artı y bölü x kare ifadesinin eşiti nedir diyor. Bakın burada paylaş ben bu arkadaşı x kare ile bu arkadaşı y kare ile genişlettim. x kare çarpı x'ten geldi x küp artı y kare çarpı y'den geldi y küp bölü paydası x kare çarpı y kare eşittir. Yukarısı zaten küp açılımı görebiliyorum. x küp artı y küp. Peki nasıl açılır? Hatırlayalım. x artı y çarpı x kare eksi x çarpı y artı y kare. Bunu mu kullanmak mantıklı? Büyük bir ihtimal buradan çıkacaktır. Bakalım. Aşağısı x kare y kare. Şimdi x çarpı y eksi 2 ise her iki tarafın karesini aldım. x kare çarpı y kare eşittir x kare çarpı y kare eşittir eksi 2 etti sana 4 karesini aldım. Yani benim paydam 4 olacak. Bu 1 eşittir. x artı y dediğim sayı tamam ya şuradan yapalım. Buradan gitmiyorum. x küp artı y kübü özdeşlikten şöyle yazabiliyordum hatırlayalım. x artı y'nin kübü eksi 3 çarpı x çarpı y çarpı x artı y. Orta eksi artıysa burası eksi geliyordu. Özdeşlikten yazabiliyoruz. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bilmeden de x artı y'nin kübünden bu formülü çıkarabiliyorum. x artı y'nin kübü 3'ün kübünden 27 eksi 3 çarpı x çarpı eksi 2 Burayı artı yapar 2 çarpı x artı y 3'tü. Bölü paydam 4 etti. 27 artı 3 kere 3 9. 9 kere 2 18 bölü 4. 27 37 8 daha 45 bölü 4'ten 3. sorumuz eden olarak bulunuyor. Dördüncü soru bana diyor ki x kare eksi x artı 1 eşittir sıfır. Bu bana bir yerden tanıdık geliyor. Olduğuna göre x üzeri 2021 artı x üzeri 2022 ifadesinin değeri kaçtır diyor. Bakın şimdi arkadaşlar artı eksi artı. Ben bunun hem soluna hem sağına yani bu arkadaşı x artı 1 ile sol tarafı sıfırı da x artı 1 ile çarparsam eğer sol taraf benim bildiğim x küp artı 1'in kübüne eşit olur eşittir. 0 çarpı x artı 1'den burası 0 olur. Yani kısaca x küp eşittir eksi 1 olur. Cebime attım ben bu ifadeyi. Bu 1. Sonra x üzeri 2021 artı x üzeri 2022'ye geldim. Acaba 2021 sayısının 3 ile ne alakası var? İçindeki 3'lere bakıyorum. 6 kere 3 18 fazlalık 2 2 indirdim. 7 kere 3 21 fazlalık 1 1 indirdim. 3 kere 3 9 fazlalık 2. Yani kısaca x üzeri 2021 demek bakın x kübün 673. kuvveti çarpı bir de 2 fazlam var. Bu da x karedir. Artı x üzeri 2022. E bunun bir fazlası. Bakın 2 fazlalık vardı. Demek ki tam bölünüyor. 673 değil de x kübün 674. kuvveti anlamadıysan git 2022'yi 3'e ver. O zaman anlayacaksın. Devam ediyorum. x küp eksi 1 ise burası. Eksi 1'in 673. kuvveti yine eksi 1 yapar. Eksi 1 çarpı x kare artı Eksi 1'in çift kuvveti 1 yapar. Soru bitti mi bitmedi. Bakın şıklar farklı. Ne geldi benim elime şu anda? Eksi x kare artı 1. Sonra başa bir daha dönüyorum. Demek ki x'i bulmamı istiyor. Ben burada x kare yalnız bıraksam. x kare eşittir. x eksi 1. Gelip burada x kare gördüğüm yere x eksi 1 yazsam. Eksi 1 çarpı x eksi 1 artı 1 eşittir. Eksiyi dağıttım eksi x artı 1 artı 1. E bu da eksi x artı 2 eşit. Soru benden zaten bunu istiyor. Dördüncü sorumuz Bursa olarak bulunuyor. Beşinci soru bana diyor ki x artı 1 bölü x eşittir eksi 1 olmak üzere. x üzeri 2021 artı 1 bölü x üzeri 2021 faresinin değeri kaçtır? Gidip buradan ben kuvvet alamıyorum. Karesinin kübünü aldığında bir sonuç çıkmıyor. Deneyebilirsiniz. Paylaş diyorum. Paylaş burası x kare artı 1 bölü x eşittir. Eksi 1. İçler dışlar çarpımı yapıyorum bakın. X kare artı 1 eşittir. Eksi x sol tarafa attığımda. Son olarak x kare artı x artı 1 eşittir 0. Bu bana bir yerden tanıdık geliyor. Üstteki soru gibi bu sefer ortası artı. Demek ki ben bu ifadenin hem solunu hem sağını x eksi 1 ile çarparsam. Çarptığımda benim sol tarafım küp açılımı oluyor. x küp eksi 1 oluyor. Neye eşittir? Bakın sağ tarafta 0. Güzel. Cebime koydum. O zaman hocam x küp eşittir 1'dir. Harika. Şimdi bakın. x küp gördüğüm her yere 1 yazacağım. Üstteki soruda da burayı mantığını çözmüştüm. Üstteki soruda 2, 3, 4, 5. 2 fazla. Güzel. x kare gelecek. Oradan o. Harika. Şimdi x üzeri 2021 dediğim sayıyı ben bir üstteki soruda da nasıl yazılacağını öğrendim. Kopya çekeyim. Bir daha bir daha bölmeyeyim. x küp 673 x kare x küp üzeri 673 çarpı x kare. Bu burası. Bakın x küp üzeri 673 çarpı x kare x üzeri 2021 artı 1 bölü aynı şekilde x küp üzeri 673 çarpı x kare. Şimdi x küp gördüğüm yere 1 yazacağım. 1 yazdım buraya gitti. 1 yazdım buraya gitti. Geriye elime x kare artı 1 bölü x kare kaldı. Yani benden bunu istiyor aslında. Soru benden x kare artı 1 bölü x kareyi istiyor. Bu da güzel hocam. Peki bunu nasıl bulacağım? Bunu da şu şekilde bulacağım. Ben burada her iki tarafın karesini alırsam. Bakın ne oluyor? x kare artı 2 çarpı x çarpı 1 bölü x artı ikincinin karesi yani 1 bölü x kare eşittir eksi 1'in karesi 1'e. Ve de bu x'e gittiğinde 2'yi eşitliğin diğer tarafına attım x kare artı 1 bölü x kare eşittir. 1 eksi 2'den eksi 1 geldi. E bu zaten benim cevabım oluyordu. O yüzden 5. sorumuz Adana olarak bulunuyor. 6. soru diyor ki x artı y eksi z eşittir 4. Dikkat. x çarpı y çarpı z eşittir 3. Eksi 1 bölü x. Eksi 1 bölü y. Artı 1 bölü z eşittir 2. Olduğuna göre x kare y kare z karenin eşiti nedir diyor. O zaman ben burada üçlü kareyi alıyorum. Hatırlayalım nasıl alındığını. Birincinin karesi x kare artı ikincinin karesi y kare artı üçüncünün karesi z kare. Sonra dikkat. x ve y x de pozitif. Demek ki artı 2xy <laughs> x ve z biri negatif. O zaman eksi 2xz y ve z biri negatif. Eksi 2yz eşittir. Dördün karesinden 16'ya. Bunu cebe indirdim. Bu bir. Sonra x çarpı y çarpı z'yi biliyorum. Başka ne biliyorum ben? Bir de burada payda eşitleyeceğim. X sayısını YZ ile, Y sayısını XZ ile, Z sayısını XY ile genişletirsem ben. Bakın. Eksi YZ eksi XZ artı XY bölü X çarpı Y çarpı Z ki bu 3'e eşit buraya 3 yazdım. Eşittir 2. Ye. İşte dışarı çarpım yaptım. Eksi YZ eksi XZ artı XY eşittir 6'ya. Bunları da kullanacağım. Bakın şurayı iki parantezine alırsam x çarpı y eksi xz eksi yz z. E, ben bunu burada buldum 6 demek ki buraya da 6 yazdım toparlıyorum yeni elimde kalanlar x kare artı y kare artı z kare komple burası 2 çarpı 6'dan artı 12 eşit diğer tarafta 16 eşit 12 sağ tarafa attım x kare y kare z kare soru benden bunu istiyor e bu da 4'e eşit Altıncı sorumuz Bursa olarak bulunuyor. Yedinci soru diyor ki x eksi 1 bölü x eksi 5 eşittir. 11 olduğuna göre x eksi 5'in karesi eksi 1 bölü x eksi 5'in karesi. Kare almak geliyor içimden değil mi? Ama neyim var? Ne eksiğim var? Buradaki eksi 5 eksik. O zaman eşitliğin hem sol tarafına hem de sağ tarafına eksi 5'i ekliyorum. Eklediğimde bakın. x eksi 5 eksi 1 bölü paydası zaten X eksi 5 eşittir. 11 eksi 5'ten 6 oldu. Artık rahat rahat her iki tarafın karesini alabilirim. Birincinin karesi açmaya gerek yok. X eksi 5'in karesi. Bakın ortası eksi. 2 çarpı birinci çarpı ikinci. Bu da tamam. Artı ikincinin karesi. 1 bölü x eksi 5'in karesi eşittir. 6'nın karesinden 36'ya. Şu arkadaşlar gitti. Eksi 2 vardı diğer tarafa attım. Artı 2. 36 artı 2 38 yaptı. Solda kalanlar x eksi 5'in karesi artı 1 bölü x eksi 5'in karesi kaldı. Ki zaten soru benden bunu istiyor. Eksi yazmışım buraya. Artı diye düzeltelim burayı. Artı diye düzeltelim. Artı diye düzeltelim. PDF'de düzeltelim merak etmeyin artı olmuş oluyor. Buradan da 7. sorumuzu Ceyhan olarak buluyorum. Orası eksi olursa sıkıntı. Artı olması lazım. Artı olsun. Ne siz üzülün ne ben üzülün. ne ben üzüleyim. Sorumun cevabı bu şekilde 38'dir arkadaşlar. 8. soru diyor ki x kök x eksi y kök y eşittir 36. Kök x eksi kök y eşittir 3. Şimdi bunun kübünü alarak gidebilirim. Göremedim mi? Şöyle bir yöntem gösteririm ben size. Sonuçta bu kökten çıkmasını istediğim için ben x gördüğüm yere a kare yazıyorum. Bakın yazdığımda ne oluyor? Burası a kare. Burası a. Aynı şekilde y gördüğüm yere b kare yazıyorum. Daha rahat anlaman için burası b kare, burası b. Yani yukarısı a küp eksi b küp oldu. Neymiş? 36. Aşağısı ne? a eksi b oldu. Bu neye eşitmiş? 3'e. Güzel. Hem a küp eksi b küpü buldum. Hem de a eksi b'yi buldum. Peki A küp eksi B küpün açılımı nasıl yazılıyordu? Bakın A eksi B çarpı A kare artı AB artı B kare. Neye eşit bu arkadaş? 36'ya. Ne biliyorum ben? A eksi B'yi. Hocam burası 3'müş. Her iki tarafı sadeleştirdiğimde A kare artı AB artı B kare eşittir 12. Bu 1. Soru benden X çarpı Y'yi. Geleceğim buraya. Bunu istiyor değil mi? Peki. Ben şu a eksi b eşittir 3'ten gidersem her iki tarafın karesini alırsam bana elime geçen şey a kare bakın eksi 2 ab artı b kare eşittir 9. Alt alta yazayım. a kare eksi 2 ab artı b kare eşittir 9. Sonra payda kısmını eksine çarpıyorum. Eksi a kare artı 2 ab eksi b kare eksi 9. Ve bunları taraf tarafa toplarsam gitti gitti. AB 2AB daha 3AB yaptı. Eşittir 12 eksi 9'dan 3 yaptı. O zaman hocam A çarpı B 12 9 3 3'e böldüm. A çarpı B 1 oldu. Soru toparlandı. Şimdi A çarpı B 1 ise benim elimde ne vardı? A kare B kare değil mi? x çarpı y istiyor. a kare çarpı b kare istiyor. Her iki tarafın karesini aldığınızda a kare çarpı b kare yine 1 yapıyor. E bu zaten x çarpı y'ye eşit. O yüzden 8. sorumuz Adana olarak bulunuyor. 9. soru diyor ki x kare artı y kare artı z kare eksi 2x artı 7 eşittir. 4 z eksi 4 y eksi 2 olduğuna göre x eksi y artı z kaçtır? Bir kere hepsini sola gönderdim. Bak x kare x yanına alayım daha rahat anlamanız için. Eksi 2x tam kare olursa benim işime yarar. Bakın tam kare olursa işime yarar. Yani burada artı 1 olmalı. En son toparlayacağım. Artı y kareyi bir kurcalayayım. Y kare eksi 4 y'yi yanına aldım. Artı 4 y. Tam kare olması için bu arkadaşın yarısı 2. Karesi artı 4 lazım. Tamam. Z'yi kurcalayalım. Artı z kare 4 z'yi yanına aldım. Eksi 4 z. Ortalık sayı 2'ye böldüm. Eksi 2. Karesini aldım. Artı 4. Güzel. Şimdi bunlar tamam sayı olarak 1, 4 ve 4 kullandım. Yani toplamda 9 kullandım. Bakın 7 burada. Eksi 2 buraya geldi. Artı 2. 9. Hepsini kullandım. Demek ki bu işlem eşittir. 0. Şimdi soru bitti. Bu arkadaş x eksi 1'in karesi. Artı. Bu arkadaş y artı 2'nin karesi. Bu arkadaş da z eksi 2'nin karesi. Eşittir 0. Hepsi tam kare. Toplamlar 0'sa hem bu 0 hem bu 0 hem de bu 0 x eksi 1 sıfırsa x sayısı 1, y artı 2 sıfırsa y sayısı eksi 2, z eksi 2 sıfırsa z sayısı 2'dir. Soru benden x 1 eksi y artı 2 artı z artı 2 istiyor. E bu toplamda 5'e eşit. 9. sorumuz da Edirne olarak bulunuyor. Bakayım. x 1 y'si eksi 2 eksi y vardı 1 eksi 2'den artı 2 oldu z zaten pozitif 2 4 5 oldu 9. sorumuz Edirne olarak bulundu. 10. soru diyor ki x üzeri 4 artı x kare artı 1 bölü x kare artı x artı 1 ifadesinin sadeleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Bakın güzel bir soru var burada. Hocam ben nasıl bulacağım? Pay kısmında tam kare yapmaya çalışıyorum. Ama Şimdi x kare x kare diye bunu çarpanlara ayırsam bakın x kare x kare. Burası artı 1 artı 1 desem keşke ortası 2 x kare olsaydı. O zaman ben dışarıdan müdahale ediyorum. x kare ekleyip x kare çıkarırsam ortası ne oldu? Bunu kullandım. 2 x kare oldu. E bu arkadaş x kare x kare artı 1 artı 1 diye ayrıldığına göre demek ki pay kısmım x kare artı 1'in karesi eksi x kare oldu. Bölü paydası da x kare artı x artı 1 oldu ve soru bitti yukarısı a kare eksi b karedir. Ve şöyle yazılır. Birinci artı ikinci çarpı birinci eksi ikinci bölü paydamda x kare artı x artı 1'di. Bakın x kare artı x artı 1 ile x kare artı x artı 1 gitti. Geriye x kare eksi x artı 1 kaldı. Şıklara baktığımızda x kare eksi x artı 1'den 10. sorumuz Diyarbakır olarak bulundu. 11. soru güzel bir soru. Bana diyor ki kök a eksi 1 bölü kök a eşittir. 2 olduğuna göre dikkat. A kare artı 1 bölü a kare değeri kaçtır? E ne istiyor? Kare istiyor. O zaman ben gider hocam. Önce kare alır. alıp Birincinin karesi kök a'nın karesi a. Dikkat. Eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci. Bu da tamam. Artı ikincinin karesi 1 bölü a. Eşittir 2'nin karesinden 4'e. Kök a'lar gitti. Eksi 2'yi diğer tarafa attım. a artı 1 bölü a eşittir 4 artı 2'den 6. Bu bir Karesini istiyor. Bir daha kare alıyorum. Aynı işlemde bir kare daha alıyorum. a kare artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi 1 bölü a kare. 6'nın karesi 36. a'lar gitti. 2'yi diğer tarafa attım. a kare artı 1 bölü a kare eşittir 34 oldu. Bu da 11. soruyu bakıyorum Ceyhan olarak buldurmuş oldu. Bizde sıkıntı yoktu ve iki diğer tarafa attı. 34'tür. Doğru. 11. sorumuz Ceyhan'dır arkadaşlar. 12. soru diyor ki x kare artı 1 bölü x eşittir 34 olduğuna göre x artı 1 bölü kök x ifadesinin pozitif değeri kaçtır diyor. Bakın güzel bir soru. Peki nasıl yapacağım hocam? Şurada kalp bölmesi yapsam. x kare bölü x'ten elime geldi x artı buradan geldi 1 bölü x eşittir. 34. Bu bir. Sonra burada kalp bölmesi yapıyorum. x bölü kök x artı buraya geldi bir bölü kök x ve ben biliyorum ki x bölü kök x demek şu arkadaşı kök x ile genişletirsem bakın pay kısmı x çarpı kök x bölü kök x çarpı kök x'den x geldi yanına artı bir bölü kök x geldi ve bu x'ler gittiğinde aslında soru benden kök x artı bir bölü kök x istiyor. Ve ben buradan buraya geçiş yaparım. Nasıl? Kare olarak. Diyorum ki benim cevabım t olsun. Ben t'yi arıyorum. Eğer payda kısmındaki her iki tarafın karesini alırsam kök x'in karesi x artı 2 çarpı kök x çarpı 1 bölü kök x artı ikincinin karesi 1 bölü x eşittir t kareye. E sor bana x artı 1 bölü x'i vermiş. Bakın x artı 1 bölü x. Yerine yazdım. Ne yaptı? 34 yaptı. Artı kök x'ler gittiğinde buradan artı 2 kaldı. Eşittir t kareye. Yani t kare eşittir 36. Ya yani benim cevabım t idi. Neyin karesi 36'dır? T sayısı ya 6 ya da eksi 6. Pozitif değerini istiyor. Eksi 6 olamaz. 6 olacak. 12. sorumuzda Ceyhan olarak bulunmuş oluyor. Ve de bu videomuzu da bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Umarım bitirmişsinizdir. Yorumlara bekliyorum. Tik bitirdim tarzında yorumlarınızı bekliyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır. İki soruda küçük bir sıkıntı vardı. Onları pdf'de düzeltirim. merak etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Herkese merhaba arkadaşlar ben Eka Hocanız. Laptu Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Geldik soru bankamızın, AYT soru bankamızın 8. testi çarpanlar ayırmanın 8. videosuyla karşınızdayım. Z testlerine yani ileri ve yeni nesil sorulara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bu test çok güzel bir test. Farklı çözüm yöntemleri öğreteceğim size bu testte. PDF aşağıda açıklamalar kısmında mevcuttur. Oradan izleyip köze bilirsiniz. İndirip de indirmeyi de unutmayın tabii ki de. Bir de arkadaşlar hızlı bir şekilde bitirmeye çalışıyorum bugün integral videosunu atmaya çalışacağım umarım yetişir diyorum ve de ilk soruyla başlıyorum. İlk soru bana diyor ki a artı kök a eşittir 5 olduğuna göre dikkat 5 bölü kök a eksi kök a ifadesinin değeri kaçtır? Bakın burada farklı bir çözüm yöntemi göstereceğim dedim. Karesini alabilirsiniz, kübünü alabilirsiniz, bunları yaptığınızda olmuyor olmadığını göreceksiniz. Bakın burada 5 var, bakın burada 5 var. Demek ki ben 5 gördüğüm yere a artı kök a yazabilirim. Yani a artı kök a bölü paydası kök a yanında eksi kök a eşittir. Şimdi şurada bir kalp bölmesi yapıyorum. a bölü kök a bakın a bölü kök a artı yanında kök a bölü kök a yani 1 geldi. Bir de yanında eksi kök a diyorum. Hala bitmedi arkadaşlar. Dikkat. Burayı kök a ile genişletirsem ben a çarpı kök a bölü kök a artı 1 eksi kök a. E bu kök a ile genişlettiğimde bu kök a'lar pardon bir geri aldım. Kök a ile genişlettiğimde ben burayı bakın alt tarafı alt taraf a oldu. E bu a'lar gittiğinde geriye kök a artı 1 eksi kök a kaldı. Buraya kök ile çarptığımda burası a oldu. Üstteki a'lı gitti. Kök a'larda da burada gitti. Geriye sadece artı 1 kalmış oldu. Yani ilk sorumuzun cevabı Adana'dır diyorum. Farklı bir çözüm yöntemi. İkinci soru diyor ki A eksi kök B eşit kök B eşittir 1 bölü 4. Kök A artı kök B eşittir 3 bölü 2. Olduğuna göre B sayısı kaçtır Bakın ne yapıyorum. A eksi kök, kök B A artı kök B. Burada bir benzerlik var. Şu verdiğim ikinci ifadenin ben karesini alırsam. Bu arkadaş kökten kurtulur. A artı kök B eşittir. 3 bölü 2'nin karesi 9 bölü 4. Şu an benim elimde a eksi kök b var. Bir de a artı kök b var. Bakın a eksi kök b ve a artı kök b. Alt alta yazıyorum. a eksi kök b eşittir. Bu da 1 bölü 4. Ben bu ikisini taraf tarafa toplarsam. Hatta daha güzel yapalım. Ben bu ikisini taraf tarafa çıkarırsam. a'dan a çıktı 0. Kök b artı kök b'den geldi buraya 2 tane kök b eşittir. 9 bölü 4'ten 1 bölü 4 çıkarırsam 8 bölü 4 yani kısaca 2 geldi. Her iki tarafı da 2'ye böldüm. Kök B eşittir 1. Her iki tarafın karesini aldım. B eşittir 1 olarak bulunur. Zaten benden B istiyordu. İkinci sorumuz da Adana'dır diyoruz. Üçüncü soru diyor ki x küp eksi x kare artı ax artı b ifadesinin çarpanları bakın x eksi 2, x eksi 1 ve bir de x artı c Olduğuna göre A artı B artı C toplamı kaçtır? Hem bu A'yı, B'yi hem de C'yi bulacağım. Nasıl bulurum? Bakın. X eksi 2 ve X eksi 1. Bunun çarpanıysa demek ki bunun çarpanından birisi X eksi 2. Hatta diğeri X eksi 1. Üçüncüsü de X -A artı C. Bakın. Bunu polinomlarda yapacağız. Eğer ben x eksi 2 bunun çarpanı köküdür. Yani ben x yerine 2 yazarsam bakın 2 eksi 2 0 burayı sıfır yaptı. E ben diğer tarafta da x yerine 2 yazarsam sonucu sıfır yapar. Yazıyorum. 2'nin kübü 8 eksi 2'nin karesi 4. 2 yazdım. Artı 2a artı b eşittir 0. 8 eksi 4 4. Diğer tarafa attım. 2a artı b eşittir eksi 4. Bu bir. Bitmedi. E aynı x eksi 1'de de geçerli. O zaman ben x yerine 1 yazdığımda da sonuç 0 yapar. Yazıyorum. 1 eksi 1 artı a artı b eşittir. Sıfır yaptı yine. Bunlar gitti. O zaman hocam a eşittir. Eksi b. Geliyorum a'yı burada yerine yazıyorum. Bakın eksi b diye. Eksi 2b. B daha. Eksi b eşittir. Eksi 4'e. B eşittir 4'e. B'yi buldum. Eğer ben b yerine 4 yazarsam a sayımız da eksi 4 oldu. Bunu da buldum. Harika. Şimdi dikkat. Şu an ben iki kökü buldum. Şu an ben a'yı ve b'yi buldum. Yani nedir? x küp eksi x kare artı a kaçtı? a eksi 4 müydü? a eksi 4'tü. Eksi 4x bir de burada eksi 4 yaptı. Var mı sorun? Oradan o geldi. Oradan o geldi. Harika. Şimdi kökleri bulmaya çalışıyorum. Bakın. Eşittir. Yine çarpanları kullanacağım. 3 tane kökü bulacağım. Nasıl bulurum? Ortak parantezler var. Mesela şu ikisinde. x kare ortak parantezini alırsam. Burada kaldı x. Burada kaldı. Eksi 1. Öyle mi yapmak mantıklı? Kontrol ediyorum. X3 x küp eksi 4x x kare eksi 4. Oradan 2 geldi. x kare eksi 4 sanki buradan daha koluyor. Çünkü buradan ortak çarpan çıkmıyor. Hmm. Çıkıyor. Şunu yanlış yapmışım. B sayısı 4'tü. Tamam. Şimdi oldu. Şimdi çıkıyor. Burası artı 4. Diğer taraftan bu arkadaşı eksi 4 parantezin alıyorum. Eksi 4 parantezini aldığımızda burada kaldı x, burada kaldı eksi 1. Şimdi ikisinde ortak çarpanlar var. x eksi 1 bir de x eksi 1 parantezin alıyorum. Sol tarafta kaldı x kare. Sağ tarafta kaldı eksi 4. Bunu da çarpandan ayırıyorum. x eksi 1 çarpı x kare eksi 4 demek x eksi 2 çarpı x artı 2. Bakın çarpanlar. x eksi 1 burada. x eksi 2 burada. Demek ki burası x artı c. x artı 2 eşit. E benim c sayım da o zaman 2 eşit. a'yı b'yi c'yi buldum. Eksi 4 artı 4 artı 2 toplama. Bunlar gitti. 2 cevabını verdi. Üçüncü sorumuz Bursa olarak bulunuyor. Dördüncü soru diyor ki x eksi a'nın karesi eksi a x eksi 11 ifadesinin çarpanlarından birisi x artı 1 olduğuna göre diğer çarpanı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Demek ki birden fazla ihtimal var. Biz olabileni bulacağız. Şimdi bunun çarpanlarından birisi bir önceki yaptığımız gibi x artı 1 ise diğer çarpanı bilmiyorum. Eğer ben gidip x yerine Eksi 1 yazarsam hem burayı 0 yapar hem burayı 0 yapar. Yazıyorum. Eksi 1 eksi a'nın karesi. X eksi 1 yazdım. A artı a eksi 11. Eşittir 0 olmak zorunda. Bu 1. Sonra eksi 1 eksi a'nın karesini açıyorum. Birincinin karesi 1. Bir. Artı 2 bir çarpı. Birinci çarpı ikinciden a geldi. Bakın eksi 1 eksi a'nın karesi. 1 artı a'nın karesine eşittir. O yüzden 1 artı a'nın karesini açıyormuş gibi yapıyorum. Artı burası a kare artı a eksi 11 eşittir 0. Yani 2a pardon a kare 2a a daha 3a 1 eksi 10'dan eksi 10 eşittir 0 çarpanlar ayırdım. a dedim a dedim burası artı 5'e eksi 2. Demek ki a'nın 2 değeri var. a1 sayısı eksi 5'e a2 sayısı 2 eşit. Demek ki a'ya göre bakın a'ya göre ben x değeri buluyorum. a sayısını eksi 5 yaparsam gidip yerine yazarsam x artı 5'in karesi. Burada a yerine eksi 5 yazarsam artı 5x eksi 11. Sonuçta ben x köklerini arıyorum. O zaman x artı 5'in karesini açtım. x kare artı 10x artı 25 artı 5x eksi 11 dedim. x kare 10x 5x daha artı 15x 25'ten 11 çıkardım. Artı 14 eşittir 0. Çarpanlarına ayırıyorum. x kare x x dedim. Buraya 14'e bir dedim. Köklerim yani çarpanlarım x artı 14 çarpı x artı 1 oldu. Bakın diğer kök x artı 14 şıklarda var mı? Var. Demek ki dördüncü sorumuzun cevabı Adana olarak bulunur. Bir de 2'yi koyun. Bakın a yerine 2'yi koyun. Bir de o şekilde açın. Hatta açalım mı? Deneyelim onu da deneyelim. Oradan ne geliyormuş ona bakalım. a yerine 2 koydum. Burası x eksi 2'nin karesi. Eksi 2x eksi 11. Açıyorum. x kare eksi 4x Artı 4 eksi 2 x eksi 11 oldu. x kare eksi 4 eksiden eksi 6 x. 4 eksi 11'den eksi 7 eşittir 0. Birisi 7 birisi 1. Bakın 1 var zaten 7 şıklarda var mı yok. O yüzden 4. sorumuz Adana'dır diyor. 5. soru diyor ki x eksi 2 bölü kök x eşittir 5 olduğuna göre x artı 1 bölü x toplamı kaçtır diyor. Güzel bir soru. Şimdi kurcalıyorum soruyu. Mesela şuradan başladım. Hatta öyle mi desek daha iyi olur. Tamam böyle Önce buradan başlayalım. Buradan başlarım. x çarpı kök x payda diyorum. x kök x eksi 2 bölü kök x eşittir 5. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. x kök x eksi 2 eşittir 5 kök x. Sol tarafa attım. x kök x eksi 5 kök x eksi 2. Benim burada parçalamam gerekiyor. Şimdi benim burada parçalamam gerekiyor. Nasıl parçalayacağım? Bunu görmenin en kolay yolu da çok köklü bir ifade varsa siz kök x gördüğünüz yere a deyin. Yani kısaca x gördüğünüz yere a kare deyin. Bakın ne oluyor? x gördüğüm yere a kare dediğimde soru benden aslında a kare artı 1 bölü a kare istiyor. Buraya döneceğim. Bu tarafa geldim. x gördüğüm yere a kare yazdım. a kare çarpı a'dan burası a küp oldu. Burası eksi 5a oldu. Burası da eksi 2 oldu. Demek ki ben Şöyle parçalarsam. a küp eksi 2a mı diyeyim? 3a dersem. 4a dersem. Evet. a küp eksi 4a. Eksi a. Eksi 2. Bak, Neden bunu yaptım? Çünkü burada aslında a artı 2 var. Ben buradan da a artı 2 elde edebilirim. a eksi 2 mi elde etmiş oluyorum? Hmm. 5 kök x diğer tarafa attım. Eksi 2. Oradan o geldi. Eksi 5 kök x. 8 dersem daha iyi olur. 8 olursa ne oluyor? 8'e 3. 3A. Şu ikisini alırsam A küp eksi A'dan bu ikisini. Şimdi şöyle yapalım. Burayı bakın şurayı. Evet tam tam buradan çıkıyor. Doğru buradan çıkıyor. Burayı A parantezine alırsam geriye A kare eksi 4 kalır. Harika. Ortak çarpan çıkarmaya çalışıyorum. Burası eksi A eksi 2. Burayı eksi parantezine alırsam geriye kaldı. A artı 2. Bakın A kare eksi 4 var orada. Orayı çarpanlara ayrılıyor. Yani A çarpı a eksi 2 çarpı burası a artı 2 eksi parantez a artı 2. Hatta bunların hepsi eşittir 0. Kafayı karıştırmayalım. Çünkü zaten soru buradan çıkacak. Bakın ortak çarpanlar var a artı 2. Bu sefer a artı 2 ortak parantezini alıyorum. Sol tarafta kaldı a çarpı a eksi 2. Dağıtıyorum içeriye. a kare eksi 2 a. Evet a kare eksi 2 a. Bir de buradan eksi 1 geldi. Hepsini çektiğim için. Eşittir 0'a. Hocam soru bitti mi? Bitti gibi. Şimdi buradan çıkıyor. Şimdi iki tane değer var. A artı 2 eşittir 0. A sayısı neymiş? Eksi 2. Bu olamaz. A sayısı neden eksi 2 olmaz? Bakın kök x eşittir eksi 2. Yani sonuç negatif çıkamaz. Bunu eliyorum. Geriye kaldı elimde. A kare eksi 2A eksi 1 sayısının 0 olma ihtimali. Benim A, A kare artı 1 bölü A kare ihtiyacım vardı. O zaman ben her iki tarafı A sayısına bölersem bakın A kare bölü A'dan A geldi. Eksi 2A bölü A'dan eksi 2 geldi. Buralara eksi 1 bölü A geldi. Eşittir sonuç 0'a. Eksi 2 diğer tarafa attım. A eksi 1 bölü A eşittir 2'ye. Her iki tarafın karesini alıyorum. A kare eksi 2 çarpı A çarpı 1 bölü A artı 1 bölü A kare eşittir 4'e. A'lar gitti. Eksi 2'yi bu tarafa attım. A kare artı 1 bölü a kare eşittir. 4 artı 2'den 6 oldu. Ki bu sonuç zaten benden istediği x artı 1 bölü x'ti. Bu da 5. soruyu Ceyhan olarak buldurdu. Ve bu soru tarzının, bu soru şeklinin en zor sorusu budur diyebilirim. 6. soru diyor ki x 3 3'ün dereceden kök 9 olmak üzere x kare eksi 4x artı 4 çarpı x kare artı 2x artı 4 eşittir karesi özür dilerim karesi ifadesinin değeri kaçtır? Düzenleyelim. Bakın burası çarpandan ayrılıyor. x x 2 2 kısaca x eksi 2 çarpı x 2 ayrı ayrı yazdım. neden anlayacaksınız. Sonra burası x kare artı 2 x artı 4. Onu da yazdım. Tabi iki tane var bundan. x kare artı 2 x artı 4 çarpı x kare artı 2 x artı 4 ve şu ikisinin çarpımı küp açılımı. Neyin kübü? x küp eksi 2'nin kübü çarpı e aynı şekilde bu ikisinin açılımı da küp açılımı. E bu da x küp eksi 2'nin kübü demektir. Şimdi soru bitti. Benim x dediğim sayı 3. dereceden kök 9'du. Ben buraya yazdığımda yani ben kısaca her iki tarafın kübünü aldığımda çıkan sonuç buradan 9. E yanında eksi 1 var. Çarpı. E burada 9'dur. Yanında eksi 1 var. 9 eksi 1 8. 9 eksi 1 8. 8 çarpı 8'den de bir dakika. 9 eksi 1 9 eksi 8. Yine yanlış yapmışız. Şıkları yanlış yapmışız. Tamam. Düzeltiriz. Evet. 9 eksi 9 eksi 8'den 1 çarpı 9 eksi 8'den 1 geldi. E o zaman benim cevabım 1 olarak bulundu. Şıkları değiştiririm arkadaşlar. Bu soruyu bir daha çözmek istemiyorum. Bu da 6. soruyu bana Adana yani 1 olarak buldurmuş oluyor. Şıkları değiştiririm. Tekrardan söylüyorum. Kusura bakmayın. 6. sorumuzun cevabı 7. soru bana diyor ki x eksi kök x eşittir 8 olduğuna göre kök içinde x eksi 8 bölü kök x ifadesinin değeri kaçtır? Yine ilk soruda kullandığımız mantık kullanacağız. Yani 8 gördüğüm yere burada ben x eksi kök x yazacağım. Yazalım x eksi x eksi kök x bölü kök x'in kökü eşittir. Bakın devam ediyorum Şuradan devam edelim. Yine aynı şekilde kalp bölmesi x eksi x bölü kök x'ten bakın x bölü kök x burası eksi eksi kök x bölü kök x'ten eksi 1 gelecek ya bu eksi de atıyorum. dağıtıyorum ne oldu artı 1 bir. bir de bunlar kök içinde eşittir dikkat x eksi şu arkadaşı kök x ile genişlettiğimde x kök x bölü paydası x yanında artı 1 kök içinde ve bu x'ler gittiğinde geriye kök içinde x eksi kök x artı 1 geldi. Ve bana soruda x eksi kök x 8 vermişti. Bakın bu arkadaşı elde ettim. 8. 8 artı 1'den burası kök 9. Bu arkadaş 3'e eşit. 7. sorumuz Ceyhan olarak bulunur. 8. sorumuzda farklı bir çözüm yöntemi kullanacağız. x eksi kök x eksi 3 eşittir 0 olmak üzere. x kare eksi 7 x artı 7 ifadesinin değeri kaçtır? Kare alsanız, küp alsanız, yerine yazsanız hiçbir şey çıkmaz. Pardon. Yerine yazsanız çıkan. Peki hocam nasıl yazacağım? Bakın burada x kare var. Elimde x var. Ben şu ikisini diğer tarafa atsam. x eşittir. Kök x artı 3. Bu bir. Her iki tarafın karesini aldım. x kare eşittir. Bakın parantez karesi. Birincinin karesi x artı 2 çarpı birini çarpı ikinci. 3 çarpı kök x artı ikincinin karesi 9. Bu da tamam. Soru bitti. Geldim x kare gördüm yani komple bu arkadaşı yazdım. x artı 2 çarpı 3 6 çarpı kök x ...artı 9. Bu bir. Burada eksi 7x var. Eksi 7 çarpı x gördüğüm yere... ...bu sefer kök x artı 3 yazdım. Yani buraya yazdım. Bu da tamam. Yanına artı 7'yi ekledim. Bakalım kaç çıkıyor? x artı... ...6 kök x... ...artı 9. Eksi 7 dağıttım içeriye. Eksi 7 kök x... ...eksi 21 artı 7. 6 kök x eksi 7 kök x'den... ...eksi kök x geldi. x eksi kök x... 9 artı 7 16. 16 eksi 21 eksi 5 geldi. Yani benim elimde şu anda cevap olarak x eksi kök x eksi 5 var. Ve de en başa soruya bir daha döndüm. Bu sefer eksi 3'ü diğer tarafa attım. x eksi kök x dediğim ifade 3 tam sayısına eşit. Geldim buraya da 3 yazdım. 3 eksi 5'ten cevabım eksi 2 olarak bulundu. 8. sorumuz Bursa'dır. 9. soru bana diyor ki a kare eksi 4 a eksi 5'in karesi eksi a kare artı yedinin karesi ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisi değildir diyor. Bakın hangisinin olmadığını bulacağım. Şimdi adım adım geliyorum. Bakın. Burada birincinin karesi eksi ikincinin karesi var. Yani iki kare farkı. Ben bunu şöyle yazabilirim. Birinci a kare eksi 4 a eksi 5 artı ikinci a kare artı 7 çarpı birinci a kare eksi 4 a eksi 5 Eksi ikinci. Normalde a kare artı 7 idi. Eksiyi çarparak yazıyorum. Eksi a kare eksi 7. Çarpanları ayırdım. Sonra düzenliyorum. A kare a kareden 2 a kare. Eksi 4 a burada var. Eksi 5 a artı 7'den artı 2. Çarpı a kareler gitti. Eksi 4 a. Eksi 5 eksi 7 daha. Buradan da eksi 12 geldi. Var mı sorun? Yok. Devam ediyorum. Sol tarafı 2 parantezinde 2 çarpı a kare eksi 2 a artı 1 geldi çarpı. Sağ tarafı eksi 4 parantezinde buradan a geldi. Şu parantez fazla oldu. Eksi 4'ü çektim. Buradan artı 3 geldi. Eksi 4 çarpı 2'den de son olarak da eksi 8 çarpı. Çarpanları ayırdım. a a dedim. Eksi 1 eksi 1 dedim. Bu arkadaş a eksi 1'in karesi çarpı. Burada da a artı 3 kaldı. Yani benim çarpanlarım. E şıkkı aşağı kaymış düzeltiriz. Eksi 8 vardır. Bakın. E ben bunu eksi 2 çarpı eksi 4 yazsam. Eksi 4 de vardır. A eksi 1 zaten var. A artı 3 zaten var. A artı 5 çarpan yoktur. Dokuzuncu sorumuz Bursa olarak bulunur. Onuncu soru diyor ki güzel bir soru. 10 çarpı 12 çarpı 14 çarpı 16 artı 16. ifadesinin değeri kaçtır? Buna benzer ikili yapmıştık. Bu sefer 4'tü. Ben burada öyle bir yere bakın öyle bir yere A, X bilinmeyen vereceğim ki çarpım yaptığımda tam kare çıkacak. Bakın. 13'e versem bir küçüğü bir fazlası. iki küçüğü iki fazlası. Üç küçüğü üç fazlası. Özür diliyorum. Yani ben 13 dediğim yere gider A verirsem. Bakın. 12 dediğim sayı veya buradan başlayalım. 10 dediğim sayı bu 13'ün 3 eksiği. Yani bu A'nın 3 eksiği. Çarpı. 12 dediğim sayı bu 13'ün 1 eksi yani kısaca a eksi 1 çarpı bu 14 dediğim sayı a'nın bir fazlası yani kısaca a artı 1 çarpı 16 dediğim sayı a'nın 3 fazlası bu da a artı 3 artı bunu değiştirmeye gerek yok. 16 bakalım belki değiştiririz. Şimdi a eksi 3 çarpı a artı 3 2 kare farkı şöyle yazılır. a kare eksi 9 bu 1 çarpı. a eksi 1 çarpı a artı 1 2 kare farkı şöyle yazılır. a kare eksi 1 artı. 16. Kalsın belki değiştiririm. Tabii kök içinde. Şu arkadaşları çapraz çarp içeri dağıtıyorum. A kare çarpı a kareden a üzeri 4. A kare çarpı eksi 1'den eksi a kare. Eksi 9 çarpı a kareden eksi 9 a kare. Eksi 9 çarpı eksi 1'den artı 9 artı 16. Devam ediyorum. A üzeri 4 eksi 10 a kare. 9 artı 16'dan da 25. Güzel. Burası da çıkıyor. Çarpanlar ayrılır içerisi. Nasıl ayrılır? Burası a kareye a kare. Burası eksi 5'e eksi 5. Ve şöyle yazılır. a kare eksi 5'in karesinin kare kökü. Bakın a kare eksi 5'in karesinin kare kökü. Bu da tamam hocam. E kare kare kökse bunlar birbirini götürür. Mutlak değer a kare eksi 5 olur. E benim a sayım 13'tü. 13'ün karesi 169 eksi 5 doğrudur mutlak değer. Bu da 164'e eşittir ve 10. sorumuz C olarak bulunur. 11. soru diyor ki x kare artı ax artı b eşittir 0. Olduğuna göre x kare eksi ab bölü x ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Yine güzel bir soru yine yerine yazma sorusu. ax artı b'yi sağ tarafa attım. Yani x kare eşittir eksi ax eksi b. Geldim bu arkadaşı burada yerine yazdım. Çözüyor eksi a x eksi b eksi a çarpı b bölü x. Hemen payda eşitliyorum. x ile a x eksi b'yi çarparsam payda eşitlenmiş olur. Ortak paydam x oldu. Pay kısmını düzenliyorum. Eşittir. x çarpı eksi a x'den eksi a x kare. x çarpı eksi b'den eksi b x bir yanında eksi a çarpı b var. Bitti mi? Hayır. Yeni başlıyor. Bakın burada bir x kare daha var. Ben x kare gördüğüm yerine yazıyorum. Eksi a eksi eksi b. Gittim yazdım. Eksi a çarpı x kare gördüm. Eksi a x eksi b. Yanında eksi b x var. Eksi a çarpı b var. Paydada da x var. Eşittir. Eksi a çarpı eksi a x'ten a kare çarpı x. Eksi a çarpı eksi b'den artı a çarpı b. Yanında eksi b x Eksi ab bölü x. Güzel soru bitti. Artı ab eksi ab gitti. A kare x eksi bx. x parantezinde a kare eksi b geldi payda. x'ti. Ha bu x'ler de gittiğinde işleme sonucu a kare eksi b olarak bulundu. Güzel bir soruydu. 11. sorumuz Bursa'dır arkadaşlar. 12. soru diyor ki x farklı eksi 2 ve x küp artı 8 eşittir 0 olduğuna göre X küp eksi 3x kare artı 6x ifadesinin değeri kaçtır diyor ve güzel bir soru. Şimdi dikkatli bir şekilde izleyin. Bakın ne yapıyorum. X sayısı eksi 2'den farklı. Bunu bana boşuna vermedi. Aşağıya geldim. Hepsi ortak bir çarpan var. X ortak parantezin alırsam, bakın geriye ne kalıyor. Burada x kare kaldı, burada eksi 3x kaldı, burada artı 6 kaldı. Bu 1. bitmedi, yeni başlıyorum. Yukarı geldim. X küp artı bu arkadaş 2'nin kübüdür ve çarpanlarına şöyle ayrılır. X artı 2 çarpı x kare eksi ikisinin çarpımı 2x i̇ki bitmedi. Artı ikincinin karesi 4'tür. Güzel. Eşittir 0 tabi. Şimdi hocam güzel dedin. Tamam. Yani ya burası 0'dır ya burası 0'dır. E x diyor eksi 2 olmaz. Burası gitti. Demek ki hocam x kare eksi 2x artı 4 dediğim sayı 0. Yani kısaca x kare eksi 2x dediğim sayı eksi 4'e eşit. Bana bunu boşuna vermedi. Bakın ne yapıyorum. Geldim burayı düzenlemeye. X çarpı x kare eksi 2 x'e burada var. X kare eksi 3 x dediğim sayı ben. Eksi 2 x eksi x artı 6 diye parçaladım. Neden? Çünkü x kare eksi 2 x gördüğüm yere eksi 4 yazabilirim. Geldim yazdım. X çarpı dikkat. Eksi 4 artı alttan 2 eksi x'i elde ettim. Yine bitmedi. Bakın yine bitmedi. Dağıttım içeriye. Buradan da x çarpı eksi, eksi x'den eksi x kare x çarpı 2'den artı 2x geldi. Bitti soru. Bakın ben burada ne bulmuştum. x kare eksi 2x eksi 4'tü. Her iki tarafa eksili çarptım. Eksi x kare artı 2x neye eşitmiş? 4'e. E, eksi x kare artı 2x neye eşitmiş? 4'e. O zaman benim cevabım 4'tür. 12'nin sorumuzun cevabı Adana olarak bulunur. Arkadaşlar bu test, bu test birazcık zor oldu. Farklı. Şimdi yorumlara bekliyorum. Hocam bu zor olmuş. Hocam bu ayarında olmuş. Bu şekilde devam edelim. Biraz daha yenisi gelsin. Yorumlara yazarsanız ona göre bundan sonraki testlere karar vereceğim. Yoksa hepsi bu zorlukta olabilir veya yeni nesilde katabilirim. Sorun değil arkadaşlar. Size göre yön vermek istiyorum. Bu videomuzu da bu şekilde bitiriyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Herkese merhaba arkadaşlar ben Eka Hocanız. Laptu Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. AYT Soru Bankamızın 9. sesli çarpanlar ayımanın 9. videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu dersin pdf aşağıda açıklamalar kısmında mevcuttur. Oradan indirip izleyip çözebilirsiniz ve de hiç vakit kaybetmiyorum. Direkt ilk sorumla başlıyorum. İlk soru bana diyor ki x artı x kare artı x küp artı bla 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 artı x üzeri 23 bölü x üzeri eksi 1 artı x üzeri eksi 2 artı x üzeri eksi 3 artı bla 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 artı en son x üzeri eksi 23 ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir? Bakın burada önce paydayı bir düzenlemek lazım. Pay kısmı tekrar yazmadan payda kısmına işlemi yapıyorum. Nedir arkadaşlar? x üzeri eksi 1 demek 1 bölü x artı x üzeri eksi 2 demek 1 bölü x kare artı 1 bölü x küp artı dıgıdık 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 Artı 1 bölü x üzeri 23. Şimdi bu tabi paydada. Benim bir de bunun paydasını eşitlemem lazım. Bakın x üzeri 23'e tamamlamak için burayı x üzeri 22 ile çarptım. Burayı x üzeri 21 ile çarptım. Burayı x üzeri 20 ile en son burayı da 1 ile çarptım. Bakın çarptığımda son durum şöyle oluyor. Normalde şu pay kısmı x artı x kare artı x küp artı dık 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 dık, artı x küptür. Bölü benim paydam bakın x üzeri 22 artı x üzeri 21 artı dık 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 dık, artı en son 1 çarpı 1'den 1 geldi. Artı 1 geldi. Bölü bunun paydası da şurada gördüğünüz arkadaşların çarpımı. Yani kısaca x üzeri 23 geldi. Bir dakika. Şuradan geldi. Buradan geldi. Tamam. Payda ortak x üzeri 23 oldu. Alttaki bu kısmı ters çevirip çarpıyorum. Pay kısmı x artı x kare artı x üzeri 3 artı dık 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 dık, artı x üzeri 23 çarpı paydar 2 x üzeri 23 pay kısmı çıktı x üzeri 23 bölü bu arkadaşlar birden x üzeri 22'ye kadar 1 artı x artı x üzeri 2 artı dık 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 dık, dık artı x üzeri 22'ye kadar geldi. Şimdi bakın şurada ortak çarpan var. X parantezini alırsam burayı. X parantezinde 1 artı X artı X kare artı en son burası X üzeri 22 oldu ve soru bitti. Bu arkadaş da payda komple sadeleşti. Burada x var burada x üzeri 23 var çarpım durumunda. Çarptığımızda x üzeri 24 gelir. Bu da x soruyu diğer olarak bana buldurur. İkinci soru diyor ki a sayısı sabit bir sayı olmak üzere x kare artı y kare eksi 4x artı 6y artı a ifadesinin alabileceği en küçük değer bakın neymiş 50 olduğuna göre a sayısı kaçtır diyor. Benim bunları tam kare yazmam lazım. Şöyle yapalım. x kareyi kenara çektim. Yanında bunun eksi 4x var. Bunun tam kare olarak yazılması için ortadaki sayının yarısı eksi 2 karesi buraya artı 4 lazım bu 1. Artı burada y kare var. Yanında artı 6y var. E o zaman buranın bakın buranın 6'nın yarısı 3 karesi 9. Burada artı 9 yazması lazım. Peki. Peki. Devam ediyorum. Artı. Burada a sayısı vardı. Fakat ben buraya kafamdan dışarıdan 4 ve 9 eklemiş oldum. Yani ben kısaca buraya 4 artı 9'dan 13 ekleyip 13 çıkardım. Bu 13'ü kullandım. O zaman geriye a eksi 13 kaldı. Bakın ne oldu. Burası x eksi 2'nin karesi. Artı burası y artı 3'ün karesi artı a eksi 13. Bunun alacağı en küçük değer 50 ise demek ki burası sıfır, Burası sıfırmış. Zaten en küçük sıfır olur. O zaman geriye kalan bu a eksi 13 sayısı 50'ye eşittir. Diğer tarafa attım. a sayısı 63 olarak bulunuyor. Bu da ikinci soruyu Ceyhan olarak bana bulduruyor. Üçüncü soru diyor. Aynı soruyu buraya mı yazmışım? Yok farklıymış tamam. Üçüncü soru bana diyor ki x eksi 1'in karesi eşittir 5x olmak üzere. Bakın güzel bir soru. 7x eksi 1 artı 1 bölü 7x eksi 1 ifadesinin değeri kaçtır? Kapsamlı bir soru. Şimdi şuradan geldim. Önce bu arkadaşı açıyorum. x eksi 1'in karesi x kare eksi 2x artı 1 eşittir 5x. Bana bunu boşuna vermedi. Eksi 2x'i diğer tarafa attım. Artı 1'i diğer tarafa attım. Yani x kare eşittir. Eksi 2 buraya artı 2 geldi. 7x 1 buraya gitti. Eksi 1 aşağıya geldim. 7x eksi 1 artı 1 bölü 7x eksi 1. Demek ki ben 7x eksi 1 gördüğüm yere x kare yazabilirim. Yani soru benden x kare artı 1 bölü x kare istiyorum. Bu da tamam hocam. Bu da güzel. Bu da güzel. Tekrar soru kalıbına geri döndüm. Bakın bunu bulmam için benim x artı 1 bölü x'i bulmam lazım. Onu da bulurum. 5'i ya da eksi 2 x'i sağ tarafa attım. Bakın ne kaldı elimde. x kare artı 1 eşittir 7x. Ve her iki tarafı eğer ben x'e bölersem, x kare bölü x'ten x geldi, artı 1 bölü x buradan geldi, 7 x bölü x'ten de 7 geldi. Karesini istiyorsa her iki tarafın karesini aldım. x kare artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi eşittir 49. E ben biliyorum ki burada x'a getirdim de 2 kaldı. 2'yi diğer tarafa attım. x kare artı 1 bölü x kare eşittir 47 olarak bulunur. Üçüncü sorum Diyarbakır'dır arkadaşlar. Dördüncü soru bana diyor ki x eksi 2 bölü x eksi 7 eşittir 13. Olduğuna göre x eksi 7'nin karesi artı 4 bölü x eksi 7'nin karesi ifadesinin değeri kaçtır? Yani karesini almam lazım değil mi? Ama burada x var. Benim ihtiyacım olan ne? Eksi 7. İşlemin iki tarafına eksi 7'yi eklersem ben. Bakın sol taraf ne oldu? x eksi 7 eksi 2 bölü x eksi 7 eşittir 13 eksi 7'den 6. Sonra her iki tarafın dediği gibi karesini alıyorum. Birincinin karesi açmadan x eksi 7'nin karesi yazdım. Bakın eksi 2 çarpı birinci x eksi 7 çarpı ikinci 2 iki bölü x eksi 7. Harika. Artı ikincinin karesi 2'nin karesi 4 bölü paydası x eksi 7'nin karesi eşittir 6'nın karesi 36 soru bitti. Bu x eksi 7'ler gitti. Eksi 2 çarpı 2 eksi 4. Diğer tarafa attım artı 4 geçti. Geriye x eksi 7'nin karesi artı 4 bölü x eksi 7'nin karesi kaldı. O da eşittir. 36 artı 4'ten 40'tır arkadaşlar. Dördüncü sorumuz Ceyhan pardon. Dördüncü sorumuz Diyarbakır olarak bulunuyor. Beşinci soru diyor ki x kare eksi y artı 1'in karesi bölü y eksi x bölü 1 bölü x eksi y eksi 1 çarpı 1 bölü x artı y artı 1 ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir? Geriye kaldı çarpanları ayırma. Gelin yapalım. Birinci olarak şurada iki kare farkını gördüm. Birincinin karesi, eksi ikincinin karesi. Ve bu arkada şöyle yazılır. Birinci artı, ikinci çarpı, birinci eksi, ikinci bu eksi içeri dağıtarak yazıyorum. Bu bir. Bölü, paydam, y eksi x. Büyük bölü, ana kesir çizgisi, geldim buraya payda işliyorum x eksi y çarpı eksi birden. Şöyle yazarım. 1 eksi x artı y. Bakın. Bölü x eksi y çarpı. Aynı şekilde burada yaptığımda 1 artı x artı y bölü payda x artı y. Şimdi gidenleri götürelim önce. Bakın ters çevirdiğimizde x eksi y eksi 1 var mı? x eksi y eksi 1. Bu, bunun negatifi. Şöyle yapalım. 1 artı x artı y 1 artı x artı y gitti y eksi x de y eksi x gitti burada eksi 1 kaldı. 1 eksi x artı y x eksi y eksi y. Bunlar gittiğinde burada eksi 1 geldi. Bu eksi bu eksi götürdü artı 1. Bakın geriye sadece paydadaki x artı y kaldı ve şöyle yazılır. Pay kısmı 1 bölü 1 bölü x artı y ters çevirip çarptığımızda geriye x artı y sonucunu elde ettim. Beşinci sorumuz Adana'dır diyor. Altıncı soru bana diyor ki ABCD dikdörtgeni 9 dikdörtgene Şurası dışık yazmışım. İyi olacak. Dikdörtgene ayrılmış ve bu dikdörtgenlerin içine alanları yazılmıştır. 1, a, b, a, a, b kare, b, a kare, b, a, b. Buna göre c'de dikdörtgenin alanı aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir diyor bana. Gelin bakalım hangisiyle ifade ediliyor. Benim elimde ne var? a kare var. Toplayalım hatta. Bir tane a kare var sadece. Artı. b kare var. Bakın b kare bir tane var. Yazdım. Başka bir var. Çünkü bu birin karesi aslında. Geleceğim artı. Bir tane AB bir tane AB toplam iki tane AB var. AA'dan iki tane A var. Artı BB'den iki tane B var. Bu arkadaş neyin açılımı? Bu arkadaş A artı B artı birin karesidir. Nasıl alınıyordu? Birincinin karesi. ikincinin karesi. Üçüncünün karesi. İki çarpı. Birinci çarpı ikinci. İki çarpı. Birinci çarpı üçüncü. İki çarpı ikinci çarpı üçüncü hepsi mevcuttur. Demek ki A artı B artı birin karesinden altıncı sorumuz Bursa olarak bulunuyor. Yedinci soru diyor ki 4A üzeri 4 eksi 17 A kare çarpı B kare artı 4B üzeri 4 ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? Bu arkadaş kare. 4A üzeri 4 demek öyle mi yapalım? Tamam öyle yapalım. 4A üzeri 4. Bu, bu bir kare. Bakın burada 4 B üzeri 4 var. Ben ne yaparsam bunu tam kare yazarım. Bu tarafı 2 A'ya 2 A çarpanlara. Bu tarafı 2 B'ye 2 B çarpanlara ayırsam. Orta eksi olduğu için bunları da eksi yapsam. 2 A çarpı eksi 2 B'den eksi 4 B. 2 A çarpı eksi 2 B'den eksi 4 B. Toplarsam burası keşke eksi 8 A kare B kare diyelim bunlara. Yanlış olmasın. Eksi 8 A kare B kare oldu. Şimdi geldim buraya. Benim elimde eksi 17 a kare b kare varsa, ben bu eksi 17 a kare b kareyi eksi 8 a kare b kare bir de eksi 9 a kare b kare diye ayırıyorum. Peki ben böyle ayırdığımda ne oluyor? Ben böyle ayırdığımda bu taraf yani şu ayırdığım kısım 2 a kare eksi 2 b karenin karesi eksi geriye burada eksi 9 a kare kalıyor. E, eksi 9 a kare b kare kalıyor. Eksi 9 A kare B kare de şöyle yazılır. Bakın 3'ün karesi çarpı A kare çarpı B kare demek 3 AB'nin karesi. O zaman buraya yazdım. 3 AB'nin karesi. Bakın bu işime yarar. Burada çünkü iki kare farkı var. Birinci artı ikinci. 2A i̇ki kare eksi 2B kare. Bir de buradan artı 3AB bu birini çarpan çarpı. Birinci eksi ikinciden de 2A iki kare eksi 2B kare eksi 3ab bu da buradan geldi gelin çarpanlarına ayıralım. bakalım hangi çarpanları elde etmeye çalışacağım burasını düz yazayım 2a 2a a kare artı 3ab eksi 2b kare bu birinci taraf çarpı burası 2a kare eksi 3ab eksi 2b kare peki hocam bu da güzel bakalım çarpınca olacak mı bu tarafı kırmızı yapalım bu tarafı 2a'ya a dediğimde çaprazını şuraya artı 2B'yi koyarım. 2A çarpı 2B'den 4AB olur. Ortasının artı olması için burası da eksi B yapsam çıkar. Ve bu arkadaş şöyle yazılır. 2A eksi B çarpı A artı 2B. Bu birinci kısım. Çarpı bu tarafa ayıralım. 2A'ya A dedim. Bu sefer eksi burada olacağı için eksi 2B'yi buraya dedim. B'yi buraya dedim. B bakayım eksi 2B çarpı B'den çapraz çarpımına çıkıyor. Ve de bu arkadaş şöyle yazılır. 2A artı B çarpı A eksi 2B. Hmm, bir sıkıntı var. Çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ben 7. soruyu Cihan olarak kabul etmişim fakat bir tane daha şık var. O yüzden o şıkkı PDF'i değiştirin merak etmeyin. 2A eksi B burada var. A artı 2B şıklarda yok. 2A artı B şıklarda yok. A eksi 2B şıklarda var. Ben bunu A artı 2B yapsam olmaz. A eksi 3B derim. Şıkları değiştiririm. Ve cevabımıza 7 Ceyhan olarak bulmuş olurum. 7. sorumuzun cevabı Ceyhan'dır arkadaşlar. 8. soru diyor ki 3 üzeri 1 bölü 5 artı 2 eşittir a olduğuna göre 3 üzeri 1 bölü 10 eksi 1 çarpı 3 üzeri 1 bölü 10 artı 1 bölü 3 üzeri 1 bölü 5 artı 1 ifadesinin a cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakın burada iki kare farkı var. Nedir? Şuraya şöyle yazarsam 3 üzeri 2 üzeri veya daha güzel ifade 3 üzeri 1 bölü 5 Olmaz. 1 bölü 20 olur. Şimdi arkadaşlar. Birinci eksi ikinci çarpı birinci artı ikinci varsa. Neydi kural? Ya bunu şöyle basitçe düşünebilirsiniz. A eksi b çarpı a artı b olduğunda birincinin karesi a kare eksi b kareydi. Aynı mantık. Birincinin karesi. 3 üzeri 1 bölü 10'un karesi. Eksi ikincinin karesinden de buradan da 1 geldi. Peki birincinin karesini aldığımızda pay kısmı ne oldu? Bakın. 2 ile 1'i çarptım 2. 2'yi ona böldüm. 1 bölü 5. Yani burada geriye 3 üzeri 1 bölü 5 eksi 1 geldi. Bölü. E pay da zaten 3 üzeri 1 bölü 5 artı 1'de. Sonra 3 üzeri 1 bölü 5'i ben bulursam. 2'yi diğer tarafa attım. 3 üzeri 1 bölü 5 demek a eksi 2. Ben burada 3 üzeri 1 bölü 5 gördüğüm her yere a eksi 2 yazarım. Yazdım. a eksi 2 eksi 1 yanına geldi. Burada a eksi 2 artı 1 yanına geldi. E benim sonucum a eksi 3 bölü a eksi 1 olarak bulundu. Bu da 8. soruyu burs olarak bana buldurdu. 9. soru diyor ki x kök x eksi 10 çarpı kök x eşittir 3 olduğuna göre kök x artı 1 bölü kök x ifadenin değeri kaçtır? Bu da benzer sorular çözdük. Bu karşınıza çıkabilecek en zor soru tarzıdır. Bunu iki şekilde yapabilirsiniz. Bir, Kök x gördüğünüz yere a derseniz. E buradan demek ki x dediğim sayı a kare. Bakın yerine yazıyorum. a kare çarpı a eksi 10 a eşittir 3. Peki geldim buradan devam ediyorum. Diğer türlü görmek daha zor. Bu şekilde daha kolay. Bakın elimizde bizim a küp eksi 10 a. Bir de de sol tarafa atayım. Eksi 3 eşittir 0 varsa. Bu eksi 10 a'yı öyle bir parçalayacaksınız ki. Diğer taraftan da ortak parantezler çıkacak. O zaman ben bu eksi 10 a'yı eksi 9 a eksi a diye parçalasam. Bakın a küp eksi 9 a eksi a eksi 3 eşittir 0. Bunu bir de şöyle düşünün bakın. Yukarıda da bunu direkt buradayken direkt buradayken eksi 10'u eksi 9 kök x eksi kök x şeklinde parçalamanız lazım. Yukarıdan görmek daha zor. Sol tarafı a parantezine alırsam a kare eksi 9 kaldı. Hatta a kare eksi 9'u da açarak yazayım. Yani burası a çarpı a eksi 3 çarpı a artı 3'tür. Buraya da eksi parantezini yazarsam a artı 3 eşittir 0. Gördüğünüz gibi her iki çarpan a artı 3. Bu sefer a artı 3 ortak paranteze alırsam solda kaldı a çarpı a eksi 3 dağıttım içeriye. a kare eksi 3 a eksi dağıttım içeri eksi 1 eşittir 0. Şimdi soru bana kök x artı 1 bölü kök x istiyor. Geleceğim oraya. Oraya gelmeden önce A artı 3 ya 0'dır ya da bu arkadaş 0'dır. A artı 3 sıfırsa A sayısı eksi 3 ki bakın köklü bir ifadenin sonucu eksi olamaz. Demek ki bu arkadaş 0 değil. O zaman A kare eksi 3 A eksi 1 dediğim sayı 0'dır. Şimdi ben her iki tarafı A'ya bölsem zaten soruda da burada kopacaktır. Ben evet her iki tarafı A'ya böldüğümde bakın A burası A burası. A kare bölü A'dan A eksi 3A. Buradan eksi 1 bölü A eksi 3A değil eksi 3 geldi. Buradan eksi 1 bölü A eşittir 0. Eksi 3'ü diğer tarafa attım. A eksi 1 bölü A eşittir. A eksi 1 bölü A eşittir. 3 bulundu. Şimdi soru benden bunu istemiyor. Bakın A'ları yerine yazsam kök x yazsam. Yani bu aslında kök x eksi 1 bölü kök x demek. Bu işlem neymiş? 3. Soru benden kök x artı 1 bölü x'i istiyor. Daha bitmedi. Devam ediyorum. Peki hocam her iki tarafın karesini aldım. Kök x'in karesi x eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi 1 bölü x eşittir 3'ün karesi 9'a. Bu kök x'ler gittiğinde eksi 2 diğer tarafa attığımda x artı 1 bölü x eşittir 9 artı 2'den 11. Hala bitmedi. Bakın hala bitmedi. Ben geri dönüyorum şimdi. Yani buradan düşünün bakın. A eksi 1 eşittir 3'ten. Ben aslında A artı 1 bölü A'yı bulmaya çalışacağım. Aynı mantık. Şimdi X'te X'e döndüm. Kafanız karışır mı acaba diye düşünüyorum. Çünkü bu soru tarzını X kareli yaptık. X'li yapmak birazcık daha zor. Bir adım geri gidiyorum. Yani ben artılısını bulmak istiyorsam işlemin her iki tarafına bu iki sayısını ekliyorum. Eklediğimde x artı 2 çarpı bu iki gördüğüm yere de ben kök x çarpı 1 bölü kök x yazsam bakın artı 1 bölü x eşittir 13 oldu ve şurası bakın burası kök x eksi kök x eksi 1 bölü kök x'in kök x eksi 1 bölü kök x'in karesi x kare eksi ikilisi ise kök x artı 1 bölü kök x'in bakın kök x artı 1 bölü kök x'in karesi de şu yukarıdaki ifadeye eşittir ve bu sonuçta 13 eşittir. Burada eksi 2 vardı. Diğer tarafa attım. Her iki tarafa artı 2 ekledim. Bu şekilde elde ettim burayı. E burası o zaman artık benim için her iki tarafın kare kökünü aldığında benden istediği kök x artı 1 bölü kök x ifadesi kök 13 olarak bulunur. Hatta eksili artırıdır. Ben artırısını alayım. Çünkü şıklarda öyle var. Sorumuzun cevabı Diyarbakır'dır. Arkadaşlar evet zor bir soruydu. 10. soru diyor ki a üzeri 6 eksi 1 eşittir. a kare artı 1'in karesi eksi a kare çarpı 15 olduğuna göre a'nın pozitif değeri kaçtır? Bakalım. a üzeri 6 eksi 1 çarpı buraya bir şey yapmadım. Diğer tarafa geldim. Bakın burada ne var? Birincinin karesi eksi ikincinin karesi. O zaman ben şöyle yazabilirim. Birinci a kare artı 1 artı ikinci a çarpı Birinci a kare artı bir. İkinci a. Birinci artı ikinci çarpı birinci eksi ikinci yaptım. Bu bir. Bitti mi? Yok. Devam ediyorum. Bir de bunun yanında çarpı 15 var tabii ki de. Çarpı 15. Buradan çıkar mı? Açsam daha mı iyi olurdu? Sanırım açsam daha iyi olacak. 2 kare farkından çünkü işi uzatmış oluyorum. Açayım. Açayım. Açarak çözeyim. 2 kare farkı burada yemedim. Yani iki kare fark yapıp tekrar dağıtabilirdik ama yemeli. Peki açarak yapıyorum. A karenin karesi. Karesini aldığımızda a üzeri 4 artı ikisinin çarpımının iki katı 2 çarpı a kare. İkincinin karesi artı 1. Bir de burada eksi a kare var. Evet böyle daha iyi oldu sanırım. Şöyle yapalım. a üzeri 6 eksi 1 eşittir. Bu iki a kareden bir a kare çıkarttığımda a üzeri 4 artı a kare artı 1 çarpı 15 oldu. Var mı bir sorun diye bakıyorum. Güzel. Güzel. Şimdi bakın. A üzeri 6 eksi 1'e yoğunlaştım. A üzeri 6 eksi 1 demek. Ben bu ifadeyi küpe yaklaştıracağım için. A karenin kübü eksi 1'in kübü diyorum. Yani ben burada A üzeri 6 eksi 1'i birincinin kübü eksi ikincinin kübünden küp açılımı yapacağım. Nasıl yapılır? Birinci eksi ikinci çarpı birincinin karesi A karenin karesi A üzeri 4 artı birini çarpı ikinci a kare artı ikincinin karesi bir oldu. Küp açılımını yaptım. Bu tarafı açtım. Eşittir. Diğer taraf a üzeri dört artı a kare artı bir çarpı 15'tir. Harika. A'nın pozitif değerini soruyor. E A pozitif. A pozitif de sıfır olamaz. Bunları sadeleştirdim. O zaman hocam A küp eksi 1 eşittir. 15 diğer tarafa attım. A küp eşittir. 16 A kare. A küp değil. A küp olur mu? Burası a kare eksi 1. Çünkü sayı a kareydi. Tamam düzelttim. A kare 16. O zaman a'nın pozitif değeri 4'tür diyorum. Ve 10. sorumuzun cevabı Ceyhan olarak bulunuyor. 11. soru diyor ki a sayısı eksi 1'den farklı olmak üzere. A kare artı 1 bölü a kare eşittir 4 olduğuna göre eksi 1 bölü a artı a artı a kare ifadesinin eşiti kaçtır? Önce bir şurayı şu şekilde kalp bölmesi yapayım. Bakın A kare bölü A'dan A geldi. Artı A bölü A'dan 1 geldi. Bir de eksi 1 bölü A geldi. Düzenlersem A eksi 1 bölü A. Benim aradığım şey bu aslında. Yanında artı 1 var. Ben bunu arıyorum. Ben bunu buradan bulurum. Nasıl? Benim A eksi 1 bölü A'nın karesine ihtiyacım var. Bakın önceki sorularda yaptık. Her iki tarafa eksi 2 eklersem ben. A kare eksi 2 çarpı. Eksi 2 çarpı 1 ya. Bu 1 yerine de ben. A çarpı 1 bölü a yazıyorum. Artı 1 bölü a kare diyorum. Eşittir 4 eksi 2'den 2. Yani arkadaşlar bakın. Birincinin karesi eksi 2 eksi 1'in çarpı eksi 2 çarpı 1'in çarpı ikinci artı ikincinin karesi. Yani bu arkadaş a eksi 1 bölü a'nın karesidir. Eşittir 2'ye aldım kare kökünü a eksi 1 bölü a sayısı ya eksi artı kök 2'ye eşittir. Şimdi benden ifadesinin eşitini istiyor. Ben buraya kök 2 veya eksi kök 2 yazabiliyorum. E mantıken düşündüğümüzde şıklarda eksi cevap olmadığına göre yani eksi kök 2 artı 1 olmadığına göre kök 2 artı 1 benim cevabımdır. O da 11. soruyu A'dan olarak bana bulur. 12. ve de bu testin son sorusu diyor ki a kare eksi a artı 1 eşittir 0 olduğuna göre a üzeri 22 eksi a üzeri 5 artı 4 ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi bu soru tarzını yeni yapmıştık daha önce. a kare eksi a artı 1 işlemin her iki tarafını a artı 1 ile çarparsam ben. Peki çarptım ne oldu hocam? Bakın burası neyin açılımı oldu? Burası a küp eksi 1'in açılımı oldu. Pardon artı var orada. A küp artı 1'in açılımı oldu. Diğer taraf 0 oldu. E biri diğer tarafa attığımda a küp eksi 1 oldu. Yani ben A küp gördüm. Her yere eksi 1 yazacağım. O zaman geldim. A üzeri 22 şöyle yazılır. A küpün 7. kuvveti toplam 21 yaptı. Bir tane daha lazım. Çarpı A. Eksi A üzeri 5 şöyle yazılır. A küp çarpı A kare artı 4. Geriye kaldı. Yukarıdakileri aşağıya yazmak. Şimdi A küp neydi? -1. Eksi 1. Eksi 1'in 7. kuvveti. Eksi. Buradan geldi. Eksi A. Buraya müdahale edemiyorum. Devam ediyorum eksi a küp vardı. Eksi 1 yazdım. Çarpı a kare var. Şimdi a kare eksi a artı 1 ya. Eksi a ile artı 1'i diğer tarafa atarsam a kare eşittir a eksi 1 oldu. Burada da a kare gördüğüm yere a eksi 1 yazıyorum. Yanına artı 4'ü attım. Devam ettim. Eksi a. Eksi eksiden burası artı oldu. Çarpı a eksi 1'den artı a eksi 1 geldi. Yanına artı 4 yazdım. Eksi a artı a'yı götürdü. Eksi 1 artı 4'ten de 3 oldu. Bu da 12. soruyu burs olarak bana buldurur arkadaşlar. Ve de zor bir testi farkındayım. Bu testimizi de bu şekilde bitirelim. Bugün öğlen bir test daha gelecek. Ve şunu söylemek istiyorum. O videoda da söyleyeceğim. O son test olacak arkadaşlar. Çarpanları ayırmanın zorluğunu burada bitirmek istiyorum. Çünkü soru yazamıyorum. Yani gördüğünüz gibi 6 tane temel test yaptık. Temel orta. 4 tane de e, ileri ve yenilisi soru olarak karşına gelmeye çalıştım. Bu kadar arkadaşlar. Daha fazla çıkmıyor. Kusura bakmayın. 4'te bırakacağım. Yani 10 testte çarpanlarımı tamamlayacağım. Umarım hoşuna gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eka Hocanız. Laptu Matematik YouTube kanalına Hoş geldiniz arkadaşlar. AYT Soru Bankamızın 10. testi çarpan ayımanın 10. videosuyla karşınızdayım. Z testi yani kısaca ileri ve yenisi sorularla karşınızdayım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki AYT kısmında yenisi çıkmıyor, zor çıkıyor. TT kısmında da aslında hem AYT hem TT yönelik bir soru bu. TT kısmında da normal çıkıyor yani zor çıkıyor ve pro problem gibi çıkıyor. O yüzden... Bu testi son test yapmaya karar verdim. Normalde 6 tane Z testi yapacağım demiştim. Fakat 4 tane yazabildim ki bu artık o kadar zorlandım ki arkadaşlar 6. ve 5. testi yazamadım. Kusura bakmayın. Zaten soru yazılması en zor konulardan birisi budur diyebilirim. Merak etmeyin. Deneme yazdığımızda bunları telafi edeceğim. Merak etmeyin diyorum tekrardan ve de ilk sorumla başlıyorum. Bu arada videoyu bütün arkadaşları yorumlara bekliyorum. Bitirdim, hallettim. Tik veya artık ne yazmak istiyorsanız arkadaşlar. İlk soru bana diyor ki. Türkiye'deki 81 tamamını kapsayan bir projede. Önce her bir ile x tane millet bahçesi yapılması. Sonra da yapılan her bir bahçeye y tane ağaç dikilmesi planlanmıştır. Fakat bu planda yapılacak bahçe ve dikilecek ağaç sayısı yeterli bulunmamış ve önce her bir ile yapılması planlanan bahçe sayısının bir fazlası, bir fazla sayıda bahçe yapılmış, sonra da yapılan her bir bahçe dikilmesi planlanan sayıdan bir fazla sayıda ağaç dikilmiştir. Yani ikinci durumda daha çok bahçe, daha çok ağaç dikilmiş. Buna göre son durumda dikilen toplam ağaç sayısı ile başlangıçta dikilmesi planlanan toplam ağaç sayısı arasındaki fark Aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Ben başlangıçta başlangıçta x tane bahçe bahçe y tane ağaç dikiyorum demek ki x çarpı y tane hatta 81 ile dikiyorum 81 çarpı x çarpı y dikiyorum ağaç dikiyorum başlangıçta. Son durumda ise il sayısı değişmiyor bahçe sayısı bir artıyor bakın ağaç sayısı bir artıyor demek ki son durumda da bu kadar ağaç dikiyorum. Peki Farkı istiyor benden. Bakın bundan bunu çıkarsanız şıklarda bulamazsınız. Çoktan azı çıkarıyorum. Çoktan. 81 çarpı x artı 1 çarpı y artı 1. Şöyle yapalım. 81 çarpı x artı 1 çarpı y artı 1 dağıtarak yazayım. x çarpı y artı x artı y artı 1. Eksi başlangıçtaki 81 çarpı x çarpı y diyorum. Ve bu 81'i içeri dağıtıyorum. 81 çarpı x çarpı y Artı 81x artı 81y artı 81. Dağıtmıyorum. Vazgeçtim. Uzatmıyorum. Bu iki arkadaşı 81 parantezine alırsam daha iyi bir olur. Daha iyi bir çözüm olur. Buradan kalanlar xy artı x artı y artı 1. Buradan kalan eksi xy. Eksi xy gittiğinde benim cevabım 81 parantezinde x artı y artı 1 olarak bulunuyor. Bu da 81x artı y artı 1. Bir. Bu da ilk sorumuzu Edirne olarak bana bulduruyor arkadaşlar. İkinci soru diyor ki eksi x küp artı x kare eksi x, x artı bir eşittir. A eksi x çarpı b artı x kare. ifadesi bir özdeşlik olduğuna göre a artı b toplamı kaçtır? İfade bir özdeşlik demek sol tarafı artık evir çevir bir şey yap sağ tarafı eşit olsun. Peki uygun şekilde evirip çeviriyorum. Eksi x küple eksi x kare yan yana getirirsem eksi x küp eksi x artı yanında x kare artı 1 geldi. Eşittir. Ben burayı eksi x parantezine alırsam. Bakın ne olur. Eksi x parantezinde burada x kare artı 1 geldi. Artı yanında x kare artı 1 vardı. Son durumda da x kare artı 1 parantezine alırsam. Buradan eksi x geldi. Buradan artı 1 geldi. Soru bitti. Şimdi son durumda ben x kare artı 1 çarpı eksi x artı 1 parantezine aldığımda e benim sağ tarafım a eksi x çarpı b artı x karedir. Bakın ne oluyor? x kare x kare aynı. Demek ki b dediğim sayı buradaki 1'e eşit. b eşittir 1. Bakın eksi x eksi x. Bu arada arada eşitlik var ya. Eksi x'ler aynı. Demek ki 1 dediğim sayı a'ya. Yani a sayısı da 1'e eşit. Sonra benden a artı b istiyor. O da 2'ye eşittir. İkinci sorumuz Adana olarak bulunuyor. Üçüncü soru bana diyor ki kenar uzunluğu x birim olan bir kare şekildeki gibi dört bölgeye ayrıldığında i numaralı bölge kenar uzunluğu y birim olan bir kare belirtiyor. Bakın bana söylemek çalışan şey şu. Bunun bir kenarı y birim tamamı x birimse buraya x eksi y kaldı. Bakın burası y, burası x eksi y, burası x eksi y. Tamamı x'ti. Buraya x eksi y, buraya x eksi y kaldı. Şimdi güzel. Bu koşulu sağlayan her x ve y sayısı için x kare eksi 2x y artı 2y kare ifadesi hangi iki bölgenin alanları toplamına eşittir? Tüm bölgelerin alanları bulalım. i'nin alanı y çarpı y'den y kare. Bu bir. 2i'nin alanı bakın x eksi y çarpı y'den x y eksi y kare. 3i'nin alanı x eksi y çarpı y'den yine x y eksi y kare. 4i'nin alanı x eksiye çarp x eksiye'den x y'nin eksiye karesi yani kısaca x kare eksi 2 y artı y kare. E ben bu arkadaşı bulacaksam bakın bunun eksi bir tane y kare. Demek ki i ile 4 i'yi toplarsam benden istediği bu ifadeyi bulurum. O zaman i ve 4 i'den 3. sorumuz Bursa'dır diyor. Dördüncü soru diyor ki A bir sayma sayısı olmak üzere. A kare artı 7 artı 12 TL olan bir televizyon A artı 3 taksitte ödemek isteyen kan televizyon olan bir televizyonu A artı 3 taksite ödemek isteyen kan taksitlerin yüksek olduğunu görünce önce bir birinci taksit kaçmış bakalım. Buna bakalım. Nasıl bulurum? A kare artı 7 artı 12 sayısını ben çarpanlara ayırsam A A 4'e 3 dediğimde demek ki bu arkadaş A artı 4 çarpı A artı 3 TL. Eğer ben bunu A artı 3 TL'ye pardon taksite bölmek istiyorsam demek ki benim taksitim her bir taksitim a artı 4 TL oluyor. Bu bir. Bu bir. Yüksek olduğunu görünce taksit sayısını bir arttırıyorum. O zaman ikinci durumda benim fiyatım yani toplam fiyatım a artı 4 çarpı a artı 3. Bu sefer taksit sayısını bir arttırıyorum. Önceden a artı 3 taksit vardı. Taksit sayısını bir arttırdım. Bu sefer a artı 4 taksit yaptım. O zaman ben A artı 4 taksit yaptığımda evet A artı 4 taksit yaptığımda toplam A artı 3 TL ödüyorum. ikinci taksit durumunda ve bana ikinci durumda her bir taksit ilk duruma göre kaç TL azdır diyor. Burası A artı 4 TL ilk durumda. ikinci durumda A artı 3 TL. O zaman 1 TL azdır. Dördüncü sorumuzda Adana'dır diyoruz. Beşinci soru diyor ki bir gerçel sayının çarpma işlemine göre tersiyle toplamı 7'dir. Bakın bir gerçel sayının çarpma işlemine göre tersiyle toplamı 7'dir. Bir A gerçel sayısı aldım. Kendisiyle çarpmaya göre tersini topladım. Toplam 7'ymiş. Bu bir. Buna göre bu sayı ile çarpma işlemine göre tersinin kareleri farkının. Bakın kareleri mesela karesi farkı deseydi bu sayı ile karesi farkı deseydi bunu alırdım kareleri farkı dediği için a kare eksi 1 bölü a kare. Benden bunu istiyor. Bunu alıyorum. Pozitif değerini istiyorum. Nasıl bulurum? a kare eksi 1 bölü a kare demek a eksi 1 bölü a çarpı a artı 1 bölü a demek. Ve a artı 1 bölü a bana 7 vermiş. Demek ki burası 7 çarpı a eksi 1 bölü a. Ben bu soruyu çözmek istiyorsam a eksi 1 bölü a'yı bulmam lazım. Bulalım. E bunu da a artı 1 bölü a'dan bulacağım. Şöyle ki her iki tarafın karesini aldım. Bakın ne oluyor? A kare artı 2 çarpı A çarpı 1 bölü A artı ikincinin karesi 1 bölü A kare eşittir 7'nin karesi 49. Demek ki bu A'lar gittiğinde 2'yi diğer tarafa attığımda elimde A kare artı burada bir şey kalmayacak artı 1 bölü A kare eşittir 49 eksi 2'den 47 kaldı. Şimdi benim A eksi 1 bölü A'ya geçiş yapmam lazım. Ben buraya ben buraya bakın işlemin her iki tarafına eksi 2'yi eklersem ve bu 2 gördüğüm yere de ben a çarpı 1 bölü a yazarsam çünkü bu 1'e eşit olacağı için kafama göre ekleyebiliyorum. Ve a sayısı 0 olmayacağı için. E bu arkadaş artık a eksi 1 bölü a'nın karesi oldu. Ve bu 45'e eşit. Her iki tarafın kare kökünü alsam mutlak değer şekli çıkacak. Benden pozitif sonucu istiyor. a eksi 1 bölü a eşittir kök 45. O da 9 çarpı 5'ten 9 dışarı çıktı. 3 kök 5 olarak çıkar. Yani burası da 3 kök 5'miş hocam. 7 çarpı 3 kök 5 istiyor benden. O da 21 kök 5'tir diyorum. 5. sorumuz Diyarbakır'dır arkadaşlar. 6. soru bana diyor ki Efe her biri A kare TL olan kalemlerden A tane satın almış ve 1000 TL'sini peşin ödemiştir. Bakın A kare TL her bir karem A tane satın alıyor ve toplam 1000 TL'sini peşin ödüyor. Yani toplamda kaç para ödedi? A kare çarpı A'dan. Bakın A kare her biri A TL. Normalde A kare çarpı A tüm fiyatı buna 1000 TL ödedim. Yani burası A küp eksi 1000 dediğim sayıda da onun kübüdür. Bu kadar TL ödemişim şu anda ben. Kala, bu kadar borcum kalmış. Kalan borcunu eşit A eksi 10 taksite böldürdüğüne göre her bir taksit kaç TL'dir diyor. Kalan borcum benim a küp eksi 10'un kübü. Ben bunu a eksi 10 tl'ye böldürüyorum. Taksite böldürüyorum. Bakarım kaç para ödüyorum. a küp eksi 10'un kübü demek şöyle yazılır. a eksi 10 çarpı a kare artı 10a artı 10'un karesinden 100 bölü a eksi 10 taksit. Bunlar gittiğinde geriye benim cevabım a kare artı 10a artı 100 kaldı. a kare artı 10a artı 100'den 6. sorumuz Edirne'dir arkadaşlar. 7. soru diyor ki HK öğretmen x artı 8 tane öğrencisini sinemaya götürmüş ve kendisi dahil toplam ücretin 4x artı 32 lirasını karşılayacağını belirtmiş. Cağını karşılayacağını belirtmiştir. Sinemada öğrenci bileti x lira tam bilet x artı 8 lira. Yani toplam normalde ödenmesi gereken tutar. Bakın x artı 8 tane öğrenci var ve her biri x lira toplam x artı 8 çarpı x lira öğrencilerin paraları ve bir de ben varım benim bilet fiyatım da artı x artı 8 lira. Benim bilet fiyatım da bu. Yani ben normalde bu kadar yani normalde öğrenciler ve öğretmen bu kadar ödemesi lazımdı. Fakat öğretmen bu tüm tutardan 4x artı 32'sini ödedi. Bu da tamam. Öğrenciler toplam ücretin kalan kısmını eşit olarak paylaşırlarsa her bir öğrenci biletinin fiyatının kaç lira eksik ödemiştir. Bakın bu kalan tutar şu anda. Bu kalan tutarı her bir öğrenci eşit paylaşacaklar. Toplam x artı 8 öğrenci var. Demek ki ben bunu x artı 8'e böyle böldüğümde her bir öğrencinin ne kadar ödeyeceğini bulacağım. Bulalım. Şöyle yapalım. x artı 8, x artı 8. Bu, bu ifadeyi de 4 parantezine alırsam. Bakın x artı 8 çarpı x artı 8 x artı 8 eksi 4 parantezinde x artı 8 bölü paydası x artı 8. Yukarıyı x artı 8 parantezine alırsam bunu çektim bunu çektim ve bunu çektim. x artı 8'i çektim burada geriye x kaldı. x artı 8'i çektim buraya göre artı 1 kaldı. x artı 8'i çektim burada geriye eksi 4 kaldı bölü x artı 8 gitti gitti. Artı 1 eksi 4'ten toplam x eksi 3 TL ödediler. İlk durumda x TL ödüyorlardı. 3'er TL az ödemiş oldu. 7. sorumuzda Cihan olarak bulundu. 8. soru diyor ki kenarları x ve y olan 2 adet kare vardır. Karelerin alanları toplamı 28 birimdir. Şimdi bu kenarı x olan karenin alanı x karedir. Kenarı y olan karenin alanı da y karedir. E bunların toplamını vermiş bana x kare artı x kare artı y kare eşittir 28'dir. Bu bir. Karelerin çevreleri toplamı. E bunun çevresi 4x. Bunun çevresi 4y toplam 24'müş. Her iki tarafı 4'e böldüğümde x artı y eşittir 6 birim. Çevreler de tamam. Benden ne istiyor? Kenar uzunlukları x ve y olan dikdörtgenin alanlığı dikdörtgenin alanı kaçtır? İse kenar uzunlukları x ve y olan dikdörtgenin. Peki benden şunu istiyor bakın. Elimizde bir dikdörtgen var. Bunun bir kenarı x diğer kenarı y. Bunun alanı x çarpı. Yani benden kısaca x çarpı y kaçtır? Kolay bir soru. x artı y eşittir altının her iki tarafının karesini aldım. x kare artı 2xy artı y kare eşittir altının karesi 36. Ben x kare artı y kare gördüğüm yere 28 yazıyorum. 28 artı 2x eşittir 36 diğer tarafa attım. O zaman 2x eşittir 36 eksi 28'den 8'e buradan da x eşittir 4'e bu da 8. soruyu diğer bakır olarak bana bulduruyor. 9. soru bana diyor ki ABCD EFGH ve ENBM birer kare bakın ABCD bir kare EFGH EFGH bir kare ENBM ENBM bir kare. AD eşittir. HG eşittir A. Yani bu büyük karelerin bir kenarı A'dır diyorum. Bu bir. M'si 7. Bu iki. <laughs> Verilenlere göre boyalı alanların toplamının cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir diyorum. Peki. <laughs> Şöyle yapabilirim değil mi? Bu büyük karenin alanını bulsam. Bakın. Burası A. Burası B. Burasını da hatta A mı diyeyim? C diyeyim. C desem. Ben biliyorum ki A artı B'nin toplamı A çarpı A'dan A kare eşittir. Aynı şekilde C artı B'nin toplamı bakın A çarpı A'dan A kare eşittir. E ben gidip bu ikisini toplasam bakın mevzu kopacak. Topladığımda A artı B artı B artı C eşittir. A kare artı A kareden 2 A kare eşittir. E soru benden boyalı bölgenin alanları toplamı istiyor. Yani A artı C istiyor. Hatta şurada 2B yapayım. Ben B'nin birini bulacağız sandım. 2B. Demek ki ben bu iki B'yi diğer tarafa attığımda A artı C sorunun benden istediği kısım. 2A kare eksi 2B yapacağım. Peki B alanı bulalım. B alanı bir kenarı 7 olan kare 7 çarpı 7'den 49'dur. Yani burası 2A kare eksi 2 çarpı 49'dur. Düzenleyelim. İki parantezine aldığımda burada a kare eksi 49 yani 7'nin karesi kaldı. Çıktı çıktı mı? Çıktı. Direkt çıktı. A kare eksi 7'nin karesine 2 kare farkı yapabilirdim. Fakat gerek yok. Direkt şey çıkıyor zaten. 9. sorumuz Adana'dır arkadaşlar. 10. soru diyor ki x bir pozitif reel sayı olmak üzere. x eksi 4 kök x eşittir 5 olduğuna göre kök x ifadesinin değeri kaçtır diyor. E buna benzerini ben kök x'i e a diyerek yapmıştım. Bunu kök x'i çözmek istiyorum. Bakın bunu benzerini ben kök x e a demiştim. a kare eksi 4 a 5. A çıkıyormuş direkt aslında. Direkt çıkıyormuş. Evet öyle yapabiliriz. A demeden de bulurum ama A ona çok kolay çıkıyormuş. Kök x'e ben A dersem o zaman burası x kare pardon A kare eksi 4 A 5'i de sol tarafa attım. Eksi 5 eşittir 0. A dedim A dedim. Eksi 5'e artı 1 dersem A sayısı eşittir 5. A sayısı eşittir eksi 1. E A dediğim A dediğim kök x miydi? Kök x'in sonucu negatif çıkamaz. O zaman kökü x eşittir 5'tir. Çok basit bir soru olmuş bu. 10. sorumuz Diyarbakır'dır diyor. 11. soru diyor ki x küp eksi 3 x eşittir 3. Olduğuna göre 1 bölü x küp artı 1 bölü x kare ifadesinin eşiti kaçtır diyor. Gelin bulalım. Aklıma ilk gelen şey payda eşitlemek. Eşitliyorum. x ile payda eşitlediğimde yukarısı yani pay kısmı 1 artı x bölü payda kısmı x küp. Soru bitti. Şimdi bakın ne yapıyorum. Eksi 3'ü diğer tarafa atarsam x küp eşittir 3x artı 3. Buradaki 3 x küp gördüğüm yere ben gidip 3x artı 3 yazarsam ve de bunu 3 parantezine alıp yazarsam ve bunlar gitse sorunun cevabı direkt 1 bölü 3 olarak bulunuyor. Bakın çözümü kolay ama akıla gelip uygulanması birazcık zor soru tarzıdır. Bu 11. sorumuz Diyarbakır'dır diyor. 12. ve de bu testin son sorusu diyor ki hatta çarpanlarıma konusunun son sorusu diyor ki x büyüktür 1 olmak üzere x kare artı 1 bölü x kare 6 olduğuna göre x eksi 1 bölü x'in kübü ifadesinin değeri kaçtır? Demek ki benim bulmam gereken şey x eksi 1 bölü x. Bunu bulmanın yolunu biliyorum. Her iki tarafa eksi 2, eksi 2 ekleyip çıkarttığımda Bakın eksi 2 ekleyip çıkarttığımda x kare eksi 2 çarpı x çarpı 1 bölü x demektir bu. Art yanına 1 bölü x kare diyorum. Eşittir 6 eksi 2'den 4'e ve de burası artık x eksi 1 bölü x'in karesi eşittir 2'nin karesi. Yani her iki tarafın kare kökünü aldım. x eksi 1 bölü x ya 2'ye ya eksi 2'ye eşit. E birden büyükse otomatikman 2'ye eşittir. Benden kübünü almamı istiyor her iki tarafın kübünü aldığında da. 2'nin kübünden 8 cevabını buldum. 12. sorumuz Diyarbakır'dır. Arkadaşlar ve de. Çarpanlar ayırmayı bu şekilde bitirmiş oluyorum. Kusura bakmayın iki video yani iki video eksik atmak zorunda kaldım çünkü yazamadım arkadaşlar. Eğer gerçekten çok kafama takılırsa dönüp yazarım ama gerek yok. İlerleyelim önümüze bakalım TET kısmına devam edelim. AYT'de de kaldığım yerden devam edelim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır. Görüşmek üzere. Bay bay.